aynı günde o kadar değişiyor ki bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun bir kesiminde böyle bekletti. İyi akşamlar değerciler. Yine bilim konuşacağız. Bilim derken tabii her zaman da uzaydan konuşmuyoruz. Bazen de yerden hatta yerin altına indiğimiz de oluyor. Bu sefer yine yerdeyiz. Hem de böyle bayağı eski zamanlara da gideceğiz. Türkiye'nin çok özel bir bölgesini ele alacağız bugün. Sadece Türkiye'nin, dünyanın da özel bölgelerinden bir tanesi. Dünyada benzeri pek az olan bir doğa olayının ya da bir yer şeklinin Anadolu'daki ilginç örneklerinden birini, Kapadokya'yı konuşacağız bu akşam. Kapadokya'nın nedir, nasıl oluştu, niye oluştu, niye her yerde oluşmuyor, niye her volkan olan yerde bir Kapadokya meydana gelmiyor? Özelliği ne, tarih boyunca özelliği ne, jeolojisi ne, altında ne var, üstünde ne var ve tabii içinde ne var? Çünkü tarih açısından da çok önemli bir yer. Pek çok dine ev sahipliği yapmış. Hatta bazı iddialara göre de Tanrı fikrinin ilk oluştuğu, insanoğlunun Tanrı fikrini ilk algıladığı yer olarak da biliniyor. Bütün bunları konuşacağız bu akşam. Konuğumuz, tahmin edersiniz ki, zaten kaç gündür de söylüyoruz, Profesör Doktor Celal Şengör ve Profesör Doktor Atilla Çiner, her ikisi de İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün öğretim üyeleri. Atilla Hoca aynı zamanda, hoca dedim pardon kusura bakma, çok özür diliyorum. Profesör Atilla Çiner aynı zamanda enstitünün müdürü. Celal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Atilla abi sen de hoş geldin. Hemen bir saplama yapabilir miyim? Sapla abi. Yeni duyduk ki Avrasya Enstitüsü dünyadaki en iyi 100 jeoloji bölümü arasına 100. girmiş. Dünyadaki ilk 100'ün arasına girmiş. Önce bir şey yok abi. 10 diyecektin sandım. Bilmiyoruz 100'ün arasında neredeyiz. Ha 10. da olabiliriz. Yani 100'ün içinde bir yerdesin. Evet. Evet. Rektör yardımcımız Alper Bey, bir toplantıdaydık. Alper onu söyledi. Biliyor musun dedi, ilk 100'e girmişiz dedi. Aa ne güzel. Valla çok da memnun olduk. Atilla tebrik ederiz sayın müdürümüz. Evet Atilla abi tebrik ediyoruz. Atilla abi diyorum çünkü benim Galatasaraylısın abim. az büyük ama bizde bir yaş, bir sınıf bile büyük olsa ölünceye diye kadar abi diye gider genelde. Evet, Kapadokya'dan başlayacağız. Şimdi ben bildiklerim artık Kapadokya ile ilgili. Kapadokya'da halı vardır, kilim vardır. Ondan sonra bol miktarda çanak çömlek yapılır. Turistler gider, rehberler turist kızları peşinde koşarlar gibi. Şaka yapıyorum. Öyle midir? Doğru. Doğru. Aynen öyledir. Şimdi çok da turistik oldu. Geçen hafta da oradaydım ben. Bu programı yapacağız diye bir araştırma yapmaya gittim Kapadokya'ya. İnandın mı? Yani. Gittim de araştırma yapmayı değil mi? Kapadokya zaten biliyoruz. Kapadokya, Erciyes volkanizmasının, Erciyes ve çevresindeki diğer volkanların patlamalarından oluşan kül örtüsünün ya da işte örtünün volkanların yağdırdığı, tüf mü denir onlara? Onların zaman içerisinde aşınmasıyla oluşmuş ilginç bir doğa yeri diyebiliyoruz biz. Nedir Kapadokya? Neresidir? Nereden nereye uzanır? Kaç kilometre karedir? Kaç metre karedir? Ne zaman oluşmaya başlamıştır? Kaç milyon yılda oluşmuştur? Şöyle bir girizgah yapar mısın? Olur, yapalım. İlk başta şeyden bahsedelim istersen. İlk slaytımızı alalım. Alalım. Orada slayt 1 arkadaşlar. Birinci slayttan başlayalım. Burada görüyorsunuz Kapadokya volkanik bölgesi Anadolu'nun orta kısımlarında, tam ortasında. Ankara'ya 300 kilometre kadar mesafesi var. Sınırları az çok işte Tuz Gölü fayı dediğimiz Aksaray'ın olduğu yerden. Güneyde Niğde, doğuda ben kuzeyde. Ben göstereyim mi? Erciyes. Hadi orada göstersene. Olur. Geleyim mi yardıma? Hadi ben yürürüm. O kadar şişmanlamadık daha Fatih. Aksaray fayı, Tuz Gölü fayı meşhur. Esasında Tuz Gölü'nün içinde de Kapadokya'dan üremiş volkanik malzeme var ama sınırı genelde Tuz Gölü fayı olarak kabul ediliyor. Güneyde Niğde, Hasan Dağı ve Melendiz volkanlarının olduğu kısım. Doğuda Ala Dağları'nın sınırladığı Ecemiş fayı meşhur. Hemen o Ecemiş fayı. Evet. Üste de Kayseri tarafında Erciyes. Tabii merkezi Nevşehir bunun. Ürgüp, Uçhisar, Göreme gibi şehirlerin olduğu. Kızılırmak'ta bunu bu malzemeleri kuzeyden kesiyor onu. Kesiyor. Onlarla ilgili slaytlar da göstereceğim birazdan.
bölgenin... Burası da Erciyes Volkanı. Erciyes Volkanı. Onlarla da ilgili konuşacağız birazdan. Biraz önce senin söylediğin esasında genelde Kapadokya'daki rehber arkadaşların söylediği yanlışla örtüşüyor diyeyim. Evet. Doğrusu kusura bakma seni çok yalanlamış olduk ama Erciyes, Hasandağ, Melendiz gibi volkanlar çok daha genç volkanlar esasında. Yani yaşları 2-3 milyon yaşında. Jeolojik anlamda genç bunlar. Diğer tüf, ignimbrit dediğimiz volkanik patlamaların ürünü olan malzemeler ise 10 milyon seneden başlayıp daha eski. Daha yaşlı. Yani peri bacaları olan buradaki yerler. Buradaki döküntüler daha eski tabii, aslında. Peri bacaları dediğimiz jeomorfik formlar, şekiller çok daha eski kayalarda oluşmuş şeyler. Yani Erciyes'in volkanizmasıyla yani hiç alakası yok. 2-3 milyon yaşından daha fazla. Tabii daha yaşlı kayalarda oluşmuş. Tabii onların oluşum hızları birazdan göstereceğim onları. Yani ama Erciyes'ten ve Hasandağ'dan çıkan malzemenin ürünü değil onlar. Anladım. Bu yanlış esasında herkesin yaptığı bir yanlış. Rehber arkadaşlar. Yani orada başka volkanlar da vardı. Çok daha kalan. Büyük volkan. Hatta büyük kaldera patlamalarının sonucu onlar. Birazdan onları da... Peki o volkanların kalderası bugün görünüyor mu? Çok bariz değil ama bir iki slide var. Birazdan gösterelim. Bu bölgede çalışmış özellikle Hacettepe Üniversitesi'nden arkadaşlar var. Onları da anımsatayım. Volkanolog. Volkanolog. Niyazi Gündoğdu'dan başlıyor esasında. İşte Abidin Temel, özellikle de Erkan Aydar son yıllarda önemli çalışmalar yaptı. Bu volkanların stratigrafisi daha doğrusu. Bütün Anadolu volkanları. Anadolu volkanları. Erkan, Fatih Erkan'ı davet edeceğini söyledi ama bütün Türkiye için. Çünkü bir Türkiye'de bir volkan riski tabii var. Çok ciddi şekilde volkanik, yani genç volkanlar var. Aktif olabilecek, her an patlayabilecek volkanlar var. Bunları bir programda tartışırız. Erkan da gelir. Ama Kapadokya'ya dönecek olursak bu bölge dünyada da birçok benzerleri var volkanizma olaraktan tabii. Tabii peri bacaları başka yerlerde de var ama buranın özelliği tabii peri bacalarının Lafını keseyim. Erkan falan geldiğinde Fuat'ı çağırabilir miyiz? Fuat kim? Güzel bir soru sordu. Fuat Şaroğlu Türkiye'nin tamamıyla kendi imkanlarıyla yetiştirdiği bizden önceki nesle ait 3 büyük jeologdan biridir. Çağırız tabii. Bu 3 büyük jeologun bir tanesi ne yazık ki vefat etti. 1990'da bir araba kazasında. Araziye giderken gitti. O zaman Sungurlu'ydu. Oltan Sungurlu'nun kardeşiydi. Genel Müdür Yardımcısıydı öldüğünde. Ve TEPAŞ'ın en başarılı dönemlerinin yaratıcısıydı. Ozan Sungurlu ölür ölmez, o zaman TÜBİTAK'ın başında hepimizin tanıdığı ve çok sevdiği Kemal Gürüz vardı. Ozan abi vefat eder etmez TÜBİTAK yanılmıyorsam ilk defa üniversite dışından birisine bilim için hizmet ödülü verdi. Ve o hizmet ödülü törenine Oltan Sungurlu, eski Adalet Bakanımız, Oltan Sungurlu geldi. Orada Oltan amcayla beraberdik. Ben Oltan amcaya dedim ki, Oltan amca dedim, hani dedim sizin gibi dedim, çok Adalet Bakanı gelir Türkiye'ye. Ama bir tane daha Ozan Sungurlu dedim, gelmez dedim. Celal dedi, öldükten sonra ailece dedi, anlamaya başladık dedi Ozan'ı dedi. İkincisi Necdet Özgül'dür ki çok şükür Necdet abi hayatta. Hala İstanbul'u haritalıyor. Necdet abi 75 yaşını geçti. Genç daha da. Necdet abiyi biz öğrenciler bazen araziye falan çıkartıyoruz. Şimdi bu arada bir yazın Bodrum'a gidiyor çünkü hanımı Bodrumludur. Şimdi biz Necdet abiyi kaçırmaya çalışıyoruz hanımından. Hanımı ne demiş biliyor musun Necdet abiye? 70'ine kadar istediğin yere git. 70'inden sonra avukatımla konuşursun demiş. Şimdi dolayısıyla zavallı Necdet abi ne zaman güzel... Nedir bu sizin hanımlara çektiğinizi? Ya kardeşim sorma be. Biz Necdet abiye telefon ediyoruz. Abi şuraya gelebilir misin? İşte öğrencilerle gideceğiz. Ya Aynur'la bir konuşsanıza diyor. Öteki de Fuat'tır. Ya bu üç adam analarından kardeşim yetenek doğmuşlar. Değil mi? Yani sen kendin de tanıyorsun bu üç adamı. Sırf ya Fuat'ı istememin burada sebebi Atilla yeni bir kitap şey yaptı.
çıkartıyor Fransa'da. Hepimiz sağ olsun davet etti, katkıda bulunduk. Bana bir chapter'ını gösterdi Fuat'ın. Doğru. Şahane. Fotoğrafı da var bir fotoğrafları tane. Fotoğrafları da var. Bu peri bacalarıyla ilgili. Erzurum'da da var esasında bu peri bacalarından. Fatih, Narman'da. Fuat, Türkiye'nin genç yer şekillerinin her metrekaresini yürümüştür. Allah Allah. Evet abicim. Böyle bir adamdır. Toplam kaç bin kilometrekareydi? İşte 700 bin metrekareyi düşün. Fuat her tarafını yürümüş. Her tarafını. Her tarafını. Bütün memleketi yayan geziyor. Yani. Bütün memleketi geziyor. Evet, yayan gezmiştir Fuat. Dolayısıyla Fuat gibi bir de yani şu bakımdan çok istiyorum. Fuat Mardinli bir ailenin çocuğudur. Annesi Fuat'ın zor Türkçe konuşurdu. Biliyor musun? Bir gün ben Fuat'ı aradım. Annesine dedim ki işte ben Celal Şengör. Şu telefondan beni arasın dedim. Telefondan cevap bir daha. Hadi dedik bir daha telefonu söyledik. Gene bir cevap bir daha. Bir daha söyledim. Gene bir cevap bir daha. Dedim ki anlaşamıyoruz. Kapattım telefonu. Biraz sonra Fuat aradı. Beni aramışsın dedi. Dedim sen nereden duydun? Annem söyledi dedi. Ya annen nasıl söyler? Annenle anlaşamadık. Yok yahu dedi benim annemin okuması yazması yoktur dedi. Telefonu ezberliyormuş sen söylerken dedi. Böyle bir çevreden gelen bu adam abicim, bu ve Ozan Sungurlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde benim hocam John Dewey ve MIT bu adamları davet etti konferans versinler diye. Davet edildikleri zaman ben dedim ki ya söylemesi ayıptır bu adamlar İngilizce bilmez dedim. Dediler ki mühim değil sen ne güne duruyorsun tercümanlık yaparsın. Ben bu adamlara tercümanlık yaptım Fatih. Uluslararası Petrol Jeologları Kongresi'ne Türkiye Petrolleri bir sene katıldı. Türkiye Petrol Jeologları şirketi TPA beni danışman yaptı. Ben de çok onur duydum. Danışman oluyoruz şuna filan gittik. Oraya gittikten sonra ben fark ettim ki benim görevim abi danışmanlık falan değil. Tercümanlık. Sadece Ozan Sungurlu'ya tercümanlık. Ve ben orada abi aklım durdu. Bu göya İngilizce bilmeyen adam. Amerika'nın jeolojisini biliyordu. Orada Amoco şirketine gittik Atilla. Şimdi TPAO orada yer kapatmak istiyor. İşte ortaklık yapacak. İşte orada çeşitli yerlerin jeolojisini anlatıyorlar. Rahmetli Celal dedi burada kız isimli bir tuz formasyonu vardı dedi. Loven tuzunu söylüyor. Abi dedim sen nereden biliyorsun onu dedi. Bunların hepsini öğrenmiş Fatih. Böyle bir adam. Nur içinde yat. Müthiş bir adam. Kaç yaşında öldü? 50 yaşında. Araziye giderken öldü ya Fatih. Araziye giderken öldü. Ozan abi öldü. İşte o törende Oltan amcaya ben dedim ki Oltan amca dedim. Kardeşinin ölümü dedim. Türkiye jeolojisinin potansiyelinin %50'sini beraber, %50'sini beraber götürdü. O kadar önemli. O kadar önemli bir adam. O kadar önemli. Neyse. Onun için sen bilmiyorum ne dersin. Değil mi? Ben Fuat'ın de, bu çok hoş olur ya. Çok güzel olur. Ozan, değil mi? Ozan Bey'le de ben de tanıştım esasında. Abi yani. TPA'ya giriyordum ben. Kader. Rahmetli Turgut Bolgi. Aa evet. Benim akrabam da olur. Ciddi beni, tabii beni ona tanıştırdı. Hemen başta dedi. O zamanlar öyleydi. Yani bugünkü gibi iş bulma şeyleri o kadar yoktu. Ben de Amerika'dan gelmiştim. Başta hemen dedi. Nasip değilmiş. Başka bir şirkette başladım ertesi gün ama Ozan Bey'le öyle tanışmıştım. Bu arada abi makine mühendisi sıralamasında ve maden mühendisliği, mineral ve maden mühendisliğinde üniversiteniz 31. olmuş dünya sıralamasında. Bravo. ODTÜ'de 45. olmuş. Abiciğim ben diyorum. Yani bir yere müdür, önemli bir CEO falan filan olmak istiyorsan ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent hepsi açıktır. Büyük bir iş yapmak istiyorsan İTÜ'ye gel. ODTÜ'deyi yapma bak o da 45. olmuş. Hayır aynı kardeşim bak tekrar ediyorum. CEO, MEO böyle önemli işler. Yani bunlar da önemli işler. Ama büyük bir iş yapmak istiyorsan İTÜ'ye gel. Peki hocam evet. Seneye bak. Neyse Atilla sen devam et. Sen devam et. İkinci slide alalım. Evet. İkinci görseli alalım. Yani bölge bu. Peki burada peri bacalarının olduğu bölge neresiydi? Onları da biraz da haritalarda göstereceğim ama nasıl oluştuğunu bir Celal anlatsın size. Şimdi Türkiye'miz yüksek bir platodur. Doğu Anadolu'nun yüksekliği ortalama 2000 metredir. Orta Anadolu ki bu arada şey de dahil Kapadokya'da da ortalama 1000 metredir. Batı Anadolu ortalama 500 metredir. Bu ortalama 1000 metre yüksekliğe sahip yerin güneyinde
Doğu Akdeniz'in tabanı Türkiye'nin altına dalar. Nasıl dalar? Bir dalma batmaz onu boyunca dünya mantosunun içine girer. Fakat çok düşük bir açıyla girer. Aşağı yukarı 5-6 derecelik bir açıyla girer. Çok düşük bir açıyla girdiği için bunun altındaki litosfer dediğimiz kısmı ve onun altında astenosfer dediğimiz kısmın hepsini götürür. Dolayısıyla şöyle bir yer oluşmuştur burada. Bunun altındaki kısım gitmiş olduğu için Anadolu'yu aşağıda tutacak ağır bir çıpası yoktur. Dolayısıyla Anadolu yükselmiştir. Anadolu yükseldiği zaman bunun altında kısmi ergime başlamıştır. Niye? Çünkü siz aşağıdaysanız, aşağıda olduğunuz zaman üzerinizde yüksek basınç var. Değil mi? Şimdi bir gazoz düşünün. Bu gazozun kapağını açtığında ne olur? Püf diye içinden gazlar çıkar. Anadolu'yu bulunduğun yerden yukarı aldın mı üzerindeki basıncı alıyorsun. Püf diye gazlar çıkıyor. Altındaki magma magmadan gazını çıkartıyor, eriyor. Değil mi? Dolayısıyla burada ne var ne yok ortaya çıkmıştır. Şurada. Burası Akdeniz. Burada dalıyor. Anadolu yükseliyor. Ve bütün şu kuşak boyunca normal ada yaylarından bilmediğimiz şiddette bir magmatizma başlıyor ve tipte kıta kabuğu eriyor burada. Peki Sayın Şengör, bunlar bütün buradan buraya kadar dalıyor mu yoksa sadece şurada mı o dalma hattı var? Şuradan dalıyor. Şöyle. Yani o dalma hattının boyu kaç kilometre? Bu Kıbrıs, şey pardon, İskenderun. İskenderun'dan başlıyor. İdi, İtalya'ya kadar gidiyor. İdi. Fakat 11 milyon önce Anadolu'nun kaçmaya başlamasıyla bak bu kısım dalma batmaktan vazgeçti. Şu hareketi edindi. Burası sırf dalma batma oldu. Burası aynı burası gibi. Şu hareketi edindi. Fakat Girit'in orası gene dalma batma. Hatırlarsın daha önce konuştuk. Çok büyük depremler olur orada. Olacaktı. 8'lik deprem olacaktı. Evet. 8.9. Burası da öyle. Burada da mı aynı risk? Burada da aynı risk var. Değil mi? Şimdi buradan dalan, bak buradan dalan levha geliyor ta buraya. Şimdi şurası kaç kilometre? Yani buradan, şurada gösterirsek buradan dalan levha, buradan dalmaya başlıyor buradan. Evet. Burası yaklaşık 250-300 kilometre herhalde. 400 mu? 400. Normalde Japonya'da dalıyor levha. Volkanların çıktığı yerin mesafesi maksimum 75-150 arası. Burası 400. Çünkü yavaş daldığı için. Hayır. Ya. Düşük açıyla. Şimdi yavaş dediğim o düşük açıyla. Çok düşük açıyla daldığı için. Düşük açıyla daldığında bir sürü şey oluyor. Bir, aşağıdaki manto az. Kıta kabuğu üstünde. Altındaki litosferi tıraşlanmış vaziyette. Hafifliyor. Yükseliyor dolayısıyla. Yükseldiği zaman ne oluyor? Magmanusu yüzmeye başlıyor. Hayır, zaten yüzüyor. Fakat yükseldiği zaman basıncı düşüyor. Basıncı düştü ve altı eriyor. Şimdi bundan sonrasını alalım. Eriyor dedin. Ya şurası? Evet evet. Öbür bundan sonrasını alalım. Şimdi bakın bunun çok benzeri bir olay Amerika'da oluyor. Değil mi? Şimdi Amerika'ya şöyle bakalım. Şurası Kaliforniya. Eskiden bütün burası boyunca bir dalma batma olayı oluyordu. Bu dalma batma olayı esnasında bir okyanus platosu. San Andreas'a geldi mi orası? Şimdi San Andreas, eskiden değildi. Bir okyanus platosu geliyor buraya. Bu okyanus platosu normal okyanus kabuğu değil. Normal okyanus kabuğu 5 kilometre, 8 kilometre kalınlığındadır. Bu 25 kilometre kalınlığındadır. Niye? Efendim çünkü bu Pasifik'in burasındayken Hess platosu diye bir plato daha var. Bunlar bir manto sorgucunun üzerindeler. Bugünkü İslanda gibi fazla magma üreten bir yer. Hess platosuyla bu burada oluşuyorlar. Ondan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu geliyor buraya. Öbürü gidiyor havayı oluşturuyor. Hayır. Öbürü gidiyor Asya'nın altına. Asya. Ama daha gitmemiş. Daha ortalıkta o. Bu kaybolmuş vaziyette. Bunu 1977 yılında ben, hocam, Kevin Burke,
ve Richard Levecari diye bir arkadaş. Biz üçümüz Nature'da yayınladık. Ve ilk defa... Bu ilk sizin makalenize çıkıyor. Evet. Bu ortaya çıktı ki buradaki bütün yaygın bir volkanizma, andezit, biraz önce Atilla dedi ya, ignimbrit. Bu kaynamış tüf demek. Şimdi Atilla biraz sonra gösterecek. Volkan patlıyor. Tüf bulutları yağıyor. Bu tüf bulutları arkadaşım 800 ile 1000 derece santigratta yağıyor. Tabii bunlar indikleri zaman yapışıyorlar birbirleri üzerine. Öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri nedir biliyor musun? Bunlara giderler, granit zannederler bunu. Halbuki tüf. Ama böyle böyle kristaller düşüyor. Evet. Bir de kristaller büyüyor. Çok sıcak çünkü. Evet. Şimdi bunun altında bu geliyor. Taraşlıyor. Yavaş soyunca mı kristalleşme fazla olur, hızlı soyunca mı kristal? Yavaş. Yavaş. Şimdi bunun altına bu geliyor. Bunun altındaki bütün litosferi taraşlıyor. Taraşlayınca ne oluyor? Bak, Colorado platosu yükseliyor. Yükseliyor. Bugün Colorado platosuna gidiyoruz. Hani Grand Canyon var ya turistlerin çok sevdiği. Kaybap kireç taşı, Permiyan yaşlı. 2500 metrede duruyor. Uludağ yüksekliğinde duruyor. Yatay. Normalde yatay bir tabaka o yükseklikte durmaz abi. Deniz seviyesinde durur. 2500 metrede duruyor. Niye? Altını kaybetmiş. Ve burada bütün bu alan... Peki şimdi altını kaybeden aşağı çökmüyor de yukarı mı çıkıyor? Evet. Neden? Kaybettiği, çünkü hafifliyor. Kaybettiği altı ağır malzemeden oluşuyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Senden bir şarap mantarı alalım. Bu şarap mantarının kıçına bir çivi koyalım. Mantar batar. Mantar batar. Çiviyi çıkaralım, mantar yüzmeye başlar. Mantar yükselir. Bunun altında bir çivi var. Daha ziyade bizim ultramafit dediğimiz demir ve magnezyumdan oluşan. Bunu söküp aldığın zaman ki bak bu tıraş malzemesi. Hı hı. Nasıl biz tıraşımız, suratımızı tıraş ediyoruz. Bronkaya giriyor, bunu tıraşlıyor. Götürüyor. O zaman yükseliyor. Peki bir şey soracağım. Bu bunu niye itmiyor da tıraşlıyor? Yani bunu komple niye yukarı itmiyor da içinden kesip geçiyor? Çünkü bunu fazla yukarıya itemez. Ha. Ne mani oluyor? Yer çekimi. Yer çekimi ağırlığı. Yer çekimi mani oluyor. Dolayısıyla bunu buradan götürüyor, tıraşlıyor. Ama tıraşladığı zaman bütün burası yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? Burası ne abicim? Ortalama yüksekliği 2500 metre. Değil mi? Sen Colorado'da hiç kayak yaptın mı? Evet. Hah. Onun için millet buralara kayak yapmaya gider. Üstelik... Peki burada da var mesela aynı yüksekler. Hayır yok. Idaho'da yok mu? Idaho'da sen... Babacım gittin Kanada'nın kuzeyine. Pardon, Kanada'ya gittim. Özür dilerim. Beyefendi Idaho'da niye var bu yükseklikler? Çünkü... Şimdi bu böyle düzeldi ya. Bu taşıdık mı volkanizmayı buraya? Burada da sen iteliyor musun? Kabuğu zayıflattım. Kabuk burada. Abi kırmasak iyi olur, para bunlar. Hayır neden? Burada zayıflattın kabuğu. Bak. Burada normalde sahilde olan dağlar Amerika'da içeride oluşuyor. Burada, yani burada da şey var. Rocky Mountains var burada da. Burada da Rocky Mountains var. Ama devam var. Kanada Rocky Mountains demeyelim lütfen. Kayalık Dağı. Kayalık Dağı. Türkçesi var. Siz Faik Sabri Duran'ın şeylerini okumayan nesil misiniz? Coğrafya kitaplarını. Burada Kayalık Dağlar diye geçer. Kayalık Dağlar, Kanada Kayalık Dağları normal dağlara benzerler. Halbuki Amerikan Kayalık Dağları şeydi, Arjantin'deki Sierra Pampeanas'a benzerler. Yani kıta parçalanmıştır. Dolayısıyla buradaki Kayalık Dağlar Kuzey Amerika kıtasını parçalayarak gelişmişlerdi. Çünkü Kuzey Amerika kıtası ısınmıştır. Değil mi? Şimdi bizde benzer bir şey oluyor. Bütün Anadolu... Hani o yüzden mi küçük Amerika'yız mesela? Söyleme ne olur böyle şeyleri. Şimdi beni kötü konulara şey yapacaksın. Ondan sonra müdürüm kovacak beni. Estağfurullah. Bir geri gelelim. Orada esasında bir analoji yapalım şeyle. Colorado. Bir geri gelelim. Bakın burada Anadolu'da Mut Havzası yazıyor aşağıda. Evet. Çok benziyor esasında Colorado platosuna. Anadolu platosu da küçük ölçekli ama tam bir plato esasında. Ve bu yükseklik aynı lan. Aynı. 2500 metrede miyosen duruyor yani bizde. Büyük platolar var dünyada, Tibet, evet. Altiplano gibi ama Anadolu platosu da daha küçük ölçekte de olsa benzer bir plato. Mut Havzası'nda gidenler bilir. 2000 metrede bugün 8 milyon yaşında
horizontal böyle yatay duran tabakalar, denizel tabakalar var. İçinde fosiller var. Denizin yükselmiş böyle. Yani denizin yükselmesi değil, bu Platon'un yükselimini Plato'yu gösteren. Yani. Özellikle bu konuda çok çalışma yapıldı bizim de dahil olduğumuz bir proje kapsamında. Ve 2000 metrede ortasına geliyorsun, onu da göstereceğim birazdan. Kızılırmak nehrinin kestiği kayaçlar var. Ortası biraz daha az yükseliyor. Kuzeyde de bizim her zamanki programın müdavimlerinden Cengiz Yıldırım'ın çalıştığı Karadeniz tarafı var. Orası da nispeten hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani Anadolu platosu son 10 milyon yıldır kafasını sudan çıkarmış yükseliyor. Daha da yükselecek mi? Bunda büyük ihtimalle daha da yükselecek. Yalnız yükselim hızı güneyde çok daha fazla kuzeye ve ortasına göre. Şöyle yükseliyor. Ya, biraz homojen olmayan, heterojen bir şekilde. Sonra Karadeniz'e dökecek böyle için. Artık ne olacak ama yükseldiğini çok net bir şekilde yapılan çalışmalar gösteriyor. Bu analojiyi de yapmış olalım. Peki bu şeylerin, torosların oluşum sebebi bu yükselme mi? Efendim oluşum sebebi yani torosların bugünkü yer şekillerini soruyorsan evet. Ama torosların iç yapısını soruyorsan o başka bir sorun. O ayrı bir jeolojik apayrı, hikaye. Evet, apayrı bir burada jeolojik. Morfolojisinden bahsedeceğim. Peki toroslar Alplerin devamı mı? Toroslar Güney Alplerin devamı. Güney Alplerin devamı. Güney Alplerin. Yani şeyden kes, Insubrik hattından kes. Insubrik hattı dediğim zaman Lugano'dan başla, ta şeye kadar gel. Tiroller, Klagenfurt'un güneyinden, oradan Dinaritlere geç, Dinar Alpleri diye bilinen, işte eski Yugoslavya'dan Balkanlar. Balkanlar, Yunanistan'a gel, Yunanistan'dan Ege'deki parçalanma bölümünden geç ve Toros. Yani onlar aslında bir devam eden bir silsiledir. Evet. Devam edelim öbür slaytlarla. Evet, şimdi bu bölgenin, yeni gördüm bu yayını da, yeni çıkmış bir harita olaraktan yuvarlaklar için aldığı için göstereyim dedim. Bakın burada sarıyla gösterilenler bu ignimbrit dediğimiz işte volkanik büyük patlamalar sonuçlanmış olan. Peki orada hala volkan var mı? Volkan her yerde var ama onlar eskiden kalan, volkanların ürünleri. Kuaternler yaşlı volkanlar kırmızıyla işaretli. Hasan Dağ, Melendir Dağ gibi. Diye, dördüncü zaman ya da Kuaterner yaşlı stratovolkanlar ne demek? Yani biraz sonra stratovolkan gözükecek. Çeşitli defalar aktivitesi devam etmiş olan büyük volkanlar. Hala aktif olma ihtimali olan. Hala aktivite gösterme ihtimali olan. Erkan'a sormak lazım bu tür şeyleri, daha da iyi bilir. Fakat Kuaterner dediğimiz son 2,5 milyon yıl. Son 2,5 milyon yıl. Jeolojik anlamda çok yakın bir zaman. Diğer türden volkanları da burada görüyorsunuz. Daha sonra da monojenik volkanlar dediği tek patlama göstermiş olan volkanik yapılar da var Kapadokya bölgesinde. Onlardan teker teker fotoğraflarım var. Onları da göstereceğiz birazdan. Ama bölgenin genel anlamda şeyi bu. Özeti bu. Bir şöyle aşağıdan yukarıya doğru, çünkü 13 milyon sene önce falan başlıyor volkanizma burada. Onun bir stratigrafi dediğimiz, yani tarihçesini birazdan anlatırız. Öbür şekle geçelim isterseniz. Belki orada daha rahat görürüz. Şimdi bu bizim edit ettiğimiz bir kitapta yeni çıkacak olan bir yayın. Damas Muralis, Fransız bir arkadaş. Erkan da var bu ekibin içinde. Çok güzel bir yerde. Biraz karmaşık açıkçası. Bunu kim anlayacak çok merak ediyorum. Evet, biraz karmaşık, kabul ediyorum. Ama her şeyi gösterdiği için koymak da istedim. Yani bir morfolojinin nasıl çalıştığını göstermek açısından da koyalım. İsterseniz geçelim bunu. Fazla üstünde durmayalım. Burada gösterilen şeyler, özellikle gri ile gösterdiklerimiz bölgeler, bizim ignimbrit dediğimiz işte bu kalderalardan çıkan patlamaların ve daha sonra o peri bacaların oluştuğu birimlerin olduğu kayaçlar. Şöyle kabaca bu şekilden başlayalım bilmeyen arkadaşlar için. Biliyorsunuz volkanın kabaca iki ürünü var. Bir tanesi lav, akan, patlama değil de işte akaraktan oluşan. Bir diğeri de gaz ve su buharı daha ziyade. Sonucu, patlama sonucu olan tüf dediğimiz piroklastik, yani şimdi ateş. Şimdi hemen onu soracağım. Şimdi bu tüf dedi, yani bu evet, patlama sonucu olan şey. Bu aslında volkanın tepesinde biriken ve kurumuş maddeyi mi fışkırtıyor? O mu
Yok, aşağıdan da geliyor. Mama aşağıda. Taş, mama aşağıda. Şimdi bu geliyor, geliyor basınç yapıyor. Ve volkanın tepesinde biriken maddeyi fırlatıyor mu yukarı? Fırlatıyor. Zaten aşağıdan ve volkanın duvarlarından veya ana kayadan da parçaları alıp içinde kilometrelerce yukarıya doğru 30-40 kilometre yukarı fırlatıyor. Yukarıya fırlatabiliyor. Çok daha büyük patlamalar var. Yani 30-40 kilometre demeyeyim. 20-25 kilometrenin üstüne geçmiyor ama oralara kadar çıktığı zaman zaten fırlatılan malzeme mikroskopik boyutta. Evet. Tabii çok daha dumanından bir külüne malzeme. Tabii. Yani kül boyutunda. Boyutta onlar. Yani bunun küçük bir patlama bile hatırlayın Eyjafjallajökull'ü şeyde İzlanda'daki çok küçük bir patlama esasında yani volkanolojik anlamda önemli bir şey değil ama işte rüzgarın bütün Avrupa'yı mahvediyor. Aynen öyle. Fakat tabii çok peki mesela Krakatoa ile Eyjafjallajökull'ü karşılaşırsak orantısal yani, nedir? Yok hiç yani oran bilmiyorum. Abi 100 milyonda biri değil. O kadar değil. O kadar değil ama yani enfiye. Çünkü Krakatoa unutma attığı zaman şeyini tüfünü Grönland'a kadar gitti. Tabii. Bütün dünyayı dolaştı. Hindistan'da Eyjafjallajökull sadece Avrupa, işte Amerika'nın biraz kuzeyi fakat büyük ölçüde Avrupa'yı işgal etti. Yani Krakatoa'nın külleri Hindistan'da metre boyutunda. Evet. Yani o kadar kalın, ciddi volkanik kış dediğimiz biliyorsunuz şeylere neden olan bir şey. Patlama türleri çok değişik. Eyjafjallajökull, bir bazaltik volkan ve açığa çıkarttığı tüf bir kaldera patlaması değil. Yani Krakatoa adayı uçurdu. Evet, aynen öyle. Tabii burada bir öbür fotoğrafa geçelim. Tabii burada kalderayı da tanımlamak lazım. Kaldera dediğimiz şey, bu arada tabii Katya ve Maurice Kraft, bunlar Alzaslı, Fransız. Gerçek bir fotoğraf bu. Ha, biliyorum. Patlamanın önünden kaçarken o maalesef... Bürokratik akıllı değil mi? Evet, aynen öyle. Kaçabiliyorlar mı? Yani kaçamıyorsunuz normalde. Nitekim bunlar 91'de Unzen'de, Japonya'da külün altında kalıp öldüler. Peki bunun fotoğrafı çeken? Vallahi bu fotoğraf kim çekti açıkçası bilmiyorum ama o herhalde yaşadı. Bu yaşadıktan sonra bununla ilgili, belki. Bununla ilgili bir kitapları... Abi o da yaşamaz. Evet. 800 derece santigrat yani. Çok hızlı yani. Patlayan. Tabii burada bir volkan patlaması yandan bulutları çıkıyor. Tabii kaldera dediğimiz şey ise çok çok daha büyük boyutlu. Yani düdüklü tencereyi düşünün. Düdüğü volkanın bacası diyelim. Kapağı da kaldera. O boyutta bir şey. Şeyde olan gibi. O Ege Adaları'ndan neydi? Santorini gibi. Yani Santorini gibi şöyle söyleyelim esasında. Kapadokya'dakiler, yani kaldera patlaması, ciddi kaldera patlaması insanlık tarihinde... Bütün yer patlıyor çünkü. Aynen öyle. Yani dolayısıyla Kapadokya'daki mesela en son birimlerden birazdan göstereceğiz. Kızılkaya, İgnimbriti dediğimiz. 10 bin kilometre kareyi kaplayan takriben 10-15 metre kalınlığında bir İgnimbrit, tüf. Kül düşünün. Yani ciddi 100 kilometre uzunluğunda alanı 15-20 metre kalınlığında malzemeyle yapabiliyor. Yani bir volkanın sadece... Kaç milyar ton düşün yani? Yani şey olarak... O kadar bir alan birdenbire boşalmış. Yani ciddi bir patlama bu. Tabii hiç kimsenin yaşaması mümkün değil o zamanlar. Bu Kapadokya'yı düşününce esasında... Anlamadım orada daha insanlık yok herhalde değil mi? Yok. Tabii. Yani şöyle söyleyelim, büyük İgnimbrit patlamaları en sonu benim hatırladığım 2,5 milyon senede Kapadokya'da. Peki mesela bu 680 bin sene, 640 bin sene önce şey patlamış. Yellowstone. Ama o var. Bugün yarın da patlayabilir. Onun o da öyle bir patlama değil mi o da? Tabii aynen bu İgnimbrit patlaması gibi. Yani burada da olma ihtimali olabilir. En son büyük patlama 2,5 milyonda Vali Bebe Tepe İgnimbrit dedikleri Erciyes'te, Kayseri civarında. Daha sonra Pomza akıntıları var ama bu büyüklükte yani Kapadokya bölgesini oluşturan çeşitli İgnimbritlerin şeyi... Zaten sonra biz bu programları yapamıyoruz. Yani, sen dertler. Yani ilginç de bir şey söyleyeyim. Mesela bu 9,5 milyon yaşında yanılmıyorsam Kavak İgnimbriti. İçinde Erkanlar 3-4 sene oluyor. Bir gergedan başı buldular. Gergedan. Fosilleşmiş. Yayınladılar da onu. Fazla da parçalanmamış. Dolayısıyla akıntının çok böyle hızlı bir şekilde gelmediğini düşünüyorlar. Şeydeki gibi, Vezu'daki gibi. Yani gergedan başı hatta yayınlandı hatırlamıyorum. Plus One'da yayınlandı yanılmıyorsam.
Kapadokya'yı düşününce kaldera patlamalarını düşünmek lazım. Hmm. Çok daha genç volkanlar, Hasan Dağı, Erciyes gibi, onların patlamaları nispeten devede kulak. Hmm. Bu tür ignimbrit patlamalarına göre. Dediğim gibi insanlık bu tür patlamaları birebir gözlemlememiş durumda. Toba'daki belki hariç, o zaman... Efendim, o zaman birebir orada kaç kişi yaşıyordu? Evet, yani insan, 75 bin sene önce insan nüfusunu hemen hemen yok etmiş. Evet. 2000 kişiye düştüğü tahmin ediliyor insan nüfusunun dünyadaki 75 bin sene önceki Endonezya'daki patlamanın sonucunda. Devam edelim. Şimdi Yellowstone patlarsa mesela dünya nüfusunun da 1 milyarın altına düşeceği söyleniyor. Yani. Şeyden dolayı, yaratacağı bulutlardan dolayı açlık, kıtlık, şundan bundan hepsini... Ama buz çağını tetikliyor. Yani, aynen, buz çağını tetikliyor. Yani aynen, hiç şakası yok. Şimdi ignimbrit diyoruz, nasıl bir şey? Bu Kapadokya'nın tipik görüntüsü. Ben gideyim mi gene oraya? Git. Oradaki o mesela beyaz görünen... Orada enteresan, beyaz var, kırmızı var, tabii, gri var, rengarenk diyor. Mağmanın kompozisyonuna bağlı bir şey o. Hı-hı. İçindeki minerallerin oranına bağlı olaraktan değişen bir renklenme var. Bakın orada gördüğünüz, beyazla gördüğünüz birim meşhur kavak ignimbriti. Kapadokya bölgesindeki evlerin, mağaraların büyük çoğunluğu bu birimin içindedir. Evet. Bu birim esasında takriben... yanlış bir şey söylemeyeyim ama 3-4 bin kilometre kare alanı kaplar. Bu bölgede Ürgüp ve civarında çok yaygın olarak bulunur. Ve bu gördüğünüz daha sonra aşınma ürünü, böyle çok bedland denir bunlara. Çok güzel, böyle yumuşak dokuda bir görüntü sağlıyor. Üstüne gelen, bakın pembeyle gördüğünüz, o da meşhur zelve ignimbriti, zelve seviyesi. Bunun her biri ayrı patlamalar. Tabii bunların her biri birkaç ayrı patlama esasında. Peki mesela şunu merak ediyorum. Beyaz kaç milyon yıl? Beyaz kavak ignimbriti 9,5 milyon sene civarında. O ise yanılmıyorsam 8,5 diye hatırlıyorum. Birazdan göstereyim. Şimdi o üstüne gördüğün o bir göl seviyesi. Esasında bu patlamalar olduğu sırada Kapadokya'nın belirli kısımlarında bugünkü Tuz Gölü gibi göller var. Patlamalar oluyor. Kimi kül ya da ignimbrit gölün içine düşüyor. Kimi yerlerde de göl devam ediyor. Bakın orada hayatına göl devam etmiş. Bu yani bu gölün biriken çamuru bu. Aynen. Kimler? Üstteki şu en üstte gördüğümüz tamamen sedimenter tortul kayalar. Tortul. Yani ignimbrit değil onlar. Göl yaşamına devam etmiş orada. Yani tabii bugün yükseldiği için. Bu volkan patlaması, bu ise, göldeki birikme. Göl. Sakin. Peki bu gri ne? O da kavağın bir birimleri. Şimdi kavakta şöyle bir şey var. Birkaç, benim hatırladığım 4-5 patlama olduğu söyleniyor. Bunların arasında da aralarına serpiştirilmiş durumda diyelim, gölsel ve nehir çökelleri var. Peki abi şunu merak ediyorum şimdi. Aynı volkanlar patlıyor sonuçta. Evet. Aynı yer, aynı zemin patlıyor. Aynı volkan demeyelim buna. Çeşitli yerlerde kalderalar var. Yani sadece tamam, bir yerden sonuçta çıkıyor. Sonuçta aynı magma gölünden geliyor bunların hepsi herhalde. Attaki değil mi? Evet. Niye maddeleri farklı? Niye biri kırmızı, biri beyaz? Aynı volkan. Değişik zamanlarda çok değişik laf püskürtebilir. Evet. Neden? Şimdi Fatih'ciğim, bunun birkaç nedeni var. Birincisi, senin bir magma cebin var. Evet. Bu magma cebinin içine bir yerden magma geldi, doldu. Bir yerde geldi, magma doldu. Tamam mı? Şimdi bu magma geldi, bir miktar püskürttü. Bu belli bir bileşimde geldi, püskürdü. Bir volkan oluşturdu. Ondan sonra bunun içinde belli kristaller oluştu. Bu kristaller geldi, dibe çöktü. Çöktü. Değil mi? Şuradaki magmanın bileşimi değişti. Değişti. İkinci patlama bundan farklı bir bileşim oluşturur. Burada. Bir de şimdi bu patlattı. Boşaldı. Kısmen boşaldı. Yeni malzeme geldi. İkinci malzeme geldi. O zaman bu ikinci malzeme geldi, bundan birleşti. Başka bir şey oluşturur. Başka bir malzeme oluşturur. Yani bundan şunu anlayabilir miyiz? Magma homojen bir şey değil. Değil tabii. Magma homojen olabilir. Magma tamamen heterojen olabilir. Homojen bir magma bulunduğu yerde zamanla heterojenleşebilir. Kristalleşme neticesinde farklılaşmaya uğrayabilir. Tek düze karakterini kaybedebilir. Onun için katılaşım kaya
petrografisi dediğimiz bizim bu branş dünyanın en eğlenceli branşlarından biridir. Yalnız bir adamın intiharına sebep olmuştur. Niye? Norman Bowen diye çok meşhur bir petrograf vardı. Kanadalı, Amerika'da çalışan ve ilk defa bu farklılaşmanın nasıl olduğunu ortaya koydu bu adam. Meslektaşları bu adama bir türlü inanamadılar. Sonra içine mi indi? Evet. Şaka değil, resmen. Bir gece bir kutu uyku hapı alarak Norman Bowen intihar etti. O zamanlar millet bilimi ciddiye alıyordu. Bir keşke Volkan için atlasaymış daha iyi. O Empedokles'in işi. Onu Empedokles'in yaptığı iddia edilir milattan önce. Fakat şaka bir yana bu magma farklılaşması çok önemli bir olay. Ve aynı volkan değişik zamanlarda değişik çok alakasız lavlar da püskürtmüş olabilir. Çok değişik derinliklerden gelen lavlar aynı bacayı kullanmış olabilirler. Bunun çok örneklerini biliyoruz. Dolayısıyla bir volkanı çalışırken veya bir volkanlar grubunu çalışırken veya bir volkanik bölgeyi çalışırken yalnız taşlarını değil o bölgenin yapısını yani mimarisini de ve bu mimari evrimi de çalışmak çok önemli. Peki aynı volkan mesela burada tek bir volkan cebi mi vardır, magma cebi mi vardır yoksa birkaç magma cebi mi vardır? Hangi zamanı sorduğuna bağlı. Aynı zamanda ben eminim burada birkaç magma cebi vardır ama mesela bugün Vezüv'ün altında bir tane magma cebi var. Vezüv'den çok büyük. Çok büyük. Ne? Bu Vezüv'ün birkaç katı büyüklüğünde. Ve galiba ama, patlarsa deniz içine patacak gibi görünüyor değil mi? Yani o zaman dediğim gibi program yapamayıp birbirimize veda edeceğiz. Ama mesela Orta Atlantik sırtında bir sürü küçük magma cepleri var. Orta Pasifik sırtında bir tane. Koskocaman. Cetler gibi uzanıyor. Hawaii. Hayır. Orta Pasifik sırtı. Şeyden bu Nazca levhası var. Efendim Pasifik levhası var. İşte Galapagos'da yakın bir yerden başla. Paskalya adalarına in. O hat boyunca bir tane. Peki Hawaii ne? Efendim o başka. O manto sorgucu. O mantodan hem de nereden biliyor musun? Çekirdek manto sınırından. En dipten yani. En dipten yükselen. Birkaç yüz kilometre dipten. Efendim 2900 kilometre demek istiyorsun. 2900 kilometreden yükseliyor. Ve yani o malın membana inmiş tamamen. Ve aynen. Fatihciğim bunların yükseldiği dünyada iki tane yer var. Bir tanesi büyük ölçüde Afrika'nın altında. Bir tanesi büyük ölçüde Pasifik'in altında. Tahminimiz dünyanın ortaya çıkışından beri hiç hareket etmemişler. Orada duruyorlar. Ve bu şeyler, bu manto sorguçları büyük ölçüde bunların ya etrafından ya etrafına yakın olmak üzere üzerlerinden dönüyor. Bunlara D2 üssü adı verilmiş. D2 üssü belirli sismik imzaları var bunların. Ve keşke bunu soracağını bileydim. Bunların malzemesi ne biliyor musun? Şahane bir taş. Bu taşın kardeşim çimentosu bildiğin demir. Pırıl pırıl demir. İçinde peridot taneleri var. Hanımlar bayılırlar böyle. Evet, çok güzel. Olivin. Nasıl güzel bir taş ama biliyor musun? Biliyorum. Bunun adı palasit. Diyeceksin lan nereden biliyorsun? 2900 kilometre aşağıda. Bunun benzerleri bize meteoritlerle geliyorlar. Pallas demiri denen, Sibirya'ya düşen ve Petazimon Pallas'ın bulup şeye getirdiği, Petersburg'a 18. yüzyılda getirdiği meteoritten biliyoruz bunu, Pallas demiri. Söyleseydin getirirdim. Pallas demiri getirecektim. Pallas demiri getirecektim bir parça. Meteorit. Evet, bir meteoritten bir parça. Efendim, Fatih Bey, enstitümüzde her şey var. Her şey bulunur. Enstitü yoksa evde vardır. Evet abi. Ya enstitü aslında evin bir parçası. Pardon, ev enstitü bir parçası. Evet, sonra da enstitüyü bağışacaksın evi galiba sen. Bana kalırsa hemen. O ya öldürmezse beni, evet. Bir ara vermemiz lazım, mevsimde beni öldürecek çünkü. Öyle mi, peki. Ceyhan abi, aşağıda Dolapdere'de kahvehanede bizi seyrediyorlarmış. Bunu yolladılar ıstaka.
Ah sağ olsunlar. Diyorlar ki Celal Bey o kadar şımarlamış ki önüne geçtiği zaman biz haritaları göremiyoruz. Lütfen bunu uzaktan göstersin. Ulan bunu sana Oya söyledi değil mi? Sana Oya söyletti değil mi bunu? O yüzden Allah bu ıstakayı... Sayın seyirciler ne baskı altında olduğumu görüyorsunuz. Bu ıstakayı sana veriyorum. Şu çay dahi zehir oldu çünkü şeker iki tane içine. Şekerle geldiydi. Fatih Terha şekerleri aldı. Evet. Sana şeker yok, pasta yok, hiçbir şey yok sana. Biz Oya'ya da karar verdik. Seni zayıflatacağız. İlber'i bekliyorum. Biraz zayıflatacağız. İlber gelse İlber'in kokusundan İkiniz elimden alamayacaksınız. İkiniz birbirinizden betersiniz. İkinizin de tutamıyorsunuz ağzınızı. Abi sana da... mail üzerinden çok şey var. Diyorlar ki yani müdür diye yerinden kalkmıyor, sizi çalıştırıyor eşek gibi diyorlar. Onu efendim aslında o mahalleden geliyor. Atilla'nın amirinden, hanımından geliyor. Sen niye oturuyorsun diye. Tabii ben... Atilla müdür müdürlüğünün bir elemanları çalıştırıyor. Biz adamlarını kullanıyor. Oradan oturuyor, emir veriyor. Biz gidiyoruz. Hemen kalkıyorum. Git Celal göster diyor. Ben de Celal abinin yancısı olarak hemen kalkıp gösteriyorum. Şimdi öbür slayta geçelim. Oraya çıkmayacaksın onu. Tamam, anlaştık. Öbür şeyi alalım. Oradan başlayalım. Şimdi bu Erkan Aydarlar'ın yayınladığından aldık bu kesiti. Kapadokya'daki volkanizmanın katmanların isimleriyle ve yaşlarıyla görüntüsü bu. Şöyle başlayalım. En alttan başlayıp yukarıya doğru çıktık da yaşlıdan gence doğru gideceğiz burada. Şimdi gördüğünüz gibi burada lav akıntıları var, damsa. Bunlar volkanizma esasında 13,5 milyon sene önceden başlıyor Kapadokya'da ama genelde lav kökenli akıntılar. İgdimbrit yani çok daha büyük patlamaların o kül, tüf dediğimiz patlamaların olduğu zaman ise Kavak İgdimbrit'i diye alınan, bakın 4'e kadar gidiyor, 4 tane. 4 çok daha patlamış. Fazla olduğu tahmin ediliyor da 4 tane ayıklanmış. Aralarında da göl katmanları, nehir katmanları var bunların. Yaşları bu Erkan. O aradaki ince sedimentasyon mu? Tabii bu ince göl seviyeleri. Şöyle düşünelim, göl var, nehir akıyor. O sırada volkanizma patlama oluyor ve üstünü kaplıyor. Dolayısıyla altta göl sedimanları, üstte de ignimbritler var burada. Kavağın yaşı 909,5 milyon civarı. Birçok yöntem var, bunları detaylarına girmiyoruz. Ama en son yeni yapılanı 2012'deki Erkanların yaptığı. Bu kavak, biraz önce gösterdim, beyaz olan birim. Kapadokya bölgesi, özellikle Ürgüp, Göreme civarında en yaygın olarak evlerin, kiliselerin içinde olduğu birim. O mağaraların olduğu yer. Genelde mağaraların olduğu birim. Tabi Zelve de öyle. Zelve İgdimbrit dediğimiz o kırmızı olanı. Biraz önce gösterdiğim kırmızı İgdimbrit seviyesi. Tabi çeşitli detayları var bunun. Fazla şehre girmek istemiyorum. Onun da yaşı 9 milyon civarında gördüğünüz gibi. Çeşitli İgdimbrit seviyeleri var. Şimdi bir şey anlamadım ben. Alttakine 9.12 diyor. Evet. Üsttekine 9.19 diyor. Doğru. Burada yaş sanki gence doğru gitmek. Yalnız bu jeokimyasal yöntemlerde artı eksiler vardır. Artı eksi. Dikkat ederseniz. Bilimin olmazsa olmazı yanılma paylarıdır. Artı eksi... bu yöntemle tespit edilen bu. Yukarı doğru gittikçe genelde dikkat edersen yaş gençleşmeye devam ediyor burada. Şimdi şu zirkon yaşları biraz daha sağlıklı olabilir. Yukarı doğru onda da şey oluyor. Şimdi devam edelim. Bak aralarda hep nehir burada göl patmanları var tabii. Bakın bir tanesi en alttaki zirkonda bile 9,13. 9,43. Evet. Onun üzerine gelen 9,43. Olabilir. 43. Bakın nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu zirkon o kadar dayanıklı bir malzeme ki. Alttan yaşlıyı alıp getiriyor. Yukarı çıkarıyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Olabilir. Bu bazen ama. Granitlerde bile karşımıza çıkıyor. Atilla bilir. Genç bir graniti alıyorsunuz. Yok, içinden çok taşlı malzeme çıkıyor. Dolayısıyla sırf bu yaşlar değil, jeolojik ilişkiler de bizim için önemli. Ama bu yaşlar genelde bizim için hayati önemi haiz. Tabii tekniğin de kendi içinde hata payları var. Yani bu kadarlık oynamalar çok önemli. Mühim olan bu trendi yakalamak burada. Yani yaşı 9 olmuş, 9.2 olmuş. Çok önemli değil burada. Sonra değişik patlamalar. Bakın 10 tane büyük patlama var bilinen. Daha doğrusu İgdimbrit isim verilmiş İgdimbritler var. Sarı maden, işte sofular, topuzlar, lava bunlar. Aralarda lava akıntıları, göl sedimanları. Cemilköy en büyük patlamalardan biridir Cemilköy. 300
yanılmıyorsam 300 kilometre küp malzeme biriktiriyor. 300 kilometre küp. 8000 kilometre kare alan kaplıyor. Kapadokya'nın özellikle güneyine doğru giderken Mustafa Paşa civarına orada çok güzel peri bacalarının oluştuğu şu ikisi özellikle Zelve ve Cemilköy'de çok güzel peri bacaları vardır. Airfall deposit dediği ne? Airfall deposit dediği volkan patlaması sırasında ilk başta böyle bir gazını boşaltıyor. O sırada bizim bu bildiğimiz Pomza taşı, topuk taşı fırlatıyor denen şey. Onun çıkması ondan sonra İgnibriton'un üstüne geliyor. Güzel bir soru çünkü bu genelde 300-400 derece civarında olabiliyor ve Pomzalar birbirine kaynıyor. Özellikle Ürgüp civarında çok Kapadokyalı arkadaşlar bilecektir. Esbelli taşı diye bir taş vardır. Meşhur. Esbelli Otel de vardır. Esbelli Oteli, Süha Ersöz'ün kulakları için atalım. İlk oteldir oradaki. Evet, o bölgenin gerçekten yani bu işin babası diyelim kendisi için. Çok zevkli bir insan, çok güzel bir restorasyon yapmıştı. Çok fazla. Yakında arkadaşım. O bölgenin gerçekten ruhunu yansıtan bir otele imza atmış. Maalesef bugün biraz daha ondan sapmaya başladık. Birazdan otel işlerini konuşurken onu da konuşuruz ama Süha'nın... Tabii Esbelli gibisi yok ama o bambaşka bir şey. Aynen öyle. Yani bir marka o. Daha fazla reklam yapmayalım diğer arkadaşlar. Yapalım, şey niye yapalım? Niye? Şu yüzden yapalım yani... onun yaptığı kalite başka bir şey yani. Aynen öyle. O otel sadece otel değil. Orada bir entelektüel birikim var. Başka bir şey yani. Aynen öyle. Şimdi o mesela Esbelli taşı şu Zel ve İgnibriti patlamadan önce çıkan püskürtme, o da airfall deposit dediğimiz o birimdir. Ve şu airfall'un ne olduğunu yani, havadan yağan tabii ki. Püskürüyor volkan, havadan yağıyor. Aynen öyle. Ve birçok Kapadokya'nın simgesi haline gelmiş peri bacasının şapkasını bu şu birim oluşturuyor. Öyle mi? Evet. Daha sert o. Daha sert olduğu için. Tabii bir başka bilinen yanlış da işte genelde şu söylenir, işte alttaki daha yumuşak, üstte lav aktı, daha sert. O yüzden... Şapkalar oluştu. Öyle değil. Esasında lavla alakası yok onun. Her biri ignimbrit ve bu tür hava geri düşme ürünleri. Ama biri birinden daha sert. O birazdan onları da gösteririz. Burada stratigrafiyi görüyoruz. Yani peki abi şimdi bir şey merak ediyorum. Şimdi burada ne diyor? Kapadokya kireç taşı. O enteresan değil mi? Çünkü yani jeolojinin kuralı bu. Bir topografya var. Vadiler var, göl var bir tarafta. O sırada bir volkan patlıyor veya kaldera. Kül dolduruyor gölün içini. Ne oluyor? Gölün sedimanları burada, üstünde de onun külü. Mantığı bunun budur, stratigrafik olaraktan. Burada mesela Kızılkaya İgnibriti, bu da çok meşhur bir İgnibrit. 10 bin kilometre kareden fazla yer kaplıyor Kapadokya bölgesinde. İlginç yani bak 9 milyon, 8, 1'er milyon yıl arayla, hatta neredeyse, 2 milyon yıl arayla patlayanlar aynen var. Evet. Sık bir aralıkta. Yani bugün patlamayacak diye bir şey yok. Yok tabii ki. Kızılkaya İgnibriti'nin özelliği şu. Çoğu yerde mesela Ihlara Vadisi bilenler bilir. Oradaki kalınlığı 20-30 metreyi buluyor. Hatta daha kalın. Ihlara Vadisi niye çökük? Çökük diye demeyelim de yarılmış. Yarılmış. O. Nehirle yarılmış. Nehir. Nehir yapmış. Bir şekilde yarılıyor. Şey Anadolu Kanyon biraz önce konuştuk ya, plato yükseliyor. Yükseldikçe nehirlerin yaptığı tek şey denize doğru ulaşmaktır. Abi Colorado Kanyonu niye orada? İşte evet. Aynı sebep. Aynı kanyon. Bir şekilde yükseldiği için nehir de onu zaman içinde aşındırıyor. Aşırı. Birazdan Kızılırmak'ın taraçalarıyla ilgili de slaytlarım var. Onları da gösterir. Konuşuruz onu da. Burada Kızılkaya'nın üstünde duruyorum. Çünkü Kapadokya bölgesinde gördüğünüz masa şeklinde birim gözüken Kızılkaya İgnibriti. Ta Soğanlı Vadisi'ne kadar gider. Soğanlı'daki de Kızılkaya'dır. Peki şimdi hemen aklıma geldi şimdi bir yerden yani epey bir uzağa geçeceğim. Güney Afrika'daki Masa Dağı. Evet. O da aynı şey mi? O aynı şey değil. O büyük ihtimal. Yani onun litolojisini tam bilmiyorum. Bir dakika. Yalnız, nereydi? Güney Afrika'daki Masa. Güney Afrika'daki Masa Dağı. İgnibrit değil. Table Mountain. Değil. O paleozoik çökellerinden oluşur. Ve Table Mountain'a bir taraftan baktığında böyle masa gibi durur. Yandan baktığında bir kıvrımdır. O Karu sisteminin bir kıvrımıdır.
Bundan hiç alakası yok. Hiç yani alakası topografya yok. Olaraktan böyle bir, çünkü bu patlıyor. Patladığı zaman bütün vadileri de dahil olmak üzere her tarafı dümdüz dolduruyor. Zaman tabii erozyon devamlı olan bir proses olduğu için de. Bak buna benzeyen yerler aşınıyor. Büyük Sahra'nın batısında, Habeşistan'da, Amerika batısında, Avustralya'da yer yer, Çin'in kuzeyinde görülür. Bunun olabilmesi için yatay tabakalı olacaksın, hı hı. Yükselen bir alan olacak, kurak olacaksın ve mevsimsel afet halinde yağmur yağacak. Bu şartların olması. Şimdi hemen araya bir soru daha sıkıştırayım o zaman. Şimdi dünyanın çeşitli yerinde böyle volkanizma alanları var. Doğru. Niye hepsinde peri bacaları oluşmuyor? Güzel bir soru. Büyük ihtimalle, yani bir şöyle söyleyelim, birçok yerde peri bacası oluşuyor esasında. Sadece ignimbritlerde de değil, sedimenter yani evet, çökel, evet, tortul kayaçlarda da oluşabiliyor. Oranın topografyasına, iklimine de bağlı. Çünkü burada birazdan göreceğiz, yağmur veya rüzgar önemli faktörler. Ama ignimbritlerin şöyle bir özelliği var. Bunlar patladığı zaman yere çökeldikleri sırada 300-400 derece civarında. Soğumayla birlikte çatlaklar oluşuyor. Çatlak sistemleri oluşuyor. Çeşitli oryantasyona bağlı olaraktan da o çatlakların arasından sular sızaraktan üstteki birimde daha sert ise dolayısıyla işte o peri bacanın oluşum şeyi var. Fatih bak, yatay tabakalı olacaksın. Evet. Kurak olacaksın. Arada bir afet halinde yağmur yağacak ki hızla bazı yerleri aşındırsın. Ve şeyin Atilla'nın gösterdiği gibi dirençli dirençsiz ara katkı olacak. Şimdi Atilla biraz sonra çok güzel şeyler gösterecek. Bazen, o zaman ben yine bir salakça bir soru sorunun salakçısı olmaz. Doğru. Bak biz öğrencilerimiz hep bunu söylüyor. Olsun ben yine salakça diyeyim. Sen öyle de. Çünkü izleyiciler diyecek birazdan, ondan önce ben kendi kendime söyleyeyim bunu. Mesela ben bugün peri bacına gittiği zaman yağmur yağdığı zaman falan üzülüyorum. Diyorum ki eyvah yıpranıyor bunlar. Bunların ve bugün doğa şartlarından yıpranma. Evet. Oluyor. Tabii ki. Tabii yani, baba yani birkaç milyon sene için mi üzülüyorsun? Birkaç milyon sene biz olmayacağız ha. Üzülme yani. Birkaç milyon sene sürecek yani. Yani üzülme o kadar. Yok yani. Oradan yeni bir belki volkan patlar yeniden. Hayır ama başlar. O doğal bir proses zaten erozyon. Onu önlemenin pek bir şeyi yok. Fatih o kadar üzülüyorsan İstanbul'da dümdüz olacak bir müddet sonra. Yok. Erozyon oluyor bilmem ne oluyor falan yani. Sen dünyadaki bütün olan erozyon olaylarına üzülüyorsan hep birlikte üzülelim yani. Atillalar yaş falan veriyorlar bu işlere. Ben şeye üzülmüş oradaki ama bana sorar bile dünya yok olacak zaten. Hayır efendim öyle bir şey yok. Ha, dünya derken yani yaşam anlamında. 5 milyar sene sonrayı mı düşünüyorsun? Hayır insan yaşamı yok olacak anlamında söylüyorum. Yani ne yapalım? Başka canlılar, başka canlılar çıkacak. Yani, belki yeni bir insan türü gelişecek. Hawkins kesinlikle insanın bir şekilde yaşamını sürdüreceğine inanıyor. Ben tam tersini düşünüyordum ama geçenlerde bir yazısını okudum. Ne olursa olsun insan bir şekilde adapte olup devam edecek diyor. Ben ise tam tersini düşünüyorum. Mutlaka insanlar bir cep el bombası, atom bombası falan üretip birbirini yok edecek. Ya yani bence ona gerek yok. Dünya insanları sen silkeli batabilir yani. Dünya yok eder insanları. Bizim işe fazla gerek yok. Yani diyorum sana yani Yellowstone. Dinozorlar 300 milyon yıl sene yaşamışlar, yok olup gitmişler yani. Yani dinozorlar yok olmadı, kuş oldular. Evet, kuş oldular. Yani ona lütfen dikkat edin. Biz de belki camış oluruz. Ya yani insanın yok olması konusunu bu kadar ciddiye almayın. Almıyorum zaten çok fazla. Yani yok olsak ne olur? Ben dikkat ediyorum, insanlar kendilerini çok önemli bir şey zannediyorlar. Değilim. Yani önemli olan düşünen kısım. Burada çok küçücük bir bölüm. Gerisinin yani şempanzeden, bonobodan falan bir farkı yok. Sus sen sus. Devam edelim. Fazla konuşmayalım. Şimdi bu Kızılkaya'da kalmıştık. Bonobo. Dediğim gibi Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın en meşhur kiliselerinin olduğu yerdir. Ve de ta Ihlara'ya kadar arada 100 kilometre mesafe var neredeyse. 15-20 metre kalınlığında bir büyük bir patlama düşün. Yani bütün o bölgeyi kaplayabilecek. Bunların her biri kaçar metre tahmini mesela? Ya burada tabii yani şu anda size hepsini söyleyemeyeceğim ama 10-15 metre, 10-15 20 metre. Kimi yerlerde vadinin içini doldurduysa 50 metre, 50 metre orada. Ama daha açıktaysa, yüksek bir kısmı doldurduysa 10 metre. Ama bunların içinde en önemlisi Cemilköy'dür. Volüm olaraktan. Hı hı. 300 kilometre küp
malzeme çıkmış buradan. Zel ve kavak, bunlar da önemli. Ama en yaygını da benim bildiğim kadarıyla Kızılkaya ignimbriti. Ondan sonra bakın Vali Baba ignimbriti var. Bu daha ziyade Kayseri civarında. Daha bayağı koyu renkli bir istiftir bu. Ondan sonra daha bazaltlar var bakın. Onlar lav akıntısı mı? Efendim? O bazaltlarla akıntısı. Bazaltlar lav akıntısı. Ondan sonra riolit dediğimiz daha viskoz bir malzeme. Göllü Dağ civarında. Birazdan göstereceğim bunu da haritada şeylerini. Açıgöl. Ondan sonra ignimbritler, riolitler, bazaltlar. Ne? Riolitler biraz daha felsik bir kayaç. Yani alüminyum da zengin. Alüminyum silisyum da çok zengin. Bu daha beyaz değil, renkli. Demir magnez. Lavla mı geliyor yoksa patlamaya mı geliyor? Lav var ama riolitik. Genellikle lav ama riolit akamıyor fazla. Hmm. Dedi ya viskoz. Ağdalı. Çıkar çıkmaz donuyor yani. Ağdalı. Çok ağdalı. Anlatabiliyor muyum? Çok ağdalı bir malzemedir. Onun için şimdi Atilla'nın bütün bu söyledikleri var ya. Yine bir soru. Dur. Sen sorunu sormadan seyircilerimize şunu diyelim. Bütün Kapadokya'yı tabakalı bir pasta gibi düşünsünler. Bütün bunlar pastanın tabakaları. Öyle düşünsünler. Ondan sonra pasta. Bütün Kapadokya oradaki 200 kilometre pasta. Aynen öyle. Pasta İçinde tabii ignimbritler var, göl sedimanları var, bir sedimanları var, bazaltlar var, her şey var. Bunlar böyle üst üste duruyor. Şimdi birazdan tabii bunlar aşınaraktan ne tür yer şekilleri oluşuyor? Öbür slide'da ona geçebiliriz. Bir şey soracağım. Sen soru soracaktın. Çok alakasız olacak ama. Niye? Yani buralarla alakası yok. Yine uzak bir yerden soracağım. Bu Sibirya'daki... Tunguska'yı mı soracaksın? Evet, yok, Tunguska bazaltlarını. Bazaltlarını. O başka bir şey. O bambaşka bir şey. Şimdi Tunguska 7 milyon kilometre kare. Evet. Dünya tarihinin en büyük volkanik olayıdır. Evet. Niçin olduğunu hala bilmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz değil mi? Bu bir manto sorgucu mudur, değil midir? Fakat benim tahminim bir ben... Ama bütün Sibirya patlıyor. Sibirya'nın altı üstüne çıkıyor. Değil. Bütün Sibirya değil. 7 milyon kilometre kare. Sibirya'ya kadar 10 milyon kilometre kare mi? Sevgilim yok. Sibirya çok daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Benim sevgili meslektaşım Boris Natalin, öğrencim Saniye Güven ve ben buraları çalışırken şu dikkatimizi çekti. Nadim Havzası diye bir havza var. 18 kilometre derinliğinde bu havza abicim. Müthiş bir şey bu. Eğer sevgili seyircilerimiz Ob Irmağı'nı biliyorlarsa Yenisey Irmağı gelir, İrtiş Irmağı da gelir. Bunlar bir araya gelirler böyle ve büyük bir haliç oluştururlar. Bunun bulunduğu yerin altında büyük bir havza vardır. Bu havza bundan 250 milyon yıl önce açılmaya başlamıştır. Şimdi bir havza açılırken bu gerilerek açılmaya başlamıştır. Gerilerek açılmaya başlamak demek sen kıta kabuğunu inceliyorsun demektir. Burada demektir ki volkanizmayı davet ediyorsun demektir. Ama eğer bu aynı zamanda bir manto sorgucuyla birleştiyse buradaki bu anormal magmatizmayı izah etmek mümkün. Ben daha yeni bir makaleyi bana gönderdiler, hakemlik yaptım. Orada görüyorsun ki bu ikisi bir araya gelmeden izah edemiyorsun. Çünkü dünyada bir sürü manto sorgucu var. Mesela Afar'da bir tane var, devasa bir şey. Hawaii'de var, koskocaman bir şey. Orta Atlantik'te var, İzlanda'da var. Bu hiçbir şey Sibirya'ya benzemez. Abi Sibirya inanılmaz bir şey. Yani burada gördüğü var ya bu enfiye. Hiç bunlar. Ben tam onu soracaktım yani. Abi, bu ikisini karşılaştırmak mümkün mü diyecek? Hayır efendim, hayır. Enfiye bunlar ya. Ya Türkiye'nin tamamı 700 küsur bin kilometre kare. 10 Türkiye. Yani düşün yani. Fatih'cim sen ne diyorsun ya? 10 Türkiye patlıyor. 10 Türkiye düşün. Ve ne kadar zamanda patlıyor? Yani Allah sağlığını versin, şimdi ne yazık ki bir beyin tümöründen rahatsız. Sam Bowring diyor ki bunların tamamı 500 bin senede çıktı diyor. Yani ben ona pek inanamıyorum açıkçası. Burada 7 milyon yıldan bahsediyor. Atilla kaç milyon yıldan bahsediyor ya. Burada 7 milyon yıl, orada 500 bin senede çıktı. 500 bin senede çıktı bunların hepsi diyor. Ve şimdi ben bir sürü meslektaşımla kavga edip duruyorum. Millet diyor ki bu Permiyen sonunda dünyada yaşayan canlıların %95'i gitti. Evet. Bu yüzden gitti diyorlar.
Sibirya'da. Orada Sibirya'daki patlamalarla ötürü gitti diyorlar. Neyse. Devam. Atilla'nın patlamaları kimseyi öldürmedi değil mi? Atilla ciddi bir ölüm. Dünya çapında bir ölümden bahsetmek. Ha, burada öldüler de oralarda ölenler pek yok. Evet, burada evet, kötü yani. Çıkmış biraz ama aşağıda zelve Zelve'nin o kırmızı meşhur kızıl çukur. Bu şeyin yalnız bir dakika, burada kötü çıkmış Atilla'nın kabahati değil. Değil. Evet, niye bu oldu bilmiyorum. Bu şeyin Habertürk'ün kabahati. Bu Allah çok güzel bir slide çok aslında. Önemli belki değil. Belki senin buradaki sistemle bizim sistem uyuşmamıştır. Olabilir. Yani stratigrafiyi göstermek yani böyle açısından. Böyle kazalar olduysa Atilla'nın şahane fotoğrafları var. Onlar aynı kazaya kurban gittiyse seyircilerimize bir yoksulluk olur. İlk bu oldu. Onun için çok sorun değil. Bunu geçelim. Bak geçen hafta, geçen sefer fırçaladım. Beni gravat taktım. Pazar günü diye takmamıştım. Ama şimdi sana bir şey söylemiyoruz. Bunu yapan teknisyenlere yani söylüyoruz. Sürekli bize sokuşturuyorsun lafları. Evet. Al, işte al. Evet, beğendin mi? Güzel. Arkadaşlar, şimdi Atilla Sayın Müdürüm, lafını kesiyorum. Estağfurullah. Efendim, Erciyes Volkanı. Ne güzel bir dağ drama değil mi? Muhteşem. Çok güzel bir eski drama. Adıyla Ergeus. Bakın, bu bizim Nezih Başgeli'nin arkeoloji ve sanat yayınlarının sahibi. Seneler önce Nezih Antik Çağ ikonografisinde Erciyes'te bir kitap yazdıydı. Nezih bana geldi, dedi ki şunun jeolojisi hakkında birkaç bir şey yazar mısın dedi. Ben de dedim ki ben yazmam dedim. Çünkü dedim bunu yazacak dedim bir tane adam var Türkiye'de. O zaman rahmetli İhsan Ketin hayattaydı. Bu İhsan Hoca'nın son yayınıdır. 1995 yılında kitap yayınlanmış. Hoca rahmetli o sene vefat ettiydi. Şunu yakından gösterebilir miyiz? Gösteririz tabii ki. İhsan Hoca'nın son yayınıdır bu. İhsan Hoca Kayserilidir. Rahmetli derdi ki, ben derdi, önce Erciyes'e aşık oldum derdi. Çünkü yaz zamanı Fatih'cim bağlara giderlermiş Erciyes'te. Çünkü Kayseri'di kendisi. Kayseri'di, Kayseri'di. Ve biz program başlamadan Fatih sordu. Erciyes tek başına mıdır, kardeşleri var mıdır diye. İhsan Hoca'nın haritasını size göstermek istiyorum. Şöyle 68 tane volkan konisi. 68 tane. 68 tane volkan konisi. Hepsi görünüyor mu şu anda? Tabii orada. Etrafında küçük küçük yani. Böyle. Atilla daha detaylı anlatacak size daha sonra ama İhsan Keti'nin, bakın şurada yanlış gösteriyorum. Şurada haritasını görüyorsunuz. Rahmetli bu haritayı çizdiydi. Ve yani oradaki sistem 68 volkanı yani geçti. Bu tabii ana volkan. Ana evet. Birkaç defa patlamış. Onlarca bunu, defa. Bunu benim son patlaması ne zaman acıyorsun? Vallahi açıkçası bizim kendi yaşlarımız var. Birazdan göstereceğim. Bizim ölçtüğümüz etrafındaki parazitik koniler dediğimiz yani daha pıtırcıklar gibi etrafından. Müsaade da eder misiniz? Bir de şunu ben göstermek istiyorum. Şu fotoğrafı yakından iyice alın. Bu küçük İhsan Keti'nin tanıdığı Erciyes. Çocukluğunun Erciyes'i. Bunu Atilla'ya gösterdim. Dedim bunu gösterelim. Bu hissi bir hatıra. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük jeoloğunun mirasıdır bize. Rahmetli İhsan Hoca'nın. Şimdi sen devam et. Evet, bizim ölçtüğümüz 10 bin sene civarı ama daha genç 10 bin yıl önce patlamış. Daha genç olduğu bilinen yerler var. Bu konuyu çalışan dediğim gibi Hacettepe'den arkadaşlar var. Erkan başta olmak üzere Erdal Şen ve Biltan diye bir arkadaşımız. Yaş tayinleri var, morfolojisini tanımladılar. Ve ben şimdi bir, yani göstermek istediğim bir öbür slayta geçecek olursak, bakın Erciyes'in tepeden baktığınız zaman görüntüsü bu. Evet. Çeşitli vadileri var. Şu Kayak Vadisi üstteki. Üste gördüğümüz bugün kayak yapılan kısmı. Aşağıdaki de Aksu Vadisi. Geçmişte son 20 bin sene önce burada ciddi buzullaşmalar da olmuş. Ondan kayak da yapılan yer neresi be? Kayak yapılan yer tam şurası. Şu bak şuradakiler şöyle göstereyim. Şurası kayak merkezinin olduğu yerler şunlar. Bunlar esasında kaya buzulları. Şuradaki şeyler. Şu anda yani buzul diyelim çökelleri. Şu da kuzeye bakan Aksu Vadisi. Atilla oralar. Oralar bir de aktüel buzul var burada. Yani büyük, küçük de olsa. Oralar büyük ölçüde tüf değil mi ya? Hayır. Burada çeşitli lav akıntıları var. Şu gördüğün sistem
tamamen buzul sonucu oluşmuş. Buzullaşmanın taşıdığı. Ve etraf kaya. Değil mi? Tabii. Şunlar tabii volkanın kendi ana kayaları. Ama şuradaki sistem buzullaşma. Hayır, ben oraya tırmanırken epey sıkıntı çektiğimi hatırlıyorum. Çünkü büyük bloklar var. Çok genç bir buzullaşma bu. Yani son. Bir de yükseklik fazla. Nefese geçmiş. Ben oraya 1972 senesinde çıktığım için. Esasında çok da zor değil çıkması. Çek sorunu ciddi kaya düşmeleri oluyor buradan. Ama onun haricinde çok sorunlu değil. Şu aradan bu ilginç bir şey. Bunu Celal anlatsın. Evet. Şuradaki bak Erciyes'in Fatih ne görüyorsun anlat. Orada? Boynuz. Evet. Şimdi dağın niye boynuzu olur? İçinde boğa kükrüyor. Şimdi bu İmparator Caracalla döneminden kalma bir drahmi. Yıl kaç? Caracalla hatırlamıyorum. 300 falan mı? Milattan sonra kaç? 300 falan benim tarihim. Bir baksana şuna. Milattan sonra İmparator Caracalla. 300 civarı diye tahmin ediyorum. Müdürümle nasıl konuşuyorsun? Ya? Çok özür dilerim. Sayın müdürüm. Lütfen bir bakar mısınız? Ha, bravo, tamam. Hemen yarın işsiz kalacaksın başımıza. Vallahi. Fakat tabii bu çok çok eski bir sembol. Bilmiyorum. Ben de yok. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Bu o zaman Romalıların Argeus dedikleri şey. Erciyes. Şimdi bunun hikayesini başlıyor muyuz? Anlat. Tamam. Bundan sonraki slide'ı alalım eğer. Hayır. Oradan geçmiyoruz oradan daha. O öbürü o Hasan Dağ'da. Şimdi sayın seyircilerimize bunu şöyle bir ağızları tatlansın diye burada bırakalım. Tamam. Erciyes'in boynuzlu bir dağ olduğunu hatırlatalım. Hasan Dağ'da burada bırakalım. Sen devam et. Öbür ama unutmasınlar geçelim. Boynuzlu dağları. Erciyes'i eşi aldatmış mı abi? Niye? Hayır. Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi bu dağın niye boynuzu olur? Sen de bu arada bir iş yap da Caracalla'yı bul. Caracalla 330 civarı benim hatırladığım. Öyle mi? Yani hatırladım, yanılıyor olabilirim. Şimdi Fatih burada, bulsun. Burada şundan bahsedelim. Erciyes'in diğer vadisi. Şurada bir güncel buzul var. Biz bu buzulu Mehmet Akif Sarıkaya ile yıllardır çalışıyoruz. 2001'den beri. Bakın şurada şeyini göstereyim. Şu buzulun çökelttiği moren dediğimiz kayalar. Bunları bu arada anladım. Mehmet Akif Sarıkaya çıktı burada programa. Evet, onu hatırlatalım. Buzulla ilgili bir İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesidir. Aynen onu da öyle. Hatırlatalım. Bizim ekibimizden bu konunun Türkiye hatta dünya çapında uzmanlarından biri. Antarktika ekibimizdendir. Onu da hatırlatalım. Evet. 198'de 217 yıllar arası. 217 evet. Şimdi burada geçmiş dönemdeki bir buzul şuraya kadar geri çekilmiş durumda. Şu buzulun maalesef kalitesi çok iyi olmadığı için gösteremiyorum burada ama 2001'de ölçmüştük en son. Hızlı bir şekilde eriyor Erciyes buzulu. Bak burada burası günümüz 300 sene önceden günümüze, burası ise buzulun uzunluğunu gösteriyor. 1 kilometre kadarmış buzul. Bugünkü uzunluğu neredeyse 250 metreye kadar düşmüş durumda. Bu hızla da devam ederse zaten 20 sene içinde Erciyes'teki buzul maalesef yok olacak. Dünyada ve Türkiye'deki trend de bu zaten. Konumuz buzullaşma değil, o yüzden fazla detayına girmiyorum ama Kapadokya bölgesinin önemli bir şeyi de bu buzuldur. Yani tek, çünkü Orta Anadolu'daki tek, neredeyse tek diyebileceğimiz buzul bu. Sırrı Hoca'yı hatırlayalım mı? Sırrı Erinç rahmetli. Türkiye'de İhsan Ketin jeolojide neyse, coğrafyada da bu konularda gerçekten büyük emeği olmuş bir hocamız. 1950'lerde çalışmış Erciyes'i. O günden beri birçok insan da bu konularda çalışma yapmış. Ama biz mesela yaşlandırdık. 20 bin yaşında bu son buzulu. Buzullaşmanın maksimuma ulaştığı zaman bu dünyada. Türkiye'de de öyle. 20.7 bin sene mesela şuradaki şeyi. O sırada Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümü buz kapı değil mi o 20 bin sene? Büyük bölümü demeyelim ama İskandinavya Yarımadası, Almanya'nın, Polonya'nın ortasına kadar 2 kilometre kalınlığında neredeyse buz kaplı. Tabii Amerika'nın kuzeyi 2-3 kilometreyi bulan bir. O New York'a kadar. New York'a daha yaygın. New York'a kadar neredeyse. Neredeyse değil, oraya kadar. Oraya Central hemen. Park'ta tabii, büyük bloklar vardı. Koca bloklar. Bunlar tamamen Kanada'dan taşıdığı kayalar. Tabii bloklardır. Yani dünyanın birçok yerinde bu
tür eratik blok dediğimiz taşınmış büyük bloklar da vardır. Buradaki tabii bunları bazıları 1000 kilometre falan taşımışlar değil mi? Ama o buzullaşma biraz daha farklı bir tür. Bu vadi buzulu. Hı-hı. Onlar inlandsis dediğimiz, işte Grönland'daki güney kutbundaki buzullar gibi. Buradaki vadi buzulları ciddi bir soğuma geçirmiş ve de günümüzde, yani geçmişte Anadolu 10 derece kadar daha soğukmuş şey olaraktan. Konuyu geçiyorum. Sırrı Hoca diyecektin. Sırrı Hoca'yı dedim. Sen. 1950'de bu çalışmanın gerçekten sadece yaşı yok. O zaman tabii kantitatif veri üretmek mümkün değil bu kayaçlardan. Kozmojenik yüzey yaşlandırma dediğimiz bir teknik var. Akif'in bu konuda uzman olduğunu söylemiştim. Onunla biz yaşlandırdık. Türkiye'nin birçok yerinde de yaptık bu çalışmaları. Bunu da yayınladık hatta. Ama Sırrı Hoca yani gerçekten bize yapacak iş bırakmamış, öyle diyelim. Sadece biz yaşı üstüne koyma şansına eriştik. Rahmetli anıyoruz kendisini de. Hmm. Devam edelim öbür slayda. Bu LGS'ten bakın, biraz önce 10 bin yaşında dedim ya, Dick Carton lav akıntısı. Bak çok güzel taze lav yüzeyi. Bu yürümesi gerçekten zordur bunun üstünde. Ayakkabıyı parçaladık yani, bir mevsim çalıştık burada. Bakın lav gelmiş. Şurada akması durmuş. Durmuş. Şuradan dökülen kayaları görüyorsunuz. Bu tabii ilk defa yüzeye çıkan bir malzeme olduğu için bunda kozmojenik yüzey yaşlandırması yapmak mümkün. Akif'le yaptık biz bunu. 10 bin yaşında. Hatta bundan bu volkanizma sırasında türemiş bir tüfün içinde de Hacettepe'den bir arkadaşımızın bulduğu bir kömür parçası, odun parçası var. Onu da yaşlandırdık. Onu da yaşı 10 bin sene. Çok iyi. Yani gerçi bunu daha yayınlamadık. 10 sene oldu. Koşmaktan 10 sene mi oldu? Vallahi 10 sene oldu ama bir türlü çok orijinal bir veri esasında. Daha genç volkanik yaşlar da var. Erkan'a sorarsınız geldiğinde onu daha. Peki o sırada Anadolu orman, çok orman mı? Şimdi 10 bin sene Holosen'in başlangıcı sayılır. Yani çok soğuk bir iklimden hızlı bir şekilde ılıman bir döneme geçiyoruz, yağışlı bir döneme. Anadolu'nun büyük ormanlarla kaplı olduğu söyleniyor. Çok daha yakın geçmişe kadar. Yani 10 bin seneye gitmeye de gerek yok. Ama doğru, o civarlarda daha fazla vejetasyon olduğu düşünülüyor Anadolu orta kısımlarında. Çünkü yarı çöl neredeyse Anadolu'nun ortası. Dolayısıyla devam edelim. Ne diyor Strabon? Anadolu'nun ortası için. Evet. Ne diyor? Maymunlar. Hayır, hayır. Değil mi? Ta şeye kadar devam ediyor. Hayır, Strabon diyor ki, Likaonia ovalarında sadece diyor eşekler dolaşır. Strabon'un coğrafyasında öyle yazıyor. Yok şey diyen o, ayağa yere değmeden bir yer. Değil mi? Ağaçlardan zıplaya bir maymun mu? Sincap, bir sincap ayağa yere değmeden bilmem nereden nereye gider diyor. Doğru yanlış. Strabon'dan da... Likaonia ovaları için söylemiyoruz Strabon. Burada sadece vahşi eşekler dolaşıyor. Bu Hasan da Aksaray'ın o tarafta biliyorsunuz. Erkan Aydar'ın da doktora tezidir bu. Fransa'da yaptığı. Yaşları da var. En son patlamanın birkaç bin sene öncesine tarihlendiğini biliyorum. Fazla detayına girmeyeceğim. Burada Büyük Hasan Dağı ve Küçük Hasan Dağı olaraktan. Bunlar, buranın önemi, Erciyes'le birlikte buranın önemini şöyle anlatayım. Bunlar da volkan. Tabii bunlar bizim stratovolkan dediğimiz birçok defa patlamış, üst üste yığılıp büyüyen volkanlar. Önemi şurada, Kapadokya bölgesi için. Programın başında da söyledik. Yani işte Erciyes'ten patlayan tüfler çökeldi. Peri bacaları onlar içinde oluştu. Kesinlikle doğru değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü çok yapılan bir yanlış. Kitaplara bile geçmiş. Yani öyle de bir sorun var. Bütün turistik kitaplarda, rehber kitaplarında bu şekilde bilinir. Hiç alakası yok. O tüfler bunlardan çok daha yaşlı. Biraz önce gösterdiğim gibi. Hasan Dağ'ın yaşı da 2,5. Çok daha geriye gidiyor. 6 milyona kadar gittiği bölgeleri var ama şu bulunan volkan konisi, Neovolkan dediği Erkan'ın, birkaç milyon yaşında, yani jeolojik anlamda çok genç. Son ne zaman patlamış bilmiyorum. Açıkçası son patlamasını bilmiyorum. Birkaç bin sene diye söyleyeyim. Holosen'de patladığını biliyoruz ama yaşını size veremeyeceğim. Holosen şimdi. Dediği 10 yani binden genç. Yani 10 binden genç zamanda. Birçok lav akıntıları var. Burada buzullaşma bulamadık biz. Devam edelim. Celal'in şeylerine gelelim. Evet bak,
Bu da kuzeyden görüntüsü şeyin. Buradan mı devam ediyoruz? Bu slaytı sen geldik senin öküzlere. Efendim, bu Erkan'ın fotoğrafından Hasan Dağı görüyorsunuz. Fotoğrafı beğendiniz mi efendim? İyi çıkmış mı? Fotoğraf fevkalade fakat bu fotoğrafın bir özelliği var. Dağın çift boynuzlu olduğunu görüyoruz. Evet. Bu dağın çift boynuzlu olduğu özelliği bizim Jimmy Malat'ın ilk defa dikkatini çektiydi. Jimmy Malat bir arkeolog. Evet. Bizim Çatalhöyük'ü ilk kazanlardan. Ve Jimmy Malat bulduğu yerleşmelerden bir tanesinde bir şehir planının üzerinde, bakın şurada, şöyle bir volkan bulduydu. Bu General Cevat Ülkekul'un hazırladığı bir kitaptan alındı. Ülkekul generalim harita genel komutanıydı. Ve dünyanın ilk fotoğraf, dünyanın ilk şehir haritası ve bunun üzerinde patlayan bir yanardağ ve bu yanardağ iki boynuz boy. Hasan Dağ. Oldu. Bu kimisi Hasan Dağ diyor, kimisi efendim Karadağ olabilir. Çatalhöyük'ten Hasan Dağ görünüyor mu? Efendim? Tabii. Şu manzara gözüküyor. Ha, bu manzara. Gittiği zaman şu manzara gözüküyor. Şimdi bu niye önemli? Çünkü Çatalhöyük'e gittiğiniz zaman bütün önemli odalarda öküz başları var. Evet. Öküz başlarının olduğu yerler tapınma mahalleleri olarak yorumlanmış. Şimdi öküz niye önemli be kardeşim? Ne önemi var öküz? Dağ tapınıyor aslında. Öküzle dağın ne alakası var? Hadi bu çift boynuz da. Yani bunun boynuz olduğu ne malum? Niye adam buna boynuz diye, boynuzluluğu niye atfediyor? Çünkü dağ homurdanıyor, kükrüyor, öküz gibi ses çıkar. Şimdi bakın, bir kere o zamanki öküzleri ele alalım. Değil mi? Şimdi bugünkü bunlar bizim bildiğimiz boğamız. Bunların bugünkü bilimsel isimleri Bostaurus'tur. Değil mi? Mesela nasıl ki yakın adı Bosgrunniens'tir. Bu da Bostaurus'tur. Şu hayvanın bugün nesli tükenmiş vaziyette. Bu Aurox dediğimiz Bosprimigenius. Asya'da yok mu onların hala? Hiç kalmadı. Şimdi bakın bu insan. Evet. Değil mi? Şu hayvanın yüksekliği bayağı yüksek. 2 metre aşağı yukarı. Değil mi? Şu boynuz açıklıkları bazı örneklerde 3 metreyi buluyor. Boynuzu dev bu hayvanlar ha. Ve bu hayvanlar o kadar kalın derileri var ki bu zavallı ilkel insanın mızrağı işlemiyor. Pakider. Bu hayvanlar sürüler halinde dolaşıyor. Bu demektir ki o zaman Anadolu daha yağışlı, daha yeşil, daha bol gıda. Yani bu hayvan yani şart değil çünkü değil unutma. Bizonlar Amerika'da çok yaygın yaşıyorlardı. Amerika bugünkü şartlara sahipken tonla bizon dolaşıyor. Ama büyüklüğü, iriliği fark etmez mi? Fark etmez. Bundan sonrasını alayım. Tamam. Şimdi bunlar bu Hasan Dağ'ın daha bu tarafına doğru olan çeşitli volkanlar. Ve çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar da olabilir, onlar da olabilir falan filan. Fakat şunu mühim. Çatalhöyük'te yaşayan insanlar volkanları tanıyorlar. Bundan sonrasına gidelim. Demek ki o zamanlar burada, volkanlar hala aktif. Bir geri gelelim de buradaki daha genç şeylere geçelim. Yani Hasan Dağ... Bir geri arkadaşlar. Evet, burada başlayalım. Sen biraz daha burayı tamam, şey yapıştır. Burayı anlatalım. Şimdi Hasan Dağ ve Erciyes ve Melendiz Dağ, dediğim gibi stratovolkan bunlar, çok büyük volkanlar. Daha sonra çok daha genç başka volkan türleri diyelim. Bunlar mağar deniyor bunlara. Daha freatomatik yani suyla birlikte patlamalar oluşturan. Bakın bu bir dom. Lav çıkıyor. O kadar yavaş akabilen azamış bir malzeme ki akmadan kalıyor. Bu bir dom deniyor buna. Güneydağ domu. Bunun yaşı var. 23 bin yaşında bu. Çok yeni. Çok yakın. Çok genç. Bu Acıgöl buna benzer bir şey ama bu bir mağar olduğu için yani sulu bir patlama diyelim. Onun krateri. Bunun yaşı da 20 bin civarında. Hatta burada MTA ekibinden Mustafa Karabıyıkoğlu ve Katrin Kuzucuoğlu vardır.
kulakları çınlasın, o da çok çalıştı. Bu işlerinde uzmanı Neil Roberts ve Nizamettin Kazancı var Ankara Üniversitesi'nden. Onlar bir sondaj yaptılar yıllar önce. 6000 yaşına kadar bu gölde sedimanlar buldular. 9000 yaşında da patlama var. Dolayısıyla yani bu tür küçük patlamaların çok geçmiş zamanda değil de işte çok yakın zamanda. 9000 sene öncesine yani kadar Anadolu'da uygarlık varken. Bu Acı Göl örneğin şu uygarlık şurada, değil. Yerleşim var. Kültürler var. Yerleşim varken. Şurada MT abi sondaj yaptı. Mesela burada jeotermal aktivite de var. Yani hala sıcak var. Sular çıkıyor tabii. Sülfür kokar buraya gittiğiniz zaman. Acı Göl de oradan geliyor değil mi? Acı Göl aynen. Suyu da çok acı olduğu için büyük ihtimal oradan geliyor adı. Anadolu'da çok yerde vardır. Çok vardır Acıgöl. Acıgöl ismi. Sondajı var mı? Hepsi etanın? Aynı sebepten değil ama. Tabii. Bazı yerlerde de jips vardır. Tabii başka tür minerallerde jips. Alt kalsiyum sülfat yani. Evet şey olaraktan. Devam edelim. Ne de patates jips sandım. Hayır abi. Altı taşı. Bu da bir dom yani lav. Abi dom deyip duruyorsun. Kubbe efendim. Kubbe. Şimdi bir başka ilginç curuf konileri bakın buradakiler dizilmiş bu şekilde dikkat ederseniz böyle. Farklı bunlar da çok genç. Patlamalardan mı? Tabii patlamalar yani detayını görmek istersek bir fotoğraf daha gidelim. Yani bu civarda 800'den fazla. Nerede bu? Bunlar Acı Göl'ün o taraflarda. Hemen yakınında yani. Tabii çok güzel bir curuf konisi. Yani kül o tür malzemeden oluşan bakın içinde demir oksitten dolayı da. Bazıları ben bunu şey zannettim, höyük zannettim bazılarını. Yani höyüye benziyor doğru dediğin bazen. Ama bunlar Çataltepe, curuf konileri. Kayseri civarında falan da var bunlar çok. Bunun da yaşı da var tabii her tarafta. 800'den fazla kova da var mı? Küçük koni. Peki mesela koni Kayseri civarında bir tane buna benzer bir şey var. Burasında da böyle içinde oymuşlar, ahırlar mahırlar yapmışlar. O acaba böyle bir şey mi, başka bir şey mi? Açıkçası bilmiyorum hangisinden bahsettiğini gidip bakmak de. Gidip bakmak lazım. Kayseri'den Kapadokya'ya giden yolun üstünde. Abi, yani tek tek görmek lazım. Şimdi tabii erozyondan dolayı o şekli almış olabilir. Ya da volkan bacanın kendisidir. O nedenle hocam, olmuş olabilir. Hocam emir geldi. Büyük hocam pardon profesör. Sayın profesör emir geldi kesiyoruz. Müdür bey. Efendim çok ilgi var. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencileri çok şirin bir görüntü koymuşlar. Size teşekkürlerini ve sevgilerini iletiyorlar. Biz de onlara sevgimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar. Çok memnun olduk. Diyorlar ki peri bacılarından bahsediniz. Peri bacıları gelemediniz bir türlü. Hala volkanlardasınız. Sabretsinler patlama. Abi biraz sabretsinler. Sabaha yani, kadar buradayız. Jeolojik zaman uzun. Evet. 4 milyon yıl anlatacağız. Yani. Az kaldı. Oraya yaklaştık. Bir öbür slaytı alalım o zaman. Bir sonraki görüntü arkadaşlar. Ben geçeyim. Ah bak. Şimdi bu balondan çekilmiş balondan bir fotoğraf. Balondan çekilmiş değil mi? Tabii o bölgenin meşhur balon hikayesi vardır. Birazdan geliriz ona. Şimdi volkanik şeyleri anlattık. Bacaları işte volkan şekillerini. Bir de şimdi bunların aşınmasıyla Kapadokya'yı oluşturan olaya gelelim. Çeşitli vadiler var görüyorsunuz. Aşınmayla oluşmuş. Bunlar o çatlaklar mı bahsettiğin? Tabii o çatlakları zamanla nehirler alıyor, işliyor ve oyuyor. Anadolu platosunun yükseldiğini söylemiştik. Yükselme neticesi nehir bir şekilde kesmek zorunda. Bunları arkada kalmış gözükmüyor. Aslan daha gözüküyordu. Uçhisar'ın olduğu kısım şurası. Evet geçelim ya hızlı. Şu en uç Uçhisar değil mi? Şurası evet şuradaki Uçhisar. Şurası Uçhisar. Uçhisar'ın kalesi neyse. Evet. Bunlar yine balondan çekilmiş resimler. Bu formlar gerçekten Kapadokya'nın en tipik. Gerçekten en tipik erozyonla oluşmuş. Kapadokya'nın akla o geliyor. Aynen öyle. Bunlar o demin söylediğin katmanların her biri aynen, değil mi? Aynen. Büyük ihtimal şu gölsel seviyeler yanılmıyorsam. Şunun üstündeki de bir ignimbrit seviyesi. Şu 9 milyon yıl. Kavak ignimbriti. Şurası 9 milyon yıl önce. Evet aynen 9,5 milyon sene önceki. Tabii erozyonla su ve... 500 bin sene için hatırımı kırdın yani. Dünya... Çok daha kalın bir birim esasında bu. 4-5 patlama olduğu biliniyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum buradakinin ama kavağın olduğunu biliyorum. Devam edelim. Ihlara Vadisi. Evet. Herkes görmüştür. Bu Kızılkaya ignimbriti. Dikkat edersen burada böyle kolonlar, sütunlar evet halindedir bu birazcık. Bu ignimbritin kendine... Mesela ben bu kayalara baktığım zaman bunu hep lav zannetmişimdir. Evet. Çünkü
yani görüntüsü haklısın öyle ama değil. Bu İgnimbrit Kapadokya'nın en yaygın. Biraz önce söyledim 10 bin kilometre kareden daha geniş alana yayılıyor. Ihlara'dan başlıyor Soğanlı Vadisi'ne kadar. Tüm düzlükte gördüm. Ihlara'yı bir nehir mi böyle oymuş tabii, peki? Yani bir, tabii bir fay sistemi kontrol ediyor bunu ama. Çünkü ben bunu hep böyle şey zannettim. Baktığımız zaman kayalara falan da buranın böyle bir çöküntü yokmuş gibi. Yok, çöküntüden değil bu. Nasıl Amerika'daki aynen, bir Grand Canyon. Bak Fatih nasıl dolaşıyor. Evet dolaşıyor. Nehrin hala akıyor nehir. Bir ince altı bir su var evet. İnce bir nehir var altında. Tabii incecik ama tabii zamanla oyulmuş durumda. Bunun içinde birçok biliyorsun şeyler var, kiliseler var, yerleşimler var. Ziyaret edilen bir yer. İlk Hristiyanların kaçıp yerleştiği yerler. Tabii çok yerleşim var, onlardan da bahsedeceğiz birazdan. Devam edelim. Bir slide daha alalım. Şimdi nehirlerden bahsediyorduk. Tabii Kızılırmak'tan bahsetmeden olmaz Kapadokya'da. Avanos meşhur Kızılırmak'ın içinden geçtiği kasabamız. Çeşitli nehir sekileri var, taraçaları. Bak şurada gördüklerin, hatta şuralarda da var. Çeşitli seviyeler. Eskiden Kızılırmak'ın aktığı seviye burası. Kadarmış. Tabii. Burada 70-80 metrelik bir aşındırmış. Biz bunları yaşlandırdık. Uğur Doğan arkadaşımız bu bölgede çok çalışıyor. Cengiz'le birlikte kozmojenik yüzey yaşlandırması yaptık ve Plato'nun yükselim hızını hesapladık buradan. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Şurada gördüklerin çakıl ve kum depoları. Bunlar Kızılırmak'ın taşıdı, bıraktığı depolar. Devam edelim. Burada Uğur'dan aldım bu resmi. Terasların sırasıyla numaraları da var bak. Görüyorsun Kızılırmak'ın şu aşağıda geçtiği yer şurası. Çeşitli teraçalar var burada. Şurada da meşhur Salanda fayı var. Bu taraç, Kızılırmak eskiden buradan orada akıyormuş. Akıyor. Şuradan akıyormuş, şuradan akıyormuş. Böyle aşağıya doğru gidebiliyoruz. Bu taraçaları sayarak ve yaşlandıraraktan nehrin ne kadar zamanda bu seviyeye geldiğini hesaplayabiliyoruz. Atilla bunu biraz açalım. Bu taraça dediği Atilla'nın seyircilerimiz söyleyeyim. Her biri eski bir vadi tabanı. Tabii. Nehrin aktığı yer. Yani plato yükseldikçe evet, nehir bulunduğu yerde bir daha kazıyor. Plato yüksekçe kazıyor. Tabii, nehir evet, kaza kaza aşağı inmiyor. Hayır. Yani plato yükseldikçe yükseldiği için nehir kazıyor yani esasında. Yani gitmek, kazmak zorunda, denize gitmek zorunda. Dolayısıyla yavaş önce yavaş birikiyor, aşınıyor, sonra kazmaya başlıyor. Tabii. Şimdi nehir kazıyor. Vadisini genişletiyor. Evet. Yaşlı bir vadi oluyor. Ondan sonra plato bir yükseliyor. Birdenbire gençleşiyor nehir. Tekrar kazıyor. Yeni seviyede tekrar genişliyor. Gene yaşlandırıyor vadisini. Peki mesela şeyde Grand Canyon'da genişlik çok az. Hep dikine. Değil. Yo, değil efendim. Iyi. Aynı böyle Grand Canyon'da. Çok daha geniştir Grand Canyon'ın. 16 kilometre. Ama yani yayvan değil şey hep dik. Ama milyar senedir neredeyse orada evet, şey yaşlı. Şimdi bak Grand Canyon 5 milyon yaşındadır. Evet. 5 milyon. 5 milyon. Aşağıda, şimdi tabii, en geniş alanı 16 kilometredir. Ve çok dikkat geniş, et basamak. Aynı bunun gibi. Basamak basamak. Basamak basamak. Basamak. Tabii, aynen öyle. Fakat oradaki taşlar buradan daha dirençlidir. Hmm. Evet. Oradakiler kireç taşlarıdır. Ve buradan daha kuraktır orası. Onun için böyle basamak basamak, basamak 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 iner. Ta aşağıya kadar iner. Orada meşhur bir Vishnu şist diye bir şist vardır milyar yaşında. O tabana kadar oturmuştur Grand Canyon. Takriben 1200-1300 metre mi yüksek şeyi tam hatırlamıyorum. Yani buraya kıyasla çok daha derin bir vadide. Dünyanın en derin vadilerinden biri. Tabii 2,5 kilometrede duruyor tepesi. Evet. Evet. Onu Colorado Nehri yapmış değil mi oraya? Evet. Colorado evet, Nehri'nin şeyi. Evet. Colorado of the West. Yani batının Colorado'su. Colorado. İki tane Colorado var. Öbürü nerede? Texas'ta. Hı. Küçücük bir nehirdir garibim. Dandik Colorado. Diyor. Dandik Colorado öyle esas Colorado. Biliyorsun Colorado renkli demek. Evet. Kolordan gidiyor İspanyolca. Renkli çünkü muazzam miktarda çamur taşır. İspanyollar onu 1547'de keşfetmişlerdir. Garcia López de Cárdenas. Bu Coronado'nun subaylarından biridir onu keşfeden. Geliyorlar, bakıyorlar aşağı inelim diyorlar. İniyorlar, iniyorlar. Birdenbire karbonifer yaştı. Kırmızı duvar kereç taşı vardır abi. Dimdik bir iniyor. İspanyollar geliyorlar, ne ip var ne bir şey var yanlarında. Diyorlar buradan evet, aşağı inemeyiz. Buradan sonra yukarı çıkıyorlar tekrar. Orada bir Sotomayor diye bir sekreter var. Bunu gün be gün kaydetmiş. O raporu bulamıyorlar. Arşivlerde çıkmamış rapor.
O kaybolmuş ne yazık ki. Tam ne oldu bilemiyoruz ama. O zaman bu dediğin doğruysa mesela Hoover Barajı çok yakın sürede dolacak içeri o zaman. Canım her baraj dolacak. Tabii her ama baraj daha zaten. Olacak, tabii. Her baraj dolacak. Ama zaten o baraj yapıldıktan 50'lerde yapılıyor bildiğim kadarıyla. O günden beri Colorado'nun nehri o kadar renkli değil. Renkli değil evet. Rengi. Çünkü sediman. Yani o rengi baraja veren sedim ama barajda birikiyor. Tabii barajların bir de, ömrü de işte 100 sene kadar. Bir de söylemesi ayıptır. Colorado artık okyanusa ulaşamıyor. Üzerindeki barajlar. Barajlar maalesef. Meksikalılar çok bozuluyorlar bu işe ama. Evet devam edelim. Bir başka fotoğraf. Bakın burada ilginç bir çalışma yaptı Uğur 2011'di yanılmıyorsam. Bunlar taraçaları. Şurada üstte gördüğün. Burada bir sondaj yaptı. Şurada sondajla son 17 bin senede bunu biriktirdiğini yanılmıyorsam buldu. Bu taraçaları yaşlandıraraktan da bugünkü nehir seviyesinden de işte 10 metre yukarıda, 13 metre yukarıda diyerekten bu aşınım daha doğrusu Anadolu platosunun yükselim hızını hesaplayabiliyoruz. Onu da yaptık. Göstereceğim birazdan. Devam edelim. Bir başka fotoğraf. Tabii sadece teras taraçaları değil, bazalt akıntıları var. Bak bu siyahla gösterdiğimiz. Evet. Şuradaki yukarıdaki meşhur Evren Sırtı platosu. Bir terslenmiş vadinin içine akmış bir bazalt akıntısı bu. Lav akıyor, vadiye. Vadi aşınıyor ve bu daha sert yukarıda olduğu kalıyor. İçin yukarıda kalıyor. Terslenmiş vadi denir buna. 2 milyon yaşında bu. Nevşehir Havaalanı'nın olduğu bazalt birliği ise 400 bin yaşında. Tuzköyt bazalt platosu denir buna da. Bunun arasında da birçok teraslar, taraçalar var. Bakın burada şey... Yani şurası mı oluyor? Evet. Kızılırmağın... Evet, Tuzköy platosu burada. Evren 2 milyon yaşındaki bu, 400 bin yaşında da bu. Aralarında ne kadar fark var? 160 metre mi? Ne kadar? Aralarında 160 değil, 100 metre kadar var. 160 metre Kızılırmak'tan şuraya kadar hemen hemen. 160 şu. Kızılırmak seviyesinden aldığımız şey bu. Birçok taraça var. Bunları da yaşlandırıp bir ortalama platonun daha nehrin aşınım hızı ya da başka bir deyişle platonun yükselim hızını hesaplamak mümkün burada. Mesela devam edelim. Buraya şöyle göstereyim. Terasların sayısı, numarası 13. 12. teras işte 8. Sayın müdürüm çok tekniğe girdik ya bunlara geçsek mi? Yok çok basit. Şurada 2 milyon senede şurada da 2 milyon senede 100 metre yükselmiş. Ya Fatih yukarıya bak. Şurada sonucu bu. Senedeki aşınım hızı bu. 0.05 milimetre. Milyon senede 50 metre demek bu. Yani Anadolu platosunun orta kısmı milyon senede 50 metre yükseliyor. Toroslar ise milyon senede neredeyse 400-500 metre yükseliyor. Çok daha hızlı bir şey. 10 katına yakın. Şeyde. Yani birkaç milyon senede Toroslar Everest'i yakalayacak. Hızlı bir şekilde yükseliyor. Devam edelim. Fazla tekniğe girmeden. Evet geldik peri bacalarına. Peri bacaları tabii Kapadokya'yı Kapadokya yapan en önemli yer şekli. Bunların dünyada başka nerede var? Dünyada çok yerlerde var. Göstereceğim onlardan da bir iki resim. Ama tabii ya, Türkiye'deki gibi kendine özgü bir konumu yok onların. Çünkü burada bir yerleşim var. İnsanlık var yani burada. Ta Hititlerden başlatıyor kimileri ama hatta çok daha eskilere Neolitik zamana kadar indirenler var. İnsanların orada olduğunu biliyoruz. Hristiyanlığın ortaya çıkması ve göç olmasıyla birlikte 2. yüzyıldan itibaren burada ciddi bir yerleşim hızının arttığını biliyoruz. Yer şekillerinden bahsedelim. Ona daha sonra geliriz. Burada gördüğümüz Paşabağ dediğimiz bölgedeki peri bacaları. Bu bir Amerikalı fotoğrafçının ismini bulamadım. Bana yollamıştı. Ondan alarak koyuyorum buraya. Güzel fotoğraflar gerçekten peri bacaları ile ilgili. Geçelim. Daha sonra oluşum mekanizmasından bahsederiz. Başka öbür slayta geçelim. Ama Atilla'nın fotoğrafları daha güzel ha. Adam profesyonel fotoğrafçı ama Atilla'nınkiler çok daha güzel. O da güzel çekmiş ya. Burası Kavak iklimi. Yani müdürüne yaranacaksın diye şaşırdın da açacaksın. Ama sorma abi ama yani. Şimdi bu Aşk Vadisi de deniyor. Benim, bu Aşk Vadisi bunun adı. Değil mi diyorsun? Evet. Bunlar falik sembol olarak mı düşünüyor? Herhalde.
Herhalde. Yani detayını anlatmama gerek yok herhalde. Belli oluyor. Gören görüyor zaten. Şimdi burada gerçekten Kavak iklim briti içinde daha üstteki seviyeler, daha sert, dirençli birimler. Devam edelim. Çeşitli formları var bu. Bunların yüksekliği kaç metre? 20-25? Arkada adamlar var. Dönün geri. 20-25 metreyi bulabiliyor. Yani çok daha yüksek oldukları olabiliyor. Bak! İnsanlar burada. Evet. Ciddi yüksek esasında. Evet, bunlar 25'ten fazla. Evet. Devam edelim. Buradaki bir önceki karakolu. Fotoğrafa gelelim. Dünyanın en enteresan karakolu olsun. Gerçekten öyle. Bir önceki... Bir geri arkadaşlar. Yok şurası tamam. Burada dikkat edersen çok daha değişik formlarda oluşabiliyor. Evet. Bu göl sedimanları içinde oluşmuş bir birim bu. Paşabağ'dan Çavuşin'e doğru giderken bir şey. Üstteki daha sert bir kaya. Biraz koyu çıkmış fotoğraflar ama gerçekten çok değişik formları olabiliyor. Devam edelim. Bu da yine Paşabağ'dan. Yerleşim var. Hala var. Aktüelde de var. Hala var. Buradaki birim şöyle söyleyeyim. Birazdan detayına geleceğim ama jandarma karakolu olarak kullanılıyor. Şu Kavak iklim briti. Bu üstteki birim büyük ihtimalle gölsel sedimanlardan oluşuyor. O yüzden daha hızlı aşılmış orası. Bu üstteki birim ise biraz önce Esperli taşı dedim ya. Onun eş değeri olan bu bölgedeki Zelve'nin geri düşme çökeli dediğimiz o Plinian Fall dedikleri birim. O daha sert olanı. Bu da o civardan değişik bir peri bacası. Devam edelim. Bu tabii Ürgüp'ün sembolü. En sembolü. En sembolik peri bacası. Şurası Ürgüp olduğu, Ürgüp'ün olduğu Esperli Mahallesi'nin, Esperli evinin de olduğu yer. Bu bölgede aile olarak bilinir. Bu baba, bu anne, evet, bu da çocukları çocuk şeklinde. En meşhur da budur zaten. Evet, çok meşhurdur bu. Önüne fotoğraflar çekilir. Gerçekten de çok hoş bir peri bacasıdır. Devam edelim. Peri bacası adı nereden geliyor? Ya dünyada birçok şömine döfe dedikleri bir şey bu. Bizim jeolojik terminolojik kardeşim %90'ı Fransa'dan gelir. Evet. Birçok isim var esasında Fransızca'da. Demoiselle coiffe dedikleri. Onu da birazdan göstereceğim. Böyle şapkalı bayan anlamına. Fairy chimney tabii İngilizcesi ama Türkçe'ye de peri bacası olarak geçmiş. Bu da Gülşehir'de mantar bir kaya denir buna. Biraz bunda sadece su değil, rüzgar aşındırması da var. Diğerlerinde de olabiliyor ama bu çok tipik bir form. Devam edelim. Bu yine aşağı doğru giderken bakın bu tersten Napolyon'un şapkası şeklindedir. Değişik formlar oluşabiliyor. Yine bu bölgede, şu da tarife gerek yok, o bölgenin devesi olarak bilinen bir yer şekli. Devam edelim. Ya bunun sebebi çatlaklardan itibaren aşınması ve oluşması. Şimdi bu peri bacalarının daha geçenlerde Uğur arkadaşımız Uğur Doğan Ankara Dil Tarih Coğrafya'dan güzel bir makale yazdı. Daha yayınlanmadı ama çıkacak. Bakın bunlara zombi peri bacası dedik biz. Yani literatürde yok böyle bir şey. Eskiden oluşmuş bir peri bacasının üstünü toprak örtüsü kaplamış zamanla. Bakın şurada çok peri güzel. Bacası mezarlığı. Peri bacası mezarlığı. Bak şurada şöyle. Şurada çok güzel bari. Evet, orada. Güncelini de koydum. Günceli de böyle gözüküyor bu. Evet. Yani bu bak şunla şu aynı şey. Onun üstünü zamanla bir nehir tersine örüyorsun. Nehir çökelleri gelmiş üstünü kaplamış bunun. Zamanla devam edelim. Evet, burada biraz durmamızda fayda var. Fotoğraf maalesef çok kaliteli çıkmamış ama şöyle açıklayayım. Paşabağ'dan bir resim. Bu şekilden itibaren yayınlayalım, gösterelim. Akif Sarıkaya arkadaşımız da bu yayını yaptık geçenlerde, biz Geomorfoloji dergisinde çıktı. Şöyle bir önemi var. Orada Sarıkaya şarapları vardı, onların mı? Değil. Sarıkaya. Akif bizim Avrasya'daki işte bu kozmojenik işleriyle uğraşan arkadaşımız.
Şöyle anlatayım ben. Şimdi nasıl oluşuyor bu peribacaları? Herkes soruyor. Gösterdik resimlerini. Biraz da mekanizmasından bahsedeyim. Şu Platon'un olduğu kısım. Bu bizim diyelim herhangi bir birimimiz olabilir. Kızılkaya olabilir veya Cemilköy olabilir. Herhangi bir ignimbiliz seviyesi olabilir. Burada Zelven'in olduğu birim bu. Şimdi buradan itibaren, Plato'dan itibaren söylemiştik 300-400 derece sıcaklıkla yerleşiyor bunlar. İgnimbrit'in özelliği bu, sıcak yerleşimi. Soğumaya başlayınca da çatlamaya başlıyor. Çatladıkça da burada şu çatlaklar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ve zamanla yağmur suları akaraktan bu çatlakları yavaş yavaş genişletip, bak burada görüyorsun onu, şurası plato kısmı, yavaş yavaş bu tarafa geçtikçe peribacaları oluşmaya başlıyor. Zamanla peribacaları kimi yıkılıyor, bunların araları açılıyor. Şapkaları düştüğü zaman da çok daha hızlı bir şekilde. Biz bunu ölçtük, bu kozmojenik yaşlandırma yöntemini. Çok orijinal de bir yayın olduğunu düşünüyoruz. Yani dünyada bu tür çalışmalar çok yok. Şuradaki platodaki... Bu kadar güzel peribacası yok la. O da doğru. Şuradaki aşınım hızları bak. Mesela 0.6 santimetre yıl. Yılda yarım santimetre. Yılda yarım santimetre. Bayağı hızlı aslında. Ama şeyde çok daha hızlı bak. Peribacaları oluştuktan sonra 4.5 santime çıkıyor hızı. Peribacası koruyucu şapkayla kaldığı zaman birazcık daha düşüyor aşınımızı. Buna yakın diyelim. 3.5 santim. 3.5 ama şapka gittikten sonra dikkat edersen çok hızlı bir şekilde 28 santim yıl. Ya 20 sene yok olup gidiyor. Çok hızlı bir şekilde yok oluyor bu. Yani buradaki... Ben korkmakta haklıyım yani. Şimdi sen üzüm bakla ağlama yapar. Bir yandan da öbür taraflarda da oluşmaya devam ediyor. Yani bak şurada çok güzel net göreceksin. Şuradaki şapkaları seyircilerimiz onlar görebiliyor da, mu bilmiyorum. Bak 100 bin sene sonra da onlar peribacası olacak. Geleceğin peribacaları. Şunları... Ama bir gün gelecek, hepsi bitecek. Yok, hepsi gitmeyecek çünkü bu yok olacak... Öbürü çıkacak. Yani hayır, ben hepsi gidecek. Anadolu gidecek. Ya sen Anadolu, yani. 100 milyon sene sonra gidecek belki. Yani tabii jeolojik ben anlamda. Uzun vadeli düşünüyorum. Evet. Planlarımı uzun vadeli yapıyorum. Ya biz şeylere alışkın değiliz sadece. Jeolog olmayanların hani zaman mefhumunun böyle milyar seneye fazla... yani bir gün yok olacak. Ben bir gün deyince %50 jeolog oldum sayesinde. Bir gün deyince insanlar hani 30-40 sene sonra gibi algılıyor da. Tabii bu milyonlarca senenin işi. Ama burada yeni bebek... peribacalarının embriyoları oluşuyor. Bu. Onlar giderken onlar geliyor, elleri geliyor. Aynen öyle. Bu tabii Kapadokya'da doğal bir proses. Tabii bir de işin içine insan faktörü de girmiyor değil. Yani turistler veya işte halkımız bazen peki mesela bunların için hepsine oyuyorlar. Evet. Çünkü yumuşak bir kaya çok kolay oyuluyor. Oyulma bunların yıkılma sürecini hızlandıran bir şey mi? Yani şöyle söyleyelim, yani insanın etkisiyle yıkılan yerler yok mu? Var. Ama o kadar çok var ki bu kayalardan bölgede. Tabii oteller yapılıyor, şudur budur, o bir ayrı bir proses. Ama doğal olarak insanların bunun üstünde yürümesinden... Gerçi oteller peribacalarına yapılmıyor, oteller o arkadaki alanlara yapılmıyor. Yapılmıyor, genelde yapılmıyor, doğru. Bu konuda da ciddi bir kontrol var. Türkiye'de hani beklemeyeceğimiz oranda ciddi bir kontrol var. İyi ki de var. Yoksa gerçekten bu çok güzel ciddi bir harikasını. Ciddi mi hakikaten? Ciddi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bazı diğer hatalar, pek çok şey oranda ciddi. Bazı hatalar yapılmadı mı? Yapılıyor. Evet. Mesela restorasyon izni alıp tamam diyor, verdik size restorasyon izni. Adam doğal taş yapacaksın diye adam gidiyor taşı başka bir yerden getiriyor mesela. Yani şimdi bu bir hata mimari açıdan. Cezası yok mu? Cezası eskiden mağarayı oymanın cezası 8 ay hapisti direkt. Bu şekilde yatmış insanları tanıyorum ben. Şimdi kalktı bu. Bunu tekrar koymak lazım. Ama bilinç de artıyor birazcık öyle söyleyelim. Yani oradakiler de mala sahip çıkıyorlar bir anda. Evet, ciddi yani, mi? Evet. Önemli de bir şey. Yani bu sadece bizim çünkü bir de onların aynı zamanda onların gelir kaynağı olduğu için çok da fazla zarar vermiyorlar. Evet, farkındalar. Farkındalar. Evet, ama yani işte ufak mağarayı oyup bir oda yapıyor, bir oda daha yapıyor falan büyütüyor. Yani o mağaranın büyümesi, yani şimdi bunların hepsi yasak esasında. Ama bir şekilde insanlar bunu delebiliyor. Evet. Ama yapılmış o kadar binlerce mağara var ki fazla da kendinizin kazmasına gerek yok. Sadece temizlemeyle
bu başa çıkılabilecek bir şey. Çok otelcilik falan çok gelişti. Birazdan bahsederiz onda. Buna dönecek olursak dediğim gibi plato safhasında yani demek çok ki daha yavaş. Yılda yarım santim evet. Burada. Bu hale gelmesi kaç sene sürüyor? Ya şimdi bu hale gelmesi birkaç 10.000 seneyi bulabilir büyük ihtimalle. Buradan yaşlarımız da vardı esasında. Bir tanesini yanılmıyorsam 70.000 yaşında. Ama devam eden bir proses bu. Evet. Erozyon devamlı olduğu için bunun yaşını böyle işte 10.000, 20.000 yaşında demek zor. Çünkü devamlı aşınan bir şey. Ama bilelim ki şapka düştükten sonra kel görünüyor. Kel görünüyor. Aynen öyle. Çok hızlı bir şekilde aşınıyor bu. Devam edelim. Yok yok. Devam etmeyelim. Buradan bir dakika geri gelelim. Tamam. Şimdi burada Atilla bir laf etti. Dedi ki böyle bir çalışma dünyada yok veya varsa da çok az. Rahmetli İhsan Ketir'in ettiği bir laf vardı Atilla. Türkiye'de jeolog olun derdi. Çünkü burası öyle bir memleket ki derdi. Jeolojisi muhteşem derdi. Burada derdi jeolog olup çok önemli katkılar yapmak mümkün derdi. Yani sen de biliyorsun ben kendi hayatımda bunu yaşadım. Doğru. Sizler yaşıyorsunuz bugün. Gençler biraz önce selam gönderdiler dedin ya Fatih. Yani bütün Türkiye'deki gençlere birlikte tavsiye edelim. Doğru. Yani hakikaten Türkiye'de jeolojiye ve coğrafyaya çok büyük önem versinler. Yapılacak çok güzel işler var. Bir de bu işi yaparlarsa çok keyifli bir hayat var önlerinde. Bir de inan aç da kalmazlar. Kalmazlar. Yani bu işte iyi para da var. Doğru. Yani iyi para da kazanabilirler. Hepsini Avrasya'ya bekliyoruz değil mi? İnşallah. Sayın Müdürüm. Bir de eğlenirler ya. Güzel şeyler görürler. Abi yani müthiş bir eğlence var. Yani. Ve şimdi biz o hale geldik ki sırf Türkiye'de değil kardeşim. İşte Atilla Aralık'ta sen nereye gidiyorsun söyle. İki yere. Evet. Değil mi? Şili, Fatih. Seninki Şili'ye gidiyor. Şili'de bir mağara inceleyecekler. Oradan Antarktika'ya gidiyorlar. Doğru. Sen gidiyor musun? Götürmüyorlar beni. Ha? Götürmüyorlar beni. Götürmüyorlar mı? İşe yaramazsın orada dediler. Peki. Lüzumsuz adama ihtiyaç yokmuş. Estağfurullah. Tabii yani coğrafya, jeoloji bunlar kardeş bilim dalları. Maalesef Türkiye'de bu bir ayrım yapılmış vakti zamanında. İşte coğrafyayı başka dil bölümleri altına almışlar. Şu çok aptalca. Şey, bu 1930'larda biraz önce dedim ya Fatih. Bizim jeolojinin terminolojisinin çoğu Fransa'dan gelir diye. Coğrafya da öyledir. Aynen öyle. Fransa'da coğrafya gelişirken Vidal de la Blache diye bir adam vardır. Bu herif tarih kökenlidir. Ve bana sorarsan salaktır. Bu adam Fransız coğrafyasını domine etmiş. Ve Sorbonne profesörü bu. Eğer Élisée Reclus bunun yerine Fransız coğrafyasını domine edeydi, Fransız coğrafyası çok başka yerde olurdu. Dolayısıyla biz çok başka yerde olurdu. Yine yani, de jeolojimiz çok kötü değil. Yani dünya çapında insanlarımız var. Abicim de, anladım da bizim jeolojimizin yani dünya çapında haline gelmesi İstanbul Teknik Üniversitesi sayesindedir. Büyük ölçüde. Atilla abi bir Aksaray der misin? Aksaray. Tamam. Aksaray'dan bahsetmeniz dediler de. Aksaray dedim. Aksaray Hasan Dağ'ın Hasan Dağ'la özdeşleşmiş bir yer Aksaray. Tabii Kapadokya'nın sınırını teşkil ediyor. Türkiye jeolojisinin yani dünya çapında ses getirmesi büyük ölçüde İstanbul Teknik Üniversitesi sayesindedir. İstanbul yani Türkiye jeolojisi de pek bir şey değildi yani. Sen hatırla. Senin öğrencilik zamanlarını hatırla. Kendimi debelenip duruyordu Türkiye jeolojisi de. Yani Türkiye coğrafyasından tabii çok daha iyi durumdaydı. Çünkü fen fakülteleri içindeydi. Çoğu dışarıda okumuştu. Öyle bir akıllılık yapmıştı Türkiye jeolojisi. Ama pek daha şahan bir şey değildi yani. Şöyle hocaları gözünün önüne getir. Hatırlıyor musun? Dün konuştuyduk. Yani evet. Felaketti yani. Aralarında hakikaten dünya çapında adını duyurmuş bir kişi vardı be. Bir İhsan Ketin vardı yani. Hocam o kadar davranmayalım yani. Say bir 3-5 kişi say. Yoktu ya. Yok. Biz boş verin. Biz yoklar diye varlardan bahsedelim. Varlardan bahsedelim. Abi varlar yok. Yok. Bak diyorum olacak, sana. Olacak. Bugün var. Bugün var. Yani ben bugün Ottu'ya bakıyorum şöyle değil mi? Bir Demir Altıner var ya değil mi? Abide gibi bir adam. Yani işte bizim Erdin var. Ankara Üniversitesi'ne bak bizim Gürol var. Yani bugün hakikaten çok iyi durumda. Şimdi coğrafya diyorsun. İlhan Kayan. İlhan Kayan'ı şey yapabilir misin? Doğru. Yani dünya çapında bir adam İlhan Kayan. Atilla abi o izleyen şeyi soruyor. Şapkalar niye düşüyor?
O da erozyon. Yani altı zayıflayınca düşüyor. Çünkü altındaki, bak şuradaki kısa seviye daha yumuşak bir kayaç türü. Büyük ihtimal buradaki diyelim ki göl sedimanı. Çamur, daha doğrusu kil dediğimiz daha ince taneli malzemelerde. Bu aşınma hızı çok daha fazla bunun. E ne olacak bu? Zamanla incele incele küçük. Sonra taşıyamaz. Aşağıya da düşecek. Basit yani. Yani şey, mantığı onun bu. Düşmesin. Devam edelim başka fotoğraflarla. Şimdi bu peri bacaları nasıl oluşuyor'nun bir ikinci versiyonu da şöyle. Bu Cemilköy iklim biriti. Bu da 300 kilometre küp yer kaplayan en büyük patlamalardan biridir bu. Bu da 7-8 bin kilometre kare alanı kaplıyor. Bu Soğanlı'ya doğru giden, Mustafa Paşa'ya giden yoldaki iklim biriti. Bak buradaki, şöyle söyleyeyim, Kızılkaya iklim biriti en tepedeki birim. Hı hı. Platoyu oluşturan birim zaten. Oradan düşen kayalar bunlar. Esasında hani bunun bir üstündeki birim değil. Ta tepeden düşmüş, aşağıya inmiş. Bu Cemilköy İklim Biriti'nin üstüne bloklar halinde düşmüş. Bu kayalar daha sert olduğu için yukarıdakiler bunu altındakini korumuş. Yani ilginç bir durum bu da. Bunu da bizim o makalede bahsettik. Çok fazla bilinen bir şey değildi bu. Tabii zamanla devam edelim. Bir diğerleri düşen kaya değil miydi? Değil. Onlar bir onun üstündeki birimin aşınmasıyla. Peki bu, niye mesela üstündeki birim böyle parça, o çatlaklardan ötürü parça parça aşıyor? Çatlaklardan dolayı ayrışıyor. Üstündeki daha sertse o şapka koruyor. Buradakiler çok daha yukarıdan düşmüş, yuvarlanmış. Bunun üstüne gelmiş duran bir birim. Yani stratigrafik olarak çok daha yüksekten aşağıya düşmüş bir vadi bu. Soğanlı var. Soğanlı demeyelim de işte Cemilköy'ün olduğu yer. Şuradan düşmüş bak, hı hı. Şurada. Şöyle düşünelim. Stratigrafi bu demek zaten. Şu yanal devamlıydı. Zamanla şurası aşındı. Hı hı. Bunu biliyoruz. Buradan düşen bloklar. Bak düşen bloklar. Zamanla şu o blok da düşmüş. Bu açığa çıkmış. Gittikçe aşınıyor. Ya mesela yarın öbür gün şunun altında bir tane, şurada bir tane oluşacak. Aynen öyle. Yani erozyon devamlı bir proses. Tabii çok güzel formlar meydana geliyor. Burada insanlar birbirine yaslanmış gibi. Cemilköy yolu. Mustafa Paşa yolunda sağ taraftadır bu. Mutlaka. Bu üç kız kardeş mi? Vallahi bilmiyorum yani. Buna galiba öyle bir adı var. Bütün bunlar sedimentasyon. Bunlar göl şeyi mi? Hayır. Hayır. Bunlar iklim biriti. Bu Cemilköy iklim biriti. Tamam. Bu da Kızılkaya iklim biritinin düşmüşü. Atilla şey gösterdi ya, stratigrafik kolonu. Aha. Dedi bu Cemilköy en büyüğü dedi. İşte aynen. O. Aynen o birim bu. Devam edelim. Şimdi geldik başka peri bacalarına. Yani vaktimiz var mı? Peki hemen yine bunu görünce aklıma geldi. Monument Valley. O başka bir şey. Başka. Amerika, Utah'ta yanılmıyorsam. Amerika'da. Onlar sedimenter kayalar çoğu. Sonuçta o ne biliyor musun? Yatay tabaka, düşey çatlaklar, kopuyor vadi. Kopuyor düşüyor, kopuyor düşüyor. Ama bu da aynı şey. Bak. Ama bak burada koruma var. Burada koruma var. Tamam. Ama, orada yok. Evet. Monument Valley'de yok. Monument Valley'de yok. Bak kim çekmiş bak. Fotoya bak. İsmi oku Fatih. Bu Fuat Hoca ile Fuat Şaroğlu ve Yıldırım Güngör'ün bir... Hoca deyip... Demiyor. Hoca demeye kızıyor Celal Hoca. Celal denmesini istiyor. Öğrencileri de Celal der kendisine. Zaten geçirmiyor eğer Celal öğrenmediyse. Ben dedim abi, bana dedim diye. İsmimle hitap etmeyen bu sömestri sonunda geçemez. Celal abi diyebilir. Profesör Şengör diyebilir. Celal Bey diyebilir. Hepsini diyebilir. Tercih an. Peki mesela talebe sana Celal dese hoş olur mu? Zaten onu tercih ediyorum. Onu söylüyorum. Peki biraz acayip olmaz mı yani? Niye acayip olsun ya? Ama ben bunu seni tanıyorum. Celal abi diyorum Türkiye yani. Değil sen diyebilirsen bir istersen de. Celal demesini tercih ediyorum. Bak niye Fatih? Çocuk bana Celal dediği zaman çok daha rahat soru soruyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Celal abi direkt yine rahat soruyorum. Sen yani. Fatih'sin. Senin geçmişin, tahsilin, dünya görgün falan başka. Ben istiyorum ki çocuk rahat soru sorsun. Rahat olsun, özgüvenli olsun. Bir de ikincisi. Eşitler arası bir ilişki olsun. İkincisi, hata yaptığımı gördüğü zaman. Seni uyarabilirsin. Celal söylediğin yanlış desin. Bu çok mühim. Üniversitede bu çok mühim. Anlatabiliyor muyum?
Ben bunu yaratmak istiyorum. Hani İbrahim bak, Kamalak diyor ki Türkiye'de 4 yaşından 2,5'u işsiz, jeolog olsalar iş bulacaklar mı? Evet. Evet. Türkiye'de iş aramaları şart değil. Bütün dünyada jeoloğa iş var. 21. yüzyıl kardeşim, jeologların yüzyıldır. Enerji yüzyılı, suyun yüzyılı. Bol bol iş var. Hiç merak etmesinler. İş. Lafını kestim, sen devam et. Ha. Bak, benim derdim, bana soru soran, benim lafımı kesen öğrenci istiyorum ben. İhsan Ketin ölümünden 2 hafta önce hastalandı. Ben size soru soruyorum diye şu internete yemediğim küfür kalmadı mı? Şimdi bak, onları boş ver. Onlar da öğrenecek. İhsan Ketin 2 hafta önce hastalanıyor. İşte zaten öldü sonunda. Ben yurt dışındaydım. Oya'yla Naci görür, doktor alıyorlar, götürüyorlar. Naci çok üzülüyor tabii. Ya bakıyor ki hoca fena durumda. İşte tansiyon oynuyor falan. Ya hocam işte çok üzülüyorum bilmem ne falan. İnşallah Allah uzun ömür versin, hastalık geçer falan. Naci diyor, bu iş bitti diyor İhsan Bey. Ama üzülme diyor. Ben çok mutluyum diyor. Arkamda benden iyi bir nesil bırakıyorum diyor. Kürsüsünde. Benim tek amacım o. Benden iyisini bırakmak istiyorum. Anladın mı? Benim hatalarımı ortaya çıkartıp benden iyisini yapacak adamlar bırakmak istiyorum. Bak, Avrasya Enstitüsü'nü ben kurdum. Fakat bu adamlar var ya, benden iyi gidiyorlar. Bak Atilla müdür. Bir sürü iş yapıyor. Bu sene kaç paper dedin Atilla bana geçen gün? 10. Sen böyle bir üniversitede idareci gördün mü? Bir tarafta idarecilik yapıyor, bir tarafta 10 tane paper yazıyor. Böyle adam lazım baba. Arif Sarıkaya dediği adam. Eşek gibi çalışıyor herif. Alper'den bahsettik. Rektör yardımcısı. Alper arada bir rektör yardımcısı odasına kaçıyor. Biliyor musun? Ne yapıyor biliyor musun? Geliyor öğrencileri odasında saklanıyor, bilim yapıyor. Bize böyle adamlar lazım. Onun için sana cehade verir lazım. Evet abicim ya. Rahat soru sorabilmeleri lazım. Ben bunu istiyorum. Bana hocam demiş, hiç mi halt olmamış. Geçen gün Ahmet Aslan Hoca İzmir'de, felsefeci, hatıralarını gönderdi bana sağ olsun. Diyor ki biz diyor Ankara Dil Tarih'te diyor, okurken diyor, hocamız yanımızdan geçerken önümüzü iliklemezsek zılgıt yerdik diyor. Ankara'da felsefeden kaç kişinin adını hatırlıyorsunuz sen hoca olarak, büyük hoca olarak? Hiç kimse yok. Hoca öğrencisinin önünü ilikletiyordu da ne oldu be? Ama öğrencileriyle arkadaş gibi olan, onlara dostum diye hitap eden bir adam vardı. Adını bir söyleyeyim, bütün Türkiye tanır. Bütün dünya tanıyor. Ekrem Akurgal. Değil mi abicim? Ekrem Akurgal bizim eve gelirdi. Koltuğunda kitaplar. Kendi kitapları. Benim oğlum o zaman 5 yaşındaydı. Asım'ı alır yanına. Asım'a imzalıyor. Arkadaşım Asım'a. Ve Ekrem Akurgal ölmeseydi ben eminim abi Asım arkeolog. Çünkü erkek Ekrem Akurgal'a aşıktı. Şimdi biyolog oldu. Ya, biyolog oldu. Yani Ekrem Bey'in şeyinden çıktı. Ne derler? O tesirinden erken çıktı. Anladın? Ekrem Akurgal öldü. Korfman öldü. Fakat Ekrem Bey'in o etkisi çok başkaydı Asım üzerinde. Ya düşün, arkadaşım Asım'a diye yazıyor ya. Peki hemen ben bir sual size tevdi edeyim. Buyur buyur. Diyorlar ki bu Orta Anadolu'da çoklukla oluşan obrukların bu sizin bahsettiğiniz... Hiç alakası yok. Tabii. Obruklar kireç taşının erimesinden meydana gelen erime olaylarıdır. Düz tabakalı yerlerde olur. Dünyanın içi hele Florida'da büyük beladır. Büyük bela. Evler çöker. Evet, felakettir. Yani bunlar Orta Amerika'da olur. Bazen de tuz kaynaklarının erimesine oluyor galiba. Evet, tuz kaynaklarında. Bir de Sibirya'da. Permafrost için. Evet. Donmuş topraklar şimdi çözülüyor ya. Ama bir bakıyorsun güm diye gidiyor. Ayrı bir proses o. Evet. Başka bir şey. Ve çok daha yüzeyde olan bir şey. Evet. Efendim Türkiye kastını bir gün konuşabiliriz. Tabii. Çünkü mağaralarımız bilmem ne falan çok. Şu volkanları da konuşacağız. Belki onun içinde konuşabiliriz. Hayır, onun içinde konuşamayız.
Hiç alakası yok. Hayır, volkanları onun için yani o programda konuşuruz demek istedim. Yok. Volkanlar bizim 3 saatimizi alır mı? Of, alır. 3 haftamızı alır konuşursak da. Abi böyle konuşursak alır tabii. Hayır abici, bu ya volkanlar öyle o kadar enteresan ki, mesela sen desen ki efendim dünyada ilk sönmüş volkan olarak tespit edilmiş yer nerededir? Türkiye'dedir. Bunu sönmüş volkan olarak tespit etmiş adam nerelidir? Amasyalı. Strabon. Bizim adamımız ya. Bugün Amasya'ya git. Amasya'da Strabon'un heykeli var ya. O kadar iftihar ediyorum ki. Anlatamam sana yani. Onu oraya diken belediye başkanını görsem, gidip yanaklarından öpeceğim adamı ya. Kitapta orayla ilgili de bir şeyimiz var işte. Bölümümüz var. Strabon'un heykeli de var mı? Var. Yaşa Atilla. Vallahi öyle. Evet, devam. Fuat Şaroğlu'nun bu akşam çok kulaklarını çınlattık. Evet. Oo, ama dur nereye? Evet, Narman nereye gitti be? Narman. Geri gel. Narman benzeri bir... Tabii burası da Bryce Canyon meşhur Amerika. Biraz Narman'ı hiç anlatacağım. Narman esasında Erzurum yakınlarında bir yer. Ve sedimenter kayaların... Bak aynı şekilde. Bunlar karasal... Tortul kayalar. İhtimalle evet. Tortul kayalar. Ve de üstlerindeki daha sert... Konglomera dediğimiz birimler var. Şunlar da büyük ihtimal kaliş dediğimiz yani karbon, kalsiyum karbonatın karasal ortamda çökelmiş hali. Uzun lafın kısası aynı şekilde, aynı prosesle Türkiye'de... Bunlara da peri bacası deniyor mu? Deniyor bunlara da. Bir Narman peri bacaları olaraktan anılıyor. Tabii sedimenter kayalarda olduğu için ve biraz daha az yayılı tabii yani. Kapadokya bölgesi gibi değil ama var. Dünyada çok birçok yerde de var. Onu da devam edelim. Onlardan var. Çok yayıldığı bir yer gösterecek şimdi. Utah. Yani tabii Amerika'da özellikle Utah'ta bu devam edelim. Bir sonraki kesin arkadaşlar. Burası meşhur Bryce Canyon. Bu Hoodoo diyorlar bunlara. İngilizce'de şeyden. Yanılmıyorsam bir Kızılderili tabiri. Bu da bir sedimenter kaya. Yani düz... Kum taşı bunlar. Kum çakıl karışımı bir kaya. Burada böyle bakınca kristal gibi duruyor ama. Evet, burada koruyucu bir tabaka nispeten daha az. Bir dakika yanlış söylüyorum. Bunlar Eosen galiba değil mi? Yok, daha yaşlı. Navajo mu bunlar? Daha yaşlı. Navajo tahminim Triyasik falan bunlar. Navajo, o zaman Navajo. Jura. Jura. Olabilir. Jura. Ben bilmiyorum yaşını. Yani kaç yüz milyon yıl? 180. 180 milyon yaşında. Ama tabii... Üstü bunun kaplıymış tabii erozyonla evet. Yok olay ola yavaş yavaş burada da o çatlaklar sisteminden aynı şekilde devam ediyor. Devam edelim. Yine bu Zion National Park, bu da Utah'ta bir şey. Bakın buradakiler de, bunlar da sedimenter birimler. Üsttekiler daha başka bir birim, çok daha sert. Bu da Atilla, şey. Evet. Şu Escalante adına şey yapsana, göstersene evet. Şu Escalante'nin adına. Şunu diyorsun. Bu kim biliyor musun Fatih? Bu adam papaz. Bu adam abicim 18. yüzyılda bunlar. Abi sen oyadan korkuyordun değil mi? Niye sordun? Ben de meclisten korkuyorum. Deminden beri bana ters ters bakıyor bir durun diye. Escalante'yi anlatacaksın ama ne olur şu ben durdum. Yani Escalante çok mühim. Escalante ölüp gitmiş, bize bir şey var ama mevsim var ya oyadan. Peki diyorsun. Abi peki. Escalante çok yazıyorum abi, dönüşte Escalante. Eyvallah. Evet, izleyiciler kazanç hisleri yollamışlar. Gerçekten haklısın. Uluslararası endekslere göre en yüksek geliri elde eden meslek grubu jeologlarmış. Evet. Ben de diyordum ki bu Celal niye bu kadar zengin? Hiç alakası yok. Benim paralarımı ailem kazanmıştır. Fakat ben sana şöyle bir şey diyeyim. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne epey para getirdik. Ben buradan para almadım ama bizim ilk başlarda bu bilgisayar altyapılarımızı falan filan büyük ölçüde bizim petrol şirketlerinden aldığımız paralar sayesinde yaptık. Epey para verdiler bize. Dünyada üniversiteler böyle para kazanıyor. Evet, evet, epey para verdiler bize. Ve şimdi bizim rektörümüzün böyle planları var bu istikamette bir şey kurmak için. Evet, size çok genelde pozitif yorumlar, gerek Twitter'da gerek bizim maillerde, bana ise negatif yorumlar her zaman. Niçin? Hala bazı aklı olmayan, beyni olmayan kişiler diyor, gündemden kaçmak için bunu yapıyorsun. Bak, Türkiye Fatih bu yüzden batıyor.
Türkiye'nin gündemi bilim olmadığı için bu haldeyiz. Öyle. Ben de onu söylüyorum. Diyorum ki anayasalar bugün değişir, yarın bir daha değişir, öbür gün bir daha değişir. Hiçbir ülke anayasasıyla doğmamış, anayasa ölmüştür. Değişir. Fatih, ben hemen şu soruyu sorayım. Darwin yaşarken başbakan kimdi İngiltere'de? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Teşekkür ederim. Kimdi? Ben de hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Yok. Cuvier. Cuvier. Hayattayken Fransa'nın başbakanları kimlerdi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sen Fransız kültüründe yetiştin. Bir Fransız kültüründe adı, sen hatırlıyor musun? Hayır. Var. Newton zamanında kimdi mesela İngiltere'de? Değil mi? Einstein. 1913'te Almanya'ya gitti. Alman. Kimdi başbakan? Değil mi? Aynen öyle. Einstein hiçbir zaman unutulmayacak. Yani ben bütün gençlere bunu... Ya ben diyorum ki buradan bizi bak, seyreden bir hiç bir çocuk, bir, iki değil, bir çocuk... Kurtarsak yeterdir. Bir bilim adamı olsa veya 10.000 çocuk bilime merak sarsa, bunlardan bir tanesi uluslararası bir bilim adamı olsa, bu programı yaptığım her seyahat programının toplamına değişmem bir tanesi. Evet, evet. Bak Beethoven 10 yaşında bir kıza mektup yazıyor. Bilim ve sanatla uğraş. Çünkü bunlar insanı Tanrı katına yükseltir. O müthiş bir mektuptur abi. Sana bu lafları söyleyenler Beethoven'ı düşünsünler. Kendi hayatları Beethoven'ın kaçta kaçırdığını bir de onu düşünsünler. Neyse. Escalante'den devam et hocam. Hah, evet abi, Escalante. Escalante bir Katolik papazı. Oraya döndük. Bir Katolik papazıdır Escalante. Müdürün seni tehlikeli sulardan dışarı çıkardı. Tehlikeli sulardan. Bir Katolik papazıdır. Escalante bir görev alır. New Mexico ile Kaliforniya'daki Katolik misyonları arasında bir yol bulmak. Bunlar yola çıkarlar. Büyük zorluklarla karşılaşırlar. Ve yolu bulamayarak Arizona Büyük Kanyon üzerinden geri dönerler. Bu adamların yanında Miguel Pacheco isimli bir İspanyol kadastro subayı var. Bu kadastro subayı bir harita yapar. İlk defa burada o zamanki haritalara bakarken bütün böyle dağlar sivri hı-hı, gösterilir. Bunlara Sierras diyorlar İspanyollar. İlk defa bu adam fark etmiş ki değişik bir dağ türü var. Masa şeklinde. Bu dağların ismi Mesas'tır. Bizim Masa adı da oradan gelir. Mesas. Yatay tabakalı. Bu Escalante, bakın şu yatay tabakalar var ya. Ben de Escalante'yi merdivenden falan gelir diye düşünüyorum. Hayır. Bu adı. Escalante'nin adından gelir. Ve Miero y Pacheca'nın yaptığı 4 tane harita vardır. Bu 4 tane haritanın 3 tanesi şeydedir. İspanyol arşivlerindedir. Pardon, 2 tanesi İspanyol arşivlerindedir. Bir tanesi Meksika arşivlerindedir. Öteki bir tanesi nerede biliyor musun? Sende. Hayır, hayır. Bence dünyanın en büyük milletlerinden biri olan müzesinde durur. İngiltere'nin. Niye lan İngiltere'nin? Çalmışlardır. Takip ediyor herif. Dünyayı takip ediyor. İngiliz görüyor, bunu alalım diyor. Sonradan bir tane buldular ki en kötü şeklidir. Yale Üniversitesi'nde. Bu haritayı Alexander von Humboldt kullanmıştır. Yapmış olduğu meşhur haritada. Amerika'nın, Güney Amerika'nın haritasında kullanmıştır. 18. yüzyılda bir papaz yapıyor. Escalante hakkında bir sürü şey vardır ve Amerikalılar bana sorarsan büyük bir Kadir Şinaslık göstermişlerdir. Ve bakın, Escalante Milli Monümanı vardır. Buyurun efendim. Evet, devam edelim. Biraz zamandan şey yapalım değil mi? 10 tane kadar slaytımız var daha. Peki pardon, devamından önce bir şey daha söyleyeyim. Madem Escalante'yi anlattın, Kapadokya'nın etimolojisi nereden geliyor? Ne anlamı? Efendim, iki teori var bu konuda. Bir tanesi Kapadokya, bu Farsça'dan geldiği iddia edilir. Güzel atlar memleketi anlamına gelir. Diğerinin Hititçe'den geldiği tahmin ediliyor. Kapadokya diye. O da ormanlık alan demek. İki şey var. Ona tam emin değiller hangisinden geldiğine dair.
Yani ya Farsçadan ya Hititçeden. Ya Hititçeden. Ya Güzel Atlar Diyarı ya Ormanlar Diyarı. Bir başka şeyden geçelim. Bu İsviçre'deki bir arazi gezisi sırasında çektiğim fotoğraf. Bunlar da esasında buzul çökelleri, moren dediğimiz. Bütün Alpler gibi. Alpler gibi. İsviçre 20 bin sene önce tamamen Grönland gibi buzul. 3 kilometre buzulu kaplıyor. Evet, 2 kilometreyi bulan bir buzul. Hep beni bozuyorsun yani. Ya arada 500 metre. 12 milyon yıl, hani 12 buçuk. Abi ben karışmıyorum. Diyor ki 3 kilometre, 2 kilometre. Abi 2 Galatasaraylı'nın arasına girmiyorum. Değil, kardeşim. Ben de uğraşıyorum ya. Böyle bir şey var. Tamam 2 olsun. Fatih'im doğru tektir, o yüzden. İki Galatasaraylı'nın arasına girmiyorum abi. Şimdi bak burada dikkat edersem adı Demoiselle Coiffe Fransızcadan saçları yapılmış bayan anlamına geliyor. Bu eratik blok, yani buzulun çok uzaktan taşıyıp getirip taş, bıraktığı taş ismi. Bu da buzulun çökelttiği daha ince boyutlu malzeme. Çok daha aşınmaya müsait bir malzeme. Şu üstteki de bak, kafası düştüğü zaman da bu hızla aşınacak büyük ihtimalle. İlginç tünel de yapmışlar içinden. Bir an çeşitli yerlerinde bu tür... Bu Tirollerdekilere Sir Charles Lyell, modern jeolojinin temellerini atan kitaplarından biri olan Jeolojinin İlkeleri isimli The Principles of Geology 1830'da ilk baskısı yapılmıştır. Ona bakarsanız Earth Pyramids diyor bunlara. Evet. Yer piramitleri, yer piramitleri diyor. Orada dahi vardır. Abi hazır İsviçre'ye gelmişken izleyicilerin bazıları sormuşlar. Onu da ben hemen size sorayım. Matterhorn. Yani Toblerone'un üstünde resmi olan dağ. Evet, bir tarafı İsviçre, bir tarafı İtalya olan dağ. Evet. Ya da işte o acayip şey, kaya bloğu diyeyim. O nasıl oluşmuş? O bir dağ, zirve, yüksekliğini tam hatırlayamıyorum şimdi ama 20 bin, 21 bin sene kadar önce dünya bugüne göre çok daha fazla buzulla kaplı. 3 misli hemen hemen. İsviçre'nin tamamı neredeyse, bugün Grönland gibi düşünebiliriz, Grönland gibi buzulla kaplıydı. Matterhorn'un olduğu yer ise böyle bir piramit şeklindedir, o Toblerone çikolatasının üstündeki formu. Buzul akması sırasında o yamaçlarını tamamen tıraşlayıp bu üçgen şekli vermiş. Ona da Nunatak denir, yani dağın zirvesi buzulun üstünde kalıyor kimi zamanlarda. Ama iyicene aşındıraraktan bu tür piramidal yapıları oluşturabiliyor. Matterhorn'un oluşum hikayesi öyle. Matterhorn'un da bir de eski hikayesi var. Dinleyelim lütfen. Matterhorn Afrika'nın bir parçasıdır. Öyle mi? Tabii. Şapka gibi durur Avrupa'nın üstünde. Onun altında Tetis Okyanusu'nun parçaları vardır. Hala. Hala. Tabii. Okyanus kalıntıları vardır. Böyle durur orada, yukarıda. Onun haritasını yapan meşhur Emile Agon, 17 dil bilen bir jeologtur. O okyanus kalıntıları gider Gorner Grat, yani Gorner sırtından geçer. Onun haritasını da kim yapmıştır biliyor musun? Bizim üniversitemizde petrol jeolojisi kürsünü kuran Ekrem Göksu hocamız yapmıştır. Dolayısıyla böyle bizim bir izimiz, İTÜ'nün bir izi de Matterhorn'un ayağının dibinde durur yani, rahmetli. Ben bayılırım Matterhorn'a. Evet. Çok güzel bir yer. Güzel bir çok, çok güzel bir yerdir. Siz dolayısıyla Arola ve Valpellina serilerini iyi biliyorsunuz. Gayet. Böyle Matterhorn var ya, koskoca bir kıvrımdır. Oranın en kötü tarafı nedir biliyorsun? Mutfağı. Abi hiç fark. Ben oraya gittiğimde, ben kız arkadaşımla gittim. Raklet diyeceksin abi yani. Michelle diye bir kızla gittiydim. Beraber gece balkona çıktık. Burada keselim istersen. Hayır, hayır. Rütükten. Hayır, bak abi Michelle'le çıktık oraya. Dedim ki Michelle, böyle bir mehtap. Matterhorn nasıl biliyor musun? Çal çıplak. Ve o kıvrımı... Ben de Michel sandım. Hayır, kıvrımı görüyorsun. O Arola serisi etraftan dolanıyor. O Michel mi o? Hayır abi, o kıvrımın çekirdeğinde Valpellina serisi. Michel dedim, insanlık kıta kıta çarpışması olayını ilk defa burada tefekkür etti. Michel Allah beğeni versin gitti mi? Hayır, böyle tam tersi oldu. Dedi, bunu söyleyecek bir bunu mu buldum burada? Fatih inanmazsın, ertesi gün uçağı koyup geri gönderdim. Çünkü Michel de jeologtu. Ha, o da jeologtu. O da jeologtu. Sen açtığın da jeoloji üzerine. Abicim, ertesi gün uçağı koydum, geri gönderdim Amerika'ya. Ben senin gibi kadınla beraber olmam. Yani, ulan yani bulunduğun yer Argand'ın doktora alanı. Onu anlattıydım ona.
Emil Argand'ın doktora alanı. Yani bizim mesleğin en büyük iki dahisi vardı. Zeus ve Argand. Herifin doktora alanında duruyorsun. Ve Afrika'nın parçası karşında duruyor. Ya insanın gözü... Ama kız o sırada Türkiye'nin parçasını karşısında görmek istiyor. Ya bırak be kardeşim onu ya. İnsanın gözleri yaşarıyor Fatih ya. Ne muhteşem bir şeydir bu ya. Bunun karşısında heyecanlanmayan insan mıdır ya? Yani bir de jeologsun be. Kaç yaşında gidin bunu oturdu? 1979 senesinde oldu. Ben 24 yaşındaydım. 24 yaşındaydım. Yani 24 yaşında insana dağa taşa değil de daha çok bir şeye heyecanlanır gibi geliyor bana. Hayır abicim ya. Kusura bakmayın ama yani ben ona heyecanlandım. Yani hala da inanır mısın? Yani bu Matterhorn dedin. Tüylerim diken diken alıyor. Hala benim kütüphanemde işte Atilla biliyor. Adamın o doktora haritası merdivenin başında duruyor. Yani oraya gitti, onun önünden geçerken bakıyorum. Bu adam doktorası bitmeden bütün Alplerin yapısını çözmüş. Albert Heim'in bir kitabı vardır. Üç cilt, Geologie der Schweiz diye. İsviçre'nin jeolojisi. Orada Penn'in naplarını anlatırken Heim diyor ki, Argand diyor. Benim diyor anlayamadığım bir hayal gücü, hafıza kapasitesi ve bilgiyle diyor bunu halletti diyor. Bunu yazdığı zaman Heim 80'ine yakın ve İsviçre jeolojisinin ya büyük üstadı. O zaman Argand doktor öğrencisi be. Bu adam diyor bizlerin anlayamadığı bir güçle diyor bunu halletti diyor. Buna nasıl heyecanlanmazsın yani bilmiyorum değil mi Atilla ya? Yalan mı söylüyorum abi? Neyse kusura bakma. Devam edelim. Evet. Ay, evet güzeldi. Biraz yerleşimlerden bahsedelim. Evet. Şimdi Kapadokya bölgesi çok eski, 10 bin seneye kadar uzanıyor büyük ihtimalle. Çok ilk insanların oturduğu bir bölge. Ama tabii mağaraların oyulup yeraltı şehirlerinin yapıldığı dönem büyük ihtimalle Hristiyanlıktan, daha doğrusu hızlı bir şekilde yerleşimin olduğu dönem Hristiyanlığın 2. 3. yüzyıllarına denk geliyor. O Roma'dan kaçan, Roma'dan demeyelim de işte Orta Doğu'dan kaçan zamanında Hristiyanların gördüğü zulümden kaçıp buralara geldiği, kilise yaptığı bir dönem var. 3. 4. yüzyıldan itibaren başlıyor. Eski gravürler bunlar. Dikkat edersen o zaman 19. yüzyılın başındaki gravürler büyük ihtimal bunlar. Oradaki yerleşimi gösteren... Teksiye'nin gravürleri galiba bunlar. Olabilir. Bir şeyden buldum bunları, bir arkadaş vermişti. Bugün insanlar hala eskiden geçmişte buralarda oturmuşlar, yerleşmişler. Devam edelim. Bir iki... Peki abi yine ben bir lafını araya bir şey sokuşturmak istiyorum. Özür dilerim. Petra'nın yapısıyla buranın yapısı benzer mi? Petra kum taşıdır. Petra Ürdün'deki... ama yani prensibi aynı sonuçta. O kum taşı kırmızı renkli bir kum taşıdır ama bunlar tüfün içine, ignibritin içine oyulan. Peki onun fosiller var mı oralarda? Petra'da mı? Yok burada. Hayır, burada şöyle fosil olabilir. Yani volkanın patlaması sırasında orada bulunan hayvanın biraz önce programın başında bahsetmiştik, gergedan başı diye. Yani bu tür fosil olabilir. Yoksa denizel bir fosil yok. Gölsel fosiller olabilir. Az da olsa ama çok fosil yok açıkçası. Şuna bir obsidyen bu, mi? Bu bir obsidyen ok. Yani işte 8-9 bin sene önce günümüzden göllü daha obsidyenleri karanlık çıkmış biraz ama orada ciddi bir çalışma var. Nur Hanım'ın yönetiminde uzun yıllardır devam ediyor bu arkeologların kazıları. Bu obsidiyenin ticareti de yapılıyor binlerce senedir. Hatta daha da doğuya doğru taşındığı biliniyor. Obsidyenin çünkü kendine özgü bir imzası var. Yani jeokimya imzası. Nerede orada bulunduğunu araştırıyor. Biz biliyoruz konuda... Hasan Dağ'dan toplanan obsidyen Sina'da çıktı. Evet. Yani bu konuda ciddi bir projesi olan bir Fransız arkadaş var, Damas Muralis diye. Uzun yıllardır da bu konuda çalışıyor. Herhalde Şamlı. Evet, aynen. Bir de şu obsidyen nedir bir anlatsana seyircilerimize. Obsidyen nedir? Volkan camı esasında. O çok kadar hızlı soğuduğu için kristallenmeye vakit bulamıyor ve
camlaşıyor. Çeşitli renkleri olur bunun. Yeşil, maviye bakanı da olur. Gri trak olanı da, ama en çok tipik olaraktan da bu olabilir. Bunu niçin koydum? Yani birkaç bin senedir orada esasında çok daha önceki dönemlerde yerleşim insanlar orada bir medeniyet yaşıyor. Oluşuyor orada. Ama tabii bu mağaraların dediğim gibi kültür oluşuyor. Mağaraların oluşumu, yapılması daha doğrusu biraz daha önceye geliyor. Devam edelim. Şimdi herkes bilir, yeraltı şehirleri var Kapadokya'da. Onlarca var esasında bundan. Kimilerinin birbirleriyle bağlantılı olduğu yönünde bence şehir efsanesi diye düşünüyorum. Bir kanıt olduğunu bilmiyorum ama belki arkeolog arkadaşlar daha aydınlatıcı olabilirler. Burada önemli olan şey bu insanların dıştan gelen herhangi bir saldırıya karşı, Arap istilası var biliyorsun. Daha önce işte Romalıların gelmesiyle gelip buralarda kazdıkları binlerce insanın oturduğu... İlk yeraltı şehirleri hangi yıl? Açıkçası ben bilmiyorum, bilen de olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konuda Hititlere kadar iniyorlar. Doğru düzgün bir kanıt olduğunu düşünmüyorum. Bilgi dahilinde değil en azından. Bununla ilgili bir yayında görmedim. Dolayısıyla peki oralarda yaşlandırma yapmak yani yaşlandırma yapmak bizim tekniklerimizle mümkün değil. Ama bunların çanak kazındığı, çömlek var mı filan? Çanak çömlek içinde ne kadar bulunduğunu bilmiyorum. Ama bilinen şu, ciddi bir altyapı var orada. Yani mesela şu bir yuvarlak taş, şu kapıyı, şu taşı yuvarlayıp bu kapının girişini blok ettiğin zaman mümkün değil karşıdaki insan oraya girebilir. Yüzeyde yürüdüğün zaman bu yeraltı şehrinden haberin yok. Yani tavanda şeyde hiçbir emaresi yok bunun. Güzel yapılmış şeyler. 7-8 kattır derin kuyu. Kaymaklı yeraltı şehri var. Bayağı karınca şey gibi. Evet, aynen. Yani birçok mutfağından tut, ne bileyim, ibadet yerleri dahil her şey var içinde. Biraz koridorları dar yalnız. Evet, biraz eğilerek geçmek gereken bölümleri var. O ama özellikle yapılmış büyük ihtimal. Hani saldırı sırasında insan girse bile rahat koşturamasın diye. Devam edelim. Şimdi insanlar yerleşmiş. Tabii insanlar oraya yerleştiği zaman burada bağcılık çok meşhur biliyorsun. Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri bağcılık konusunda. Gübre olaraktan da güvercin gübrelerini kullanıyorlar. Evet. Mesela şurada gördüğün delikler güvercinler. Ve bunların her birinin kendine özgü bir şekli vardır, rengi vardır. Güvercinler bunu tanır, herkes kendi yuvasını bilir. Tabii binlerce, milyonlarca güvercin olduğu söyleniyor. Bugün artık gübre olarak kullanılmıyor fazla bu ama geçmişte çok ciddi olarak kullanılmış. Yerleşimin yoğun olduğu dönemlerde devam edelim. Peki güvercin gübresinin asidi falan oralara zarar vermiyor mu kayalara? Yani kaya sonuçta minimal bu. Tabii. Hani minimal. Asit derken mesela şeyde Göreme Milli Parkı'nda, daha doğrusu Göreme Müzesi'nde, Açık Hava Müzesi denen yerde karanlık kilise vardır mesela. Çok küçük bir pencere, birazdan resmini göstereceğim. Küçük bir penceresi olması nedeniyle uzun yıllar keşfedilmemiş, yeni keşfedilmiş birkaç on sene önce, yani tam 50'lerde yanılmıyorsam. İçi güvercin pisliğiyle doluymuş. Çünkü yüzlerce yıl güvercin yuvası olarak kullanılmış. 10-15 sene sürmüş onun temizlenmesi. Hristiyan güvercinler bunlar. Artık bilemiyorum yani. Güvercinler. Ondan sonra bugün Kapadokya'nın en iyi korunmuş yerlerinden Kilisesi. Biri. Çünkü bulunması geç olmuş. Dolayısıyla tahribata fazla maruz kalmamış. Tabii bu İgdimritleri bugün bile dikkat edersen makinalarla oyuyorlar. Limon deposu yapıyorlar. Patates, Ortahisar'da özellikle patates ve limon konusunda ciddi depo yapıyorlar. Yatırım, depo yapıyorlar. Bildiğimiz depo. Hala buna izin verilen yerler var dikkat edersen. Yeni bir yapı. Bu 10 seneki önceki fotoğraf. Tabii insan ve şu Ürgüp'ün üstteki tepesinden buradaydım ben bu düştüğünde. 2-3 kişi maalesef öldü burada. Burada restoranlar, işte disco falan vardı. Yapma ya. Tabii gece yarısı saat 3-3.30 civarı tamamıyla göçtü. Bu doğal bir proses. Erozyondan bahsediyorduk. Heyelan. Yani kaya koptu, kaya düşmesi diyelim buna. Ciddi şekilde indi. Ürgüp'ün meydanıdır şurası tam.
Burada da maalesef 3 ya da 4 kişi ölmüştü o zaman. Kapadokya'da birkaç turizmciler, birkaç jeoloğu işe alsalar iyi ederler yani. Ya, tabii yani nasıl önemli. Nasıl engellersiniz ki kayanın düşmesini nasıl engelleyeceksiniz? Engellemeyeceksin, önceden göreceksin. Bak dikkat et, burası tehlikeli diyeceksin. Şimdi bu konuyla ilgili tabii çalışmalar var. Özellikle AFAD ilgileniyor bu işlerle. Yani doğal sit alanları var. İşte, AFAD devlet teşkilatı mı? Evet. Dolayısıyla biraz dikkat etmek lazım. Yani onların da kendi görevleri, orada da jeolog arkadaşlar çalışıyor, AFAD gidiyorlar, bakıyorlar. Öyle mi? Yani bu konuyla ilgili uyarılarını yapıyorlar, rapor istiyorlar. Bakın burada oturulup oturulamayacağına dair bir jeoloji raporu isteniyor. Dolayısıyla hani ciddi tutulduğunu düşünüyorum ben işin. Devam edelim. Şimdi burada bir bundan bahsetmeden de geçmeyelim dedim. Bir eriyonit minerali var. Bir suyla birleşmesi sonucu oluşan bir zeolit mineralidir bu. Volkanik külün suyla birleşiyor ve yeni bir mineral oluşuyor. Bu mineral dikkat edersen burada iğne gibidir. Bak böyle bir evet. Şey gibi. Göz irisine de benziyor. Aynen öyle. Formülü de aşağıda alüminyum silikat sonuçta. Su da var içinde. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Tuzköy civarında özellikle havaalanının olduğu tarafta Karayin 4-5 köyde ciddi kanser vakaları oldu. Özellikle Tuzköy'de bildiğim kadarıyla bu işler ortaya çıktığı 70'li yıllarda bilinmeye başlandı. 300'den fazla kişinin kanserden öldüğünü biliyorum. Ne diyorsun? Tabii. Ciddi bir şey bu çünkü iğne gibi. Yani asbestten daha da kötü bir malzeme esasında. Aynı şekilde mi kanser aynı yapıyor? Aynı şekilde mezotamya mı diyor, deniyor bir kanser türü var. Şimdi dilim dönmedi. Ciddi bir şey, evlerin duvarları bundan yapıldığı için. Tabii bir de şu da var, tarlada sürülürken işte toz kalkıyor. Onlar ciğerlere gidebiliyor. Bundan da bahsetmek lazım ama ciddi önlemler alındı bu konuda. Artık insanlar başka yerlere taşındı ve önlemi alındı diyelim. Devam edelim. Son slaytlara yaklaştık. Burada eskiden evler bu şekildeydi. Bugün bunlar hızlı bir şekilde restorasyona gidiyor. Bir odanın resmi bu. Bakın işi iyice ne üstü kirlenmiş. Arkadaş bu taraklı bir çekişleri vardır onların. Kazırlar. Güzel oteller oldu. Artık turizm çok gelişti Kapadokya'da biliyorsunuz. Şeyde son 70'li yıllarda başlayan insanların kendi evlerinde ağırladığı turistler bugün çok lüks konutlara doğru gidiyor. Maalesef biraz fazla da 5 yıldızlı otel konsepti yerler de çıkmaya başladı. Benim tercihim onlar değil açıkçası. Gidecek arkadaşlara da tavsiyem bu tür daha küçük boyutlu yerlere gitmeleri çok daha otantik. Şimdi şeyde. Fatih bozulacak bana ama yemek durumu nasıl? Yemek çok güzel. Güzel yemekler var. Restoranlar var. Gerçekten Kapadokya'da dünya mutfağından da dahil Türkiye mutfağı gerçekten. Çok... Bazı gruplarda büyük oteller falan. Evet. Yani kültür turizmi açısından çok önemli bir yer. Türkiye'nin göz bebeği olması gereken bir yer. Ben yıllarca mesela gidip ama çok geldim. Japonlar gelir, Japonlar gelmiyorlar artık. Ya tabii turizm bu aralar biraz sıkıntılı biliyorsun. Orada bir Japon öldürüldü. Evet. Evet, yani bu tür Japonlar şeyler... Japonlar zırt diye kesildi. Evet, orayı maalesef. Orayı patlatan Fransızlardı, Fransa evet, kesildi. Aynen. Sonra İtalyanlar keşfetti, İtalyanlar geliyorlar. Japon'u niye öldürdüler? Ya işte... Tecavüz maksatlı olduğu için. Türkiye. Yani. Yapma ya. Yani dünyanın her yerinde geçen olabilecek günde, bir olay. Geçen günde bir balon kazasında yine bir turist ödü. Yani balondan da bahsedeceğiz. Devam edelim. O balon çok önemli bir şey. Ben balona geçelim. Reklama tamam. Geçelim. Tamam. Edgü diyor ki Kapadokya Hititçe Hepatuka yani Tanrıça ülkesi anlamına geldiğini söylüyor. Öyle mi? Çok bu bir tanesi. Bir tane Mustafa Kaya Bey Ürgüp'ten diyor ki Kapadokya sözcüğünün kökeni kesin olarak bilim insanlarınca açığa çıkarılmıştır. Ben bu kesin lafından hiç hoşlanmam ama aşağıdaki ülke anlamındadır. Bir de benim sorum var. Erciyes yükselmeden önce Kızılırmak oradan bakıyordu. Teşekkürler. Hayır. Yani son soruya cevap vereyim. Kızılırmak'ın oradan geçme yaşı 2 milyon sene öncesi falan. Erciyes'in kurulumu biraz daha eski. Yani 3 milyondan başlıyor diyelim. Evet.
Evet, bu turizm işinden bahsedelim biraz da. Tabii önemli bu. Şimdi ben düşünürüz. Ben balonda adam ben şeye cevap vereyim. Ben kaynakların yalancısıyım. Hititçe uzmanı olmadığım için çok özür dilerim yani. Evet. Şimdi balon işi önemli. Neden? Bu son 20 sene önce falan, 25 sene önce falan başladı bu iş. İki yerde çok iyi deniyor balon. Bir, Kapadokya'yı balonla görün. İki, Kenya veya Tanzanya'yı balonla görün. Doğru. Ama Kenya'daki Mısır'da da yapılıyor biliyorsun bu piramitlerin üstünde falan. Hayvanları görebilirsen tabii ki o güzel. Ama Kapadokya yani yapmanız gereken en önemli aktivitedir bence Kapadokya'ya gittiğiniz zaman. Bir balonla uçma keyfi. Eskiden biraz pahalıydı. Rekabet sayesinde bunlar biraz düştü fiyatları. Ne kadar bir seferlik uçuş? Yani eskiden 150 euro civarıydı kişi başı. Bir ara 250 euroydu. Yani sonra biraz uzunluğuna da bağlı. Bugün ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 100 euro civarında tek diye tahmin ediyorum. Sabahın çok erkeninde çıkıyorsun. Özellikle yaz ama o şeyle ilgili bir şey. Hava akımlarının gerekiyor. Kalkması. Çünkü balonda yukarı doğru kontrol var. Horizontal kontrol yok, yatay kontrol. Rüzgar nereye götürüyorsa, o yüzden arabalar aşağıdan takip ediyor seni. Orada iniyorsun. Bu bölgede çok tehlikeli bir şey değil. Kesinlikle değil. Yani dirijabl kullanmak hiç akıllarına gelmiyor bunlara. Bilmiyorum, o biraz daha zor olur herhalde. Yani bunun inip kalktığı yerin belli olmaması, işte aşağıdan takip ediyor arabalar. Hocam Sayın Profesör, Taşkale civarından deniz kabukusu fosili yollamış bir izleyici. Taşkale. Yani. Orası neresi diyeceğim ben şimdi bilmiyorum. Olabilir. Hemen yani görsel sedimanlar olabilir onlar. Hani bu bölgede olabilir ama deniz burada yok. Yani denizin olduğu dönem çok eski. 55 milyon sene öncesi falan. Eosen'in ortalarında. Dolayısıyla bu arada jeomorfolog Cemalettin Şahin de diyor ki Cehel hocam obrukların oluşumunu anlatırken kireç taşlarının erimesi sonucu olduğunu söyledi. Obruklar oluşumunu sağlayan olay taşın erimesi değil çözünmesidir. Galata meşhur olarak çözünmesi yerine dil alışkanlığı olarak erime denmektedir. Ancak bilimsel olarak çözünme demek. Doğru. Doğru. Helal olsun bana. Doğru. Evet Cemalettin Bey, teşekkür ediyoruz. Doğrusunu bize uyardığınız için. Evet, devam edelim. Şimdi bu arada hastalığın adı da mezetelyomaymış. Doğrudur. Onu da Doktor İbrahim Sun göndermiş, sağ olsun. Sağ olsun İbrahim Bey. Bu programlar ne kadar faydalı. Evet. Bu 2006'da güneş tutulması sırasında çektim. Bu arkadaşlar İngiliz turistlerdi. Beraber gittik. Hayatımda yaşadığım en güzel anlardan biridir diyeceğim. Güneş tutulması Kapadokya'da. Eğer bilmiyorum bundan sonraki güneş tutulması ne zaman ama. Gidin diyorsun. Mutlaka koşun. Gidin. Gerçekten çok özel bir an. Bu formlarla insan kendini apayrı bir dünyada hissediyor gerçekten. Devam edelim. Şimdi burada tabii sadece insanlar yerleşiyor ama ondan sonra da birçok manastırlar kuruluyor Hristiyanlıkla birlikte. Eski manastırlar, bu çok daha yeni bir şey, Zelve Açık Hava Müzesi. 1923'te biliyorsunuz Yunanistan'la mübadele olunca buradaki Rumlar diyelim, halbuki onlar da esasında sonuçta Yunanlı değil ama Anadolu insanları Rumca konuşuyorlar. Abicim bir dakika, buradaki Rum, Rum şunu unutmayalım. Rum demek Romalı demek. Doğru. Yani adamlar kendilerine Romai diyorlar. Aynen öyle. Biz Romalıyız diyorlar. Öyle. Yani bak İlber hep düzeltir. Millet efendim Bizans İmparatorluğu diyor. O Bizans İmparatorluğu lafı Rönesans'ta ortaya çıkmış. Doğu Roma'dır. Burada yaşayan ve Yunanca konuşan insanlar kendilerine biz Rumuz diyorlar. Yani Romalıyız diyorlar. Fatih ne diyor? Ben sultanı iklimi Rum'um diyor. Yani Roma iklimlerinin sultanıyım diyor. Doğru. Değil mi? Aynen öyle. Bu birçok manastır var ama bunlardan en güzeli büyük ihtimal Zelve'deki. Hatta gümüşler çok daha yeni ve korunmuş halde Niğde'de Gümüşler Manastırı. Gerçekten çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. İzleyicilere giderlerse bu bölgede çeşitli, tabii açık hava müzesi olarak da kullanılıyor Zelve bugün. Bunları gezebiliyorsunuz. Tabii artık manastır işlevini görmüyor buraları. 1923'teki o mübadeleden sonra buraları terk edilmiş durumda. Ama müze olarak şeyine devam ediyor. Devam edelim, şeyleri de Celal anlatsın.
Evet, buyur. Al ıstakanı, geç bir yardım. Aynen olsun. Öyle. Efendim, bu gördüğünüz Şantantuan. Yani şu Beyoğlu'da bu, kilisesi olan. Evet, efendim? Beyoğlu'da kilisesi olan. Evet, ama bu arkadaş, şu gördüğünüz Mısır'daki Şantantuan Manastırı, Hristiyanlık'ta manastır kültürünü başlatan adam. Şimdi manastır dediğiniz zaman bir sürü keşişin, rahipten farklı bir şey keşiş. Keşiş manastırlarda yaşayan ve bütün hayatını dine adayan insanlar topluluğu. Bu ilk defa Mısır'da başlıyor Hristiyanlık çerçevesinde. Dolayısıyla çeşitli manastırlar kuruluyor Mısır'da. Mısır'dan Orta Doğu üzerinden manastır anlayışı ilk defa Kapadokya'ya geliyor. Ve büyük Basilius sayesinde. Antakya'ya gelmiyor mu büyük olarak? Anadolu'ya diyorum. Antakya Anadolu sayılmaz. Antakya, rica ederim yani. Anadolu'nun ön ülkesinde Antakya. Bu meşhur Aziz Antonius bu Mısır'da. Bundan sonrasını alalım. Bu Basilius Kilisesi Kapadokya'da. Bu daha sonra yapılmış. Aziz Basilius bu. Milattan sonra 330-379 Kayseri Psikoposu bu. Yani Sezarea Psikoposu. Bu aynı zamanda Büyük Basilius diyenler adam. Büyük Basilius Doğu Kilisesi'nin manastır kaidelerini ortaya koyan adam. Fakat çok gariptir ki Doğu Kilisesi artık bunu izlemiyor. Fakat Yunanca konuşan Katolikler bunu izlerler hala. Aziz Basilius'u izlerler. Katolik Rumlar. Katoliktir bunlar. Ve Yunanca konuşan Katoliklerdir. Aziz Basilius felsefe tarihinde de çok önemli bir yer işgal eder. Yani mesela Bertrand Russell'ın The History of Western Philosophy okuyan kişiler Aziz Basilius'la tanışırlar. Oradan bir de. Dolayısıyla Kapadokya aynı zamanda Batı felsefesinde de önemli bir yer işgal eder. Hristiyanlık felsefesi çerçevesinde. Ve oradaki manastır hayatının şey üzerinden, Mısır'dan... Bu herhalde kilisenin felsefe yasaklamasının önceki dönem olsa gerek. Kilise hiçbir zaman felsefe yasaklamamıştır. Kilise kendine göre felsefe yaptığın zaman her zaman başın üstünde yeri vardır. Kilisenin içinde muhtelif felsefi akımlar vardır. Dolayısıyla Orta Çağ'da kilisede her zaman felsefe vardır. Hristiyanlığın içerisinde. İslam da felsefeyi yasaklamamıştır. Felsefeye karşı çıkan Gazali'dir. Ama Gazali'nin karşısında felsefeyi savunan İslam düşünürleri vardır. İbn-i Rüşd gibi. En büyüğü de İbn-i Rüşd'tür, değil mi? Hristiyanlık da böyledir. Hristiyanlık içerisinde de hiçbir zaman felsefe yasaklanmamıştır. Şöyle diyeyim, kilisenin izin verdiği ölçüde yapılabilmiştir. Kilisenin tabii, yani heretik olamazsın ama bir John Scotus... Ama Aristo'yu yasaklamış kilise mesela. Ama ne zamana kadar? Tamam, bir zamana kadar. Değil mi? Ama Akinalı Aziz Thomas çıkmıştır, demiştir ki, niçin yasaklıyoruz? Aristo neredeyse bir Hristiyan azizi olabilecek kadar önemli bir adamdır. Değil mi? Evet. Onun meşhur Summa Theologicus'ta o üç koskoca kitap ortaya çıktıktan sonra Aristo bir numaralı adam olmuştur. Peki kimler öğrenmiştir? Kilise Aristo kimler öğrenmiştir? Çok büyük ölçüde Müslümanlardan öğrenmiştir. Evet, Müslüman öğrenmiştir. Müslümanlardan öğrenmiştir. Müslümanlara göre Aristo'nun adı Muallim-i Evvel'dir. Bir birinci öğretmendir Aristo. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bizim Kapadokya çok önemli bir eğitim merkezidir aynı zamanda Hristiyanlar için. Ve bu işi başlatan adam Aziz Basilius'tur. Bundan sonrasını alalım. Bizim için çok önemli bir hanımefendiden Atilla ile konuştuk, bahsetmeden geçemeyeceğiz dedik. Bu Santa Barbara'nın kilisesidir. Santa Barbara Antakyalıdır. Babası tarafından öldürülmüştür. Hristiyan olduğu için. Bizim için çok önemlidir Santa Barbara. Santa Barbara
jeologların, madencilerin, demircilerin azizesidir. Ve kutsal günü 4 Aralık'tır. Fakat ne hikmetse Katolik Kilisesi Santa Barbara'nın gerçek olmadığını keşfetmiştir. Dolayısıyla azizler takviminden çıkartılmıştır. Yokmuş aslında birisi. Yok böyle birisi. Fakat Avrupa'da 4 Aralık hala jeologlar ve madenciler günü olarak kutlanır. Onun için Kapadokya'da Santa Barbara'nın kilisesi vardır. Ben de buraya Santa Barbara'yı koymadan edemedim. Atilla ile konuştuk. Dedik koyalım Barbara'yı buraya. Biz madenciler ve jeologlar için Santa Barbara'nın özel bir yeri vardır. Peki bu Kaliforniya'daki Santa Barbara... O Barbara. Tabii o Barbara. Rahmetli bizim Necdet Çoban'ın evi oradaydı da oradan. Necdet Çoban'la. Sen tanımazsın. O FIFA yönetim kurulu üyesiydi de. Senin ilgilenmediğin olaylar. FIFA ne baba? Futbol, mitbol falan gibi. Ha onu bilmiyorum. Neyse. Kapadokya'da Santa Barbara'nın yeri var. Dolayısıyla bunu da gösterelim seyircilerimize dedik. Kapadokya'ya gidenler olursa, hele 4 Aralık'ta giderlerse buraya uğrasınlar. İki mum yaksınlar. Atilla devam et. Baş üstüne hocam. Ve sen de Santa Barbara mı alacak demiş. Bütün olayın Santa Barbara mıydı? Abi yani. Hayır, Basilios önemli bir adam. Ve manastır felsefesinin. Çünkü manastır aslında seyircilerimize anlatmamız lazım. Manastırlar çok önemli. Çünkü Avrupa'da ilk çağ kitaplarının yaşaması manastırlar. Manastırda yazılmış, manastırda korunmuş. Manastırlar bunları kopya etmişlerdir. Manastır kütüphanelerinde korunmuştur. Manastır kütüphanelerinden daha sonra bunlar kopyalanmıştır. İlk çoğalması kitapları manastırlarda. Manastırlarda olmuştur. Dolayısıyla manastırlar önemli yerlerdir. Yani Hristiyan dini zaman seyyahlar manastırları bırakıyor, manastırları çoğaltıyorlar, seyyahlar geçerken alıyorlar, bir kısmı manastırda kalıyor. Ve zaman zaman Hristiyan dini kendi aleyhine olacak kitapları dahi kopyalattırmış. Kimseye okutmamıştır ama saklamıştır. Saklayıp kopyalatıp saklamışlardır. Evet, biraz da bölgedeki diğer kiliselerden bahsedelim. Bu Soğanlı Vadisi'nde gidenler bilir, birçok kayalara oyulmuş kilise vardı. Bu en güzellerinden biri, benim tercih ettiğimdir. Kubbeli kilise. Gerçekten bu bayağı güzel buluyor. Güzel, çok değişik bir yani biraz de şey gibi, biraz da böyle var. Peri balasına benzeyen evet, bir halde var. Yani biraz ona da benzetmişler. Gerçekten bak bu Ihlara Vadisi'nde Kızılkaya Gümrüt'ü buraya kadar 100 kilometre arada mesafe var. Buraya kadar gelmiş. Bir patlamayla o bölgenin olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ciddi bir şey. Devam edelim. Bu tabii Tokalı Kilise, en meşhur kiliselerinden biri Kapadokya'nın. Göreme Açık Hava Müzesi'nin hemen çıkışında. O kadar çok ki gez bitmiyor bunda. O kadar çok. Yani çok şey var ama bir iki tane koydum. Bir tane daha gösterelim. Ondan sonra da Selçukluların... Bir de nem falan da olmadığı için çok güzel korunmuş hepsi. Evet. Devam edelim. Diğeri de Karanlık Kilise dediğimiz, o da Göreme. O son bulunan. Son şeyini. Evet, değiştirelim slaytı. Bir sonraki arkadaş. Evet, bu da Karanlık Kilise. Gerçekten şeyleri bu dikkat sanki edersen... O kadar temiz ki, sanki yeni yapılmış. Dün yapılmış gibi. Evet. Ben gezerken bunu dedim ki bunları sonradan mı boyuyor? Hayır, dedi, orijinal. Değil. Şimdi bu tür yapılarda genelde dikkat edersen gözler oyulmuştur. Orada. Hani bu genelde Müslümanlığa atfedilir ama bildiğim kadarıyla bu ikonoklasların işi bu. İkonoklas döneminde 725'te başlıyor yanılmıyorsam ikonoklas, 840'lara kadar devam ediyor. O dönemde Hristiyanlıkta sadece haç gamalı. Gamalı haç diyorum yani. Hocam bu tam sayfa, yani tam sayfa değil mi? Tam ekranda verebilirsiniz bu görüntüleri. Çok güzel görüntüler bunlar çünkü. Şey olaraktan çok daha basit şekillerin sadece hacın yapıldığı. İkonoklastır ne? İkonoklast. Seyircilerimize anlatalım. Yani o bir dönemin adı. Şekil kırıcı. Şekil kırıcı, evet. İkonalara karşı. Evet. İkonalara karşı ve özellikle Yahudilikten etkileniyor. Evet. Hiçbir şekilde dinin tasvir edilmesi, şekillere, resimlere dökülmesine izin verilmemesi düşünüyor. Evet. Ve bu neredeyse Doğu Roma'yı çökertecek boyutlara ulaşıyor. Aynen öyle. İstanbul'u yakacak boyutlara ulaşıyor. Evet. Ve o nedenle de burası çok küçük bir girişi olduğu ve de korunduğu biliniyor. Dolayısıyla büyük ihtimal o dönemden de
kendini kurtarabilmiş. Son slayta geçelim. Tabii bu da Selçukluların eserleri. O bölgeye biliyorsun şeyden sonra Bizans demeyeyim tabii ama Romalılardan sonra diyelim. Doğu Roma'dan sonra Türkler yerleşiyor. Çok güzel kervansaraylar var. İpek yolu üstünde olduğu söylenen. Bu Ağzı Karahan, bu Aksaray'a 15 kilometre kadardır. Ürgüp-Nevşehir yolu üstünde. Bunlar son zamanlarda Saruhan vardır. İşte 4-5 tane var. Birbirlerinden 20 kilometre kadar bir günlük at mesafesi diyelim. Uzaklıktadır. Otel olarak, işte restoran olarak zamanının kullanılmış. Çoğu restore edildi. Başarılı olanları var. Çok fazla da kritik olmak istemiyorum ama başarısız olanları da maalesef var. Fazla yeni taşlarla yapılan, içinde benzer taşlar olmayan taşlarla yapılmış restorasyonlar da var. Ama yine de ayakta tutmak adına önemli bir gelişme. Daha sonraki zamanda Türkler yerleşimini devam ettiriyor Selçuklulardan. Bugüne de gelmiş bulunuyoruz. Turizm açısından olsun, işte insanların yerleşimi açısından hala önemini ilk gün kadar koruyor diye düşünüyorum ben. Kapadokya'ya diyorsun. Aynen öyle. Ne diyor seyirciler? Niyazi Gündoğdu diyor mesela. Evet. Selamlar. Gündoğdu hocası. Evet. Ben ve Profesör Abidin Temel ile birlikte bu bölgenin tamamında akciğer kanserinde olan mineralleri araştırdık ve bunu uluslararası bir yerde yayınladık. Mezotelomu yaygın olduğu 3 köy turistik alanın dışında, bunu belirtmekte fayda var diyor Niyazi. Doğru. Doğru söylüyor. Niyazi'ye selam. Aynen. Evet, Niyazi'ye çok selam. De. Bu bölgede çok büyük emekleri olan Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız. Kendisi Fransa'da yaşıyor artık ama. Lyon'da. Evet. Evet, bu arada o kayadaki depoları oyan makineleri de yollamış birisi. Doğrudur. Dev makinelerle kayaların nasıl oyulduğunu ve orada nasıl depolar yapıldığını. Sen şeyi tamamen çıkardın galiba, çatal fili. Koyduk abi onu. Hayır şey yani. Çatalhöyük'te buranın bir bağlantısı var mı peki? Onları çıkardık. Çıkardım, saat yarım tamam. Oldu yani. Tamam. Çatalhöyük'te buranın bir bağlantısı var mı? Var tabii canım. Yani o Tanrı'nın, erkek Tanrı fikrinin. İşte o öküzde kaldık. Öküzün gerisini getirmedik. Peki, son birkaç soru sorayım izleyicilerin merak ettiği. Bu şeyi çok merak ediyor herkes. Bilmeyenler de çokmuş. Yellowstone Volkanı. Yellowstone'da bu bir dağ değil. Hayır. Değil. Bu bir kaldera, biraz önce evet. Dedi ya. Yani bu çok büyük bir çöküntü alanı. Bu dünyanın en büyük kalderalarından biri. Onun için bu Sumatra adasının kuzeyindeki Toba Gölü, Napoli Körfezi. Böyle yerlere süper volkanlar deniyor. En büyükleri de buna şey değil mi? Olsun en büyüğü. Yanılmıyorsam Toba. Toba daha büyük. Toba daha büyük. Emin değilim. Bakmam lazım. Bunlardan bir tanesi patlarsa bir daha yani niye bu patladı, ne oldu programını yapamayacaksın. O kadar mı patlayacak? O kadar büyük. Bir kere Kuzey Amerika'yı tamamen yok edeceğini biliyoruz da. Ama yani bir buzul çağı başlatacak. Evet. Dolayısıyla sen, ben, Atilla falan biz yiyecek peşinde koşacağız. Sen epey dayanırsın. Tabii siz benden önce gideceksiniz. Evet. O kesin. Sen epey dayanırsın yani. Sağlıklı yaşayacağız falan derken benden önce gideceksiniz. Peki bunun 640 bin yılda bir patladığı yani. Söyleyeceğim. Şimdi diyecek ki hayır 680 diyecek. Onun için hayır hayır eksi artı. Ve bu süre dolmuş. Evet. Nereden biliyoruz bunun 640 bin yılda bir patladığını? Yani 600 bin yılda. Çünkü yaş tayinleri var. O tüfler var. Hı hı. Bütün Amerika'nın yani bir tarafa demeyelim de Amerika'nın çok önemli bir kısmını kaplayan tüfler var. Bu tüflerin hepsi yaşlandırılmış durumda. Hı hı. Oradan çıkıyor. Ve her an patlayabilir. Her an patlayabilir. Peki buna paralel bir... Yani bak şunu söyleyeyim Fatih. Biz depremler içinde bunu konuşuyoruz. Tabiatta canlılar alemi dışında periyodik olaylar, bilhassa şöyle diyeyim sana, yani atomik düzeyin üstüne çıktığın zaman periyodik olaylar yoktur kardeşim. Efendim Kuzey Anadolu Fayı 250 senede bir deprem yaratır. Yok böyle bir şey. Yok mu? Bu aşağı yukarıdır. Yellowstone her 640 senedir bir patlar. Hayır efendim böyle bir şey yok. Aşağı yukarı. Patlamayı vereceği tutar. Anlatabiliyor muyum? Yani tabiattaki olayları biz tahmin... Çünkü istatistik yapamıyorsun. Az.
verin az elinde. İstatistik yapacak şeyde değilsin. Durumda değilsin. Dolayısıyla periyodisiteden bahsederken çok dikkat etmek lazım. Peki mesela demin dedi ya 3000 kilometre küp, 300 kilometre küp dedin değil mi? Evet. Mesela Yellowstone patlarsa kaç kilometre küp şey fışkıracak? Çok daha büyük olur. Abi bunun en az 10-15 katı. En az. Yani onların bende vardı şeyleri. Şimdi aklımda değil ama. Milyon yani kilometre küp. Milyon kilometre küp. Devasa be. Ya düşün bütün Amerika'yı kaplıyor. Bütün Amerika'yı kaplıyor. Bütün Amerika'yı kaplıyor. Muazzam bir şey. Şey bir ondan biraz daha ufak. O beyaz bir hayli daha ufak. Hangisi? Şeydeki Napoli köpezdeki. Biraz yani o kadar da ufak değil, biraz daha ufak. Peki bu Afrika'da olan bunlar alakası yok değil mi? Hangisini diyorsun? O Afrika'daki dedin ya bir şey var diye direkt magmaya uzanan bir şey. Afarı falan mı diyorsun? Dünyanın merkezi. Hayır onlar çok ufak. Onlar canım onlar normal. Ben de tutulum volkan. Peki bak bu süper volkanlar var ya. Bunlar şeyin üstünde duruyorlar. Subduction zonların üstünde duruyorlar. Bunlar plüm volkanları değiller. Yani manto sorgucu volkanı değil bunlar. Hmm. Subduction zonların üstünde duruyorlar. Ne demek o subduction zon? Damla batmaları. Niye biliyor musun? Bunlar, bir dakika ben yanlış söyledim. Yellowstone şeyin manto sorgucunun üstünde duruyor. Pardon. Manto sorgucunun üstünde duruyor. Dolayısıyla pek anlamıyoruz bunları yani. Niye bu kadar büyük volkanlar oluyorlar? Yani o zaman şuna, volkanizma bitmedi dünyada. Volkanizma devam ediyor. Hayır efendim, hiç alakası yok tabii. Yani şimdi şöyle görülüyor ya işte, ya tek ender olarak sağda sola tek tük patlıyor gibi görüyoruz. Aslında hayır, öyle değil iş. Hayır. İzlanda'da her 5 senede bir. Aşağı yukarı. Endonezya'da da öyle. Endonezya'da daha sık. Ama Endonezya'da adaların kendisi bütün hepsi volkandan oluşuyor. Yani Java'da kaç taneydi? Java'da bilmiyorum. Merapi var, çok meşhur. Hala aktif. Daha doğrusu çoğu aktif o volkanların. Hmm. Yüzlerce volkan var. Yani dünyanın en sık volkan nüfusu Endonezya'da. Tam dalma batma zonunun üstünde. Çünkü bütün o yay adaların... Peki Anadolu volkanları. Bilinen kaç volkan var Anadolu'da? Vallahi saymadım. Çok var. O kadar çok. Çok. Bunların çok sönmüş olanları hangileri, aktif olanları hangileri? Tam doğru laf ama da... Volkanın büyük, bak... Büyük aktif... Bak nasıl abi, ayıracağız bunları? Volkanın konisi varsa, ciddi bir şekilde aşınmamışsa faaldir. Şimdi Kula'yı al hele. Şimdi Kula'daki volkanları biz sönmüş olarak görüyoruz. Çünkü bunlar cüruf konileri. Yani bunlar genel bir tek atışlı volkanlar. Ama bir Nemrut'u al hele. Süper, Nemrut. Bunlar her an patlayabilirler. Çünkü altlarında zaten magma cepleri var. Duruyor. Yani bunu her an, yani Nemrut her an gidebilir. Bunu ayrı bir programda... Evet, ama bunu tartışmak lazım ciddi olarak. Fakat bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Bunlardan iyi verilerimiz yok bizim. Yani Vezüv'ün altındaki magma cebinin enini boyunu biliyoruz. Biliyor. Yellowstone'un altındakinin enini boyunu biliyoruz. Hawaii'nin altında bütün bacanın şeklini biliyoruz ya. Değil mi? Böyle çalışmalar yapılması lazım. Yani burada sana efendim siyaset konuşun diyen halkımız yerine. Vallahi mesaj atmış o bir tanesi, diyor ki sana gülüyorum diyor, acıncak haldesin, gülüyorum sana diyor. Komedi programı olarak izliyorum seni artık, komedi olarak izliyorum seni artık diyor. İşte bak bunlar Fatih, zavallı insanlar. Bu adamların hayatı işte bu kadar. Celal Hoca'nın yeni bulunmuş olan Zelandiya kıtası hakkındaki fikirleri diyor. Bunu geçen programda evet, konuştuk. Evet. Yeni bulunmuş falan filan. Değil ya, değil. Yani bunu bak. 8. kıta. Bu GSA Today'de yayınlandı. Yeni Zelandalı jeologlar, Zelandiya kıtası, aman işte bizim ne kadar güzel bir kıtamız var. İşte Chatham Platosu, Campbell Platosu, Lord Howe Rise, hepsi beraber bir kıta oluşturuyorlar. Bugüne kadar bu kıtalardan sayılmıyordu. Artık lütfen bunu da sayalım. Su altında olunması bunun kıta olmasına mani değildir diye makale yayınladılar. Bunu gazeteciler ele aldı. Ondan sonra bütün dünyada bu bir şey oldu. Yani lütfen alınma ama gazeteciler bilimin en büyük düşmanıdırlar. Valla İngiliz basını yayınladı bunu ilk olarak. Bak ne diyorum sana, gazeteciler bilimin dünyanın her yerinde en büyük düşmanıdırlar. Niye biliyor musun? Anlamadıkları, bilmedikleri konu üstüne atlarlar. Çünkü gazetecinin derdi okunmaktır. Gerçek midir, değil midir, o mudur, bu mudur, düşünmezler.
Yani senin gibi oturup bilim programı yapan adam çok azdır. Vardır ama çok azdır. Ben dedim yani İsviçre'de mesela benimle röportaj yapmaya geldi adam. Neue Zürcher Zeitung'un bilim editörüydü ve bu adam biyoloji doktoruydu. E kaç tane gazete böyle adam tutuyor ya? Biraz işte ben Pomerol'ü tanıyor musun diye Atilla'ya soruyordum. Le Monde'un yıllarca bu kadın bilim editörüydü. Yani sen Pomerol'ün adını duymuşsundur. 1980'deki Uluslararası Jeograf Kongresi'ne gittiydim ben Paris'te. Chuck Drake ki Amerika'nın jeofiziğinin büyük adamlarından biriydi Chuck. Doktora hocam John, ben yürüyoruz. Abi baktım karşıdan Pomerol geliyor. Chuck'a merhaba Chuck dedi, şap şap yanaklarından öptü. John'u öyle. Meğer bu kadın bunları yıllarca tanırmış. O levha tektoniği falan ortaya çıkarken bu kadın bunlarla kaç tane öptü? Levha tektoniği ne zaman ortaya çıktığı çok sorar. 1965. Chuzo Wilson, A New Class of Faults, Nature makalesidir. Bütün dünyadaki de aynı anlamı. İşte 1960. Bir dakika, levha tektoniği ne zaman ortaya? Teori mi? Yoksa levha tektoniğinin ortaya harekete geçmesi mi? Yok, teorisi. Teorisi 1965. Ondan önceki kıtaların hareketi bilmem ne teorisi 1912 Alfred Wegener, Petermans Mitteilungen dergisi. Hemen arkasından Geologische Rundschau. İki tane makale 1912'de. Başka? Çok soru vardı. Tamam buyur abi buyur. Mu kıtası gerçek mi? Hayır. hayır. Pasifik Okyanusu'nun tabanını kardeşim adım adım biliyoruz. Her köşesi kaç yaşındadır çok iyi biliyoruz. Peri bacalarının oluşumunda su mu yoksa rüzgar mı etkilidir? İkisi birden. İkisi de birden tabii ama su daha etkili. Daha fazla etkili ama rüzgarın etkisi oluşanlar var. Isparta bulunan Gölcük Kalderası'nın Isparta için tehlikesi var mıdır? Olabilir. Yok zannetmiyorum. Onlar tek atışlı. O mağar mağar yani. Tek atışlı onlar. Belli olmaz ama yanından pıtlayabilir başka bir şey yani. Bilmiyorum Karadeniz'de yani. Volkan var mı diye sorulur. Karadeniz'in dibinde eski volkan var. Karadeniz faal sahilinde Türk. Var olmaz mı ama faal değil. Eski. Mesela İstanbul var ya. Koskoca bir volkanın altında oturuyor biliyor musun? Koskoca bir volkan. Kim? İstanbul şehri. Saydın mı? Evet. Koskoca bir volkan. Onun kenar dayıkları, mayıkları her şey var. İstanbul onun altında ama volkanın yaşı. Çok yaşlı. Söyle de yani. 65 milyon abi. 65 milyon yıl. Tamamen aşılmış. Artık bitmiş ya. Tabii. Çoktan bitmiş. Ama bütün Karadeniz sahilinde böyle inci gibi dizilmiş bir sürü volkan vardır. Hepsi çok yaşlı ama. Kaya düşmesi olduğu sırada Ürgüp Belediye Başkanı olan Bekir Ödemiş Bey, BİTÜ jeoloji mühendisliği. Evet, jeologtur kendisi de, selamlarımız olsun. Abi, insan politikaya bulaştı mı? Nelerini kaybedeceği belli olmuyor. Ne diyeyim? Peki ama yapacak ne var yani? Nasıl? Abicim yani bir kere bulunduğun yerin adam gibi haritasını yaparsın. Kaya düşmesi nerede olacak? Hey lan nerede olacak? Yani değil mi? Bunları tespit edersin. Buna rağmen olur kaya İsviçre'nin her köşesi adam gibi haritalanmıştır. Buna rağmen heyelan da oluyor bilmem ne de oluyor. Ama bir tedbir alırsın. Değil mi? Yani kabak gibi oturmazsın orada. Yani böyle dimdik bir kayanın altı tüflerden, ignimbritlerden olmuş dimdik bir kayanın altında ben oturmam. Bilmiyorum sen oturur musun? Vallahi şeye bağlı o. Yani durumuna bağlı. Çatlaklılığı çatlak bağlı bilmem ne. Yok mu? Yani. Tehlikeli mi değil mi? Her çatlakta tehlikeli demek değil. Onu da yani orada o bölgede oturan insanlar bu şundan korkmasın. Yani bir düzeltme yapalım. Düzeltme demeyeyim de hatırlatma yapalım. Ya o tüflerin içinde yaşamak kesinlikle bir problem değil. Mühim olan birbirini kesen çatlakların yoğun bir şekilde olmadığı alanları. En çok ne dağcı öldürür biliyor musun? Hadi bu çatlakla. En çok dağcı. Niye? Çünkü tutunur. Çat elinde kalır. Çat elinde kalır. Bak Yellowstone'dan. Bu aşınma çatlakları, bizim eksfoliasyon dediğimiz aşınma çatlakları. Bunlar arada bir patlıyorlar biliyor musun? Bunlar bir patladı bir keresinde. Kaç tane adam öldürdüler. Bütün Yellowstone vadisi doldu. Niye? İşte bunlar. Hani kaya düşmesi düştü. Facia oldu be.
Celal Bey, size bir sürü yerden teklif geliyor. Bizim okulumuzda konferans ediyor falan filan. Hayır, abicim çok zor. Çok zor. Yani ben ihtiyarladım. Dolayısıyla öğrencilerime vakit ayırmam lazım. Kitap yazmam lazım. Çok isterim. Her tarafa gitmek isterim. Onlara söyleyebileceğim tek şey, bol bol senin programları seyret. Kapadokya'da bir deprem riski var mı bugün? Türkiye'nin her yerinde var. Her yerinde ama var. Yani, ama çok hafif be. Çok hafif. Yani, evet. Çok yani hafif. Orası en asismik zonlardan biri. Yani depremin nispeten daha az olabileceği. Peki, biz daha önce bunu konuştuk ama tabii yıllar oldu konuşalı. Avustralya'nın ortasındaki o meşhur Uluru Ayers Rock. Evet. The Uluru. Nedir o? Uluru bir kum taşıdır. Niye öyle orada öyle mal gibi duruyor? Abicim erozyon. Erozyon. O çok güzel böyle çatlaklı bir kayadır. Oradaki erozyonu oradaki çatlaklar idare eder. Ama etraf böyle ortadan sanki yeni alda birisi böyle itmiş gibi yukarı veya tepeden birisi koymuş. Etrafı daha yumuşak kayalardan oluştuğu için onlar aşınmış gitmiş. Bu daha sağlam olduğu için de bir niye o, niye sadece o daha sağlammış da etrafında öyle başka bir şey yoksa? Stratigrafi. Bu prekambriyen yaşlı bir kum taşıdır. Sağlam. Öyle duruyor orada. Ha, getireyim sana haritasını oranı. Daha önce, oradaki zavallı yaşayan aborijinler de kutsal mutsal zannederler böyle garibanlar. Değil midir kutsal? Onlara göre abi, kutsaldır tabii canım. Valla onlara göre kutsaldır. Onlar hatta o bence dünyada kutsal hiçbir şey yoktur ama neyse. Ayers Rock, onlar sevmiyorlar bu lafı. Uluru diyorlar. Uluru. 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 Sevmiyorlar o şeyi. Bu şekilde karışıyor. Beyazların şeyi değil. Valla abi beyazlar sayesinde öğrendiler onun ne olduğunu. Bir başlatmasınlar bana. Evet, o konuya girmeyelim. Bilim, bir kere ben bunu söylediydim, hatırlıyor musun? Bilim ciddi iştir. Palavra kaldırmaz. Palavra, hurafeyle olmaz. Olmaz. Yani böyle çok izleneceğim falan diye bir derdin varsa da bunu yapmamak lazım. Gerçi sayenizde sizin olduğunuz akşamlar bu programda çok... Rating derdin yok. Benim asla öyle bir derdim olmadı. Hayır, hayır. Yani bu programın rating derdi yok değil mi? Benim de yok öyle bir derdim. Gerçi o patronlar arasından iyi bir şey midir, kötü bir şey midir onu bilmiyorum ama fakat yine de enteresandır. Senin, İlber'in falan, İlber Hoca'nın böyle bir reytingi var. Sizin de olacak bu gidişte sayın müdürüm. Evet abi, biz Avrasya Enstitüsü olarak bir şey ehemmiyet veriyoruz. Niye? Öğrenci istiyoruz. Öğrenci, doğru. Reklam, aynen, çok öğrenci. Önemli. Doğru. Biz öğrenci istiyoruz. Biz kaliteli, doğayı seven, bu işi yapacak öğrenci istiyoruz. Ve diyoruz ki bu öğrencilere de bir söz veriyoruz. Bu işi yaparsanız mutlu bir aç kalmazsınız. Olacak. Mutlu olursunuz, hayır, aç kalmazsınız. Mutlu bir yaşantınız olacak abi. Bilimden ve sanattan daha mutlu edilmiş bir şey yok. Beethoven. Beethoven'ı unutmayalım. Bilim ve sanat yap, sadece bunlar insanı Tanrı katına yükseltirler. Nasıl? Amin. Güzel. Evet değerciler, sevgili Celal Şengör'le ve sevgili Atilla Çiner'le programımızın sonuna geldik. Yine tepeler çıkacağız büyük ihtimalle. Çünkü bazı konuları biraz son programda konuşan bazı konuların bir miktar açıklığa kavuşturması gerekiyor. Hem uzaydan hem de Türkiye'deki belki vakit olursa uçak sanayinin gelişmesinden, varlığından, bugün geldiği veya gelemediği noktadan, gelebileceği noktalardan bahsedeceğiz haftaya pazar günü. O çok bayıldığınız ve hani bir diyorum ben korkuyormuşum yapmaya o siyasi tekedeki de bu hafta salı günü yine benim bir ufak meşguliyetim dolayısıyla perşembe yapacağız bu haftada. Korkarak yapacağım biliyorsunuz siyaset programını ama ne yapayım işte korka da olsa yapıyoruz. Merak etmeyin perşembe akşamı. Kusura bakma ben senin o programlarını seyretmiyorum biliyorsun. Çok iyi. Ya siz ikiniz bu akşam beni buraya kırmaya, rezil etmeye, üzmeye, bozmaya geldiniz. Ne haddimize, ne haddimize, rica ederim. Mevsimciğim bir daha bizi bunları çağırmayalım kardeşim. Ya. Bu nedir bu yani? Başından beri burada aşağı dönmeye. Geldiler, misafir geldikleri evde, ev sahibine etmekten hakaret kalmadı. Bak gördün mü senin yüzünden. Ya, çok ayıp. Aa, bu da senin yüzünden diyor. Ben seni oraya şikayet edeceğim, göreceksin gününü. Pastaka kalsın, kahveye yollayacağım biri. Çok teşekkürler. Buyur abi. Evet değerliciler. Sopanı al. Perşembe akşamı bayıldığınız siyaset, pazar akşamı da bilime devam. Korktuğum için yaptığım bilime devam. Şimdi gündem o kadar değişiyor ki bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun bir kesiminde böyle bakıyor.